9. sınıf tayfa, hazır mısın blok derse bugün? 2 ders üst üste. EBOB, EKOK'un başından sonuna kadar çalışacağız. İlk derste tanımına, kurallarına bakacağız, nasıl bulunduğunu inceleyeceğiz. İkinci derste EBOB, EKOK problemleri ve periyodik problemlere bakacağız. Hadi bakalım. Öncelikle EBOB, EKOK'la alakalı bugün alt başlıkta ilk dersin başlıkları nelermiş bir bakalım. Alt başlıklarımız nelermiş? 1. Bir tam sayının asal çarpanları nasıl bulunur? Önce ona bakacağız. 2. En büyük ortak bölene bakacağız. 3. En küçük ortak katı inceleyeceğiz. Şimdi kullanım alanlarına ve faydalarına bakalım. EBOB, EKOK'un kullanım alanları ve faydaları nelermiş bakıyoruz. EKOK ve EBOB sırasıyla birden fazla sayının en küçük ortak katı ve en büyük ortak bölenidir. Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkar. Bakalım nerelerde çıkıyormuş. Eşit sayıda paylaşmalarda, fayans döşemelerinde, arazileri ağaç dikilmesine kullanılabilir. Doğru, problemlerin de bunlara da bakacağız. Örneğin bir fabrikada üretilen dikdörtgenler prizması şeklindeki katısı bunların. Marketlere ulaşırken taşınacağı kollerin boyutları EKOK yardımıyla bulunabilir. Çok değişik gelmiş olabilir bu ifade sana ama gerçekten EKOK bu işte bir numara. Peki bu işi tamamladıktan sonra bu dersten sonraki ödevlerimiz neler olacak? İlk dersin ödevleri 0'dan 9'a matematikle alakalı çalışma yapıyorsan sayfa 96 ile 99 arasını temizlemen lazım. Dinamo matematikten çözüyorsan 96-97 numaralı sayfaların içinden geçmen lazım. Hadi bakalım artık başlayalım. Bir tam sayının asal çarpanlarıyla başlıyoruz. Diyor ki A bir tam sayı. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılar ve A, B, C doğal sayılar olmak üzere. A tam sayısının A eşittir X üzeri A, Y üzeri B, Z üzeri C şeklinde ifade edilmesi asal çarpanlarına ayırma denir diyor. X, Y, Z sayıları A'nın asal çarpanlarıdır. Dikkat, X, Y, Z asal çarpanlarıymış. Diyor ki sorumuz, hadi bakalım diyor 60 sayısının diyor asal çarpanlarına ayıralım. Ayıralım kardeşim, buyurun başlıyorum. 60 diyorum, çizgimi çekiyorum. 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5. Hocam niye 3'e böldün? 2'ye bölünme bitti. Sonra 3'e bölünme de bitti şimdi. 5'e böldüm. 1. O zaman 60 sayısı eşittir. Bak 2 tane 2 var. Şu yukarıdaki kaç tane oldu? 3'ten bir tane var. İstersen tepesine 1 yazabilirsin. İstersen yazmayabilirsin. Ben yazmayacağım. Ve 5'ten de bir tane var. Yine dediğim gibi tepesine 1'i kondurabilirsin. Kondurmayabilirsin. Bu durumda 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Bunun asal çarpanlarına ayrılmış biçim oluyor kardeşim. Asal çarpanları kim oluyor? 2, 3 ve 5. En büyük ortak böleni konuşacağız şimdi. Yani EBOB'u konuşacağız. Birden fazla sayının ortak bölenlerinin en büyüğe en büyük ortak bölen denir. Vallahi bence de çok tatmin edici bir ifade. 30 ile 48'in EBOB'unu bulun demişler. Bak, ortak bölen arıyoruz. Biraz sonra her ikisini de bölen asal sayıları yuvarlak içerisine alacağım arkadaşlar. Neden? Ortak arıyoruz çünkü. 30 ile 48 2'ye bölelim. 15'e bölündü, 24'e bölündü. İkisine de bölündü mü? Bölündü. Yuvarlak içerisine de alabilirsin, yana tik de atabilirsin. Ben tikçiyim kardeşim. 2'ye bölüyorum. Bu bölünmedi. Bu bölündü. O zaman tik atmak yok. Neden? Çünkü ikisini birden bölmesi gerekiyordu. İkisini birden bölmedi. 15, 12'ye bakıyorum. 2'ye bölüyorum. Çünkü hala 12'nin 2'ye bölünme durumu söz konusu. 15'e 6. İkisini bölmedi. 2'ye bölüyorum, 15'e 3. Artık 2'ye bölünebilme durumu bitti. Şimdi 3'e geçiyorum. 3'e bölüyorum. Burası 5, burası 1. Dikkat et, ikisini de böldü. Hop, yanına bir tik atıyorum. Ve son olarak 5'e bölüyorum ama bir tanesini böldü. Dolayısıyla yanına tik attığım sayıları gidip bunun yanına bırakırsam 2 çarpı 3'ten 30 ile 48'in EBOB'ların yani en büyük ortak bölenlerin 6 olduğuna ulaşmış oluruz. Geldik en küçük ortak kata. Birden fazla sayının ortak katlarının en küçüğüne en küçük ortak kat denir diyor. Bence yine tatmin edici bir cümle. 30 ve 48 ile alakalı nasıl EKOK bulacağız bakalım. 2'ye bölüyorum. 15, 24. Hocam tik filan atmıyor musun? Atmıyorum kardeşim. EKOK'ta tik filan atmak yok. Böl Allah böl var. 2'ye bölüyorum. 15, 12. 2'ye bölüyorum. 15, 6. Yine 2'ye bölüyorum. Hala 2'ye bölünebilme durumu söz konusu olan sayımız olduğundan dolayı. 3. Artık 2'ye bölünebilme durumu bitti. 3'e geçiyorum. 3'e bölüyorum. 1, burası 5. Ve son olarak 5'e böldüğümde burası da 1 olacak. Bu durumda EKOK 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4. Çarpı 3. Bir tane var çünkü. Çarpı 5.
2 üzeri 4 biliyorsun arkadaşlar 16. 16 çarpı 3 48. 5 ile çarparsam 240 yapacak. Demek ki 30 ile 48'in en küçük ortak katı 240'dır yorumunu ortaya koyabiliriz. Geldik bir alıştırmamız var. Diyor ki 30, 60 ve 80 sayıların EBOB ve EKOK'unu bulalım. Bulalım. 3 tane sayımız var. Korkmayalım. 30, 60, 80. 2 sayıda ne yaptıysak 3 sayıda da aynısını yapacağız. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Azıcık yamuk oldu. 2'ye bölüyorum. 15, 30, 40. Hepsi bölündü mü? Evet. Yanına bir tık atalım. 2'ye bölüyorum. Bu bölünmedi. Bu bölündü. Bu da bölündü. Hocam ikisi bölündü. Kurtarmaz mı bizi? Hayır. Üçünü birden bölmemiz lazım. 2'ye bölüyorum. Yani soruyu sorarken böyle yumuşak yumuşak cevap verirken. Hayır bölünmez. 15, 15 ve 10. Üçünü yine bölmedi arkadaşlar. 2'ye bölüyorum. 15, 15, 5. Şöyle çizgimi birazcık daha uzatayım. 3'e bölünme durumuna geçiyorum. Artık çünkü bunlar 2'ye bölünmüyorlar. 5, 5, 5. Yine 3'ünü birden bölmedi. Ama son sayımız 5 sayısı 3'ünü de bölecek. Dolayısıyla yanına tikini atacağız. Peki bu durumda EBOB biliyorsun yanına tik attıklarımız. Yani 2 çarpı 5'ten 10. Yani 30, 60 ve 80'in en büyük ortak böleni 10'muş. Gelelim EKOK'a. 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5. Aa, deminki sayının aynısı. 16 çarpı 3, 48, 5 ile çarparsam 240 olacaktır. Demek ki 30, 60, 80'in en küçük ortak katları da 240'miş. Sorumuzda A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere bir kare işlemi var. Böyle pembe güzel bir kare. A ile B eğer kare işleminde buluşturulmuşsa EBOB ifadesine eşitmiş. Eğer yeşil bir daire ile buluşturulmuşsa bu A ile B EKOK'muş. Tamam ben kuralı anladım. Yeşil daireli olan EKOK, pembe kareli olan EBOB'muş. O zaman parantez içerisinden başlarsam 18'de 6'nın nesini bulman lazım? EKOK'unu bulman lazım. Bulalım. 18, 6 çek çizgini. 2'ye böldüm. 9, 3. Oo, tik atacak mıyız? Yok EKOK arıyoruz. Tik'e gerek yok. 2'ye bölünme bitti. 3'e bölüyorum. 3, 1, bir daha bölüyorum, 1. Çarptığımda bunları 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18 geldi. Yani bizim sorumuz şu hale geldi. 24, ben pembe kare yapamayacağım arkadaşlar. Buranın kare, bu pembe, öyle hayal edelim. Burası 18. 24 ile 18 kare ile buluşturulduğunda EBOB kullanacaksın. O zaman 24 ile 18'in EBOB'unu arıyorum. 2'ye bölüyorum, 12, 9. İkisini de böldü. EBOB aradığım için bu tik hikayesi önemli. 2'ye bölüyorum 6, 9. 2'ye bölüyorum 3, 9. Sonra 3'e bölüyorum. Bu arada iki tane buradaki ikiler ikisini birden bölmediği için tik falan atmadık yanına. 3'e böldüğümde burası 1, burası 3. Tik attım. 3'e böldüm 1. Dolayısıyla tikli olan sayıların çarpımı 2 çarpı 3'ten aradığımız sorunun cevabı 6 gelecektir. Geldik bil ekstra mevzusuna. Önemli billerden bir tanesi bakalım. Asal çarpanlarına ayrılmış olarak verilen sayılarda, yani yan taraftaki soru gibi düşünüyoruz. Asal çarpanlarına ayrılmış verilmiş. Ortak asallardan, bak ortak asallardan üstü küçük olanların çarpımı sayıların EBOB'unu veriyormuş. Tamam, attım hafızaya. Ortak asallardan üstü büyük olanlar ve ortak olmayanların çarpımları sayısı EKOK'unu veriyormuş. Ha. EBOB'da ortak olanların nesini alıyoruz? Üstü küçük olanlarıyla beraber alıyoruz. Ama EKOK olurken ne yapıyoruz biliyor musun? Ortak olanların üstü büyük olanlarını alıyoruz. Bir de yetmiyor. Ortak olmayanları da alıyoruz. Peki ben anlaştım. Şimdi şöyle bir sana da anlaştıralım mevzuyu. EBOB'a bakıyoruz. Burada ortak olan 2 tabanları ortak. Bir de 3 tabanları da kendi aralarında ortak. EBOB'da küçük olan üstü alıyorduk. 2 üzeri 3. 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 1. 3 üzeri 1 tercih ediyorum. Bitti. EBOB bu kadar. Ortak olanların üstü küçük olanlarını aldık. EKOK. Üstü büyük olanlar, ortaklarda üstü büyük olanlar. 2 üzeri 3, 2 üzeri 4'ü kıyaslıyorum. 2 üzeri 4. 3 üzeri 2, 3 üzeri 1'i kıyaslıyorum. 3 üzeri 2. Bir de yetmiyor, ortak olmayanları da al diyor. 5 çarpı 7. Bu da EKOK'u veriyormuş. Önce bil bakalım, bakalım burada sonra sorumuza dönelim. Diyor ki rasyonel sayıların EKOK'unu bulmak için. Rasyonel sayıların EKOK'u varmış demek ki. Payların EKOK'unu paydaların EBOB'una bölmemiz gerekir. Tamam. Diyor ki 6 bölü 7, 4 bölü 5 ve 5 bölü 8 sayının EKOK'u kaçtır? Üstün EKOK'larını alıyoruz. O zaman EKOK 6, 4, 5 diyeceğim. Bunu bulacağım. Sonra bunu neye bölecekmişim arkadaşlar? EBOB'a. Kimin? 7, 5, 8'in. Tamam.
Önce 6, 4, 5'in şurada bir ekoklarını bir bulalım. Çektim çizgimi. 2'ye bölüyorum. Ekok oluyoruz. Öyle tik atmak falan yok. 3, 2, 5. 2'ye bölüyoruz. 3, 1, 5. 3'e bölüyoruz. 1, 5. 5'e bölüyoruz. 1. 2 çarpı 2, 4. 3 ile çarptım 12. 5 ile çarparsam 60 geldi ekok. 5, 7, 8'in ortak böleni. Arkadaşlar 5, 7, 8'in pek de ortak böleni gözükmüyor. Arzu edersen işte 2'ye böl, 3'e böl, hiçbirisine bölünmeyecek. Dolayısıyla bunların ebobu 1 arkadaşlar. Dolayısıyla 60 bölü 1'den de aradığımız 6 bölü 7, 4 bölü 5 ve 5 bölü 8'in ekokunun 60 olduğunu ulaşıyoruz. Önemli bir soru tipidir. At hafızaya detaydır. Amma ve lakin karşına çıkarsa çat çat halledersin. Sorumuzda A ve B birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere EBOB AB 15 olduğuna göre A artı ve toplamın alabileceği en küçük değer kaçtır? Bak şimdi bu saate kadar olan kısım zaten senin 8. sınıf temelinden aldığın mevzulara dayanıyor. Fakat bundan sonrasında ben devreye giriyorum ve sana ciddi yorumlar öğretmeye başlayacağım. Ne olur dikkatli dinle. A ve B'nin EBOB'unun 15 olduğunu şöyle yorumlamak zorundasın. A ve B 15'in katı olacak arkadaşlar. Eğer sana EBOB verilmişse bu sayılar EBOB'un katı olmak zorunda. O zaman A ve B sayıları 15, 30, 45, 60 olabilirler. Fakat senden en küçüğü istenmiş. O halde ben A'ya 15, B'ye de 15 vereyim diyorum. Veremez. Buradaki sorulara dikkat edeceksin. Birbirinden farklı mı değil mi diye. Birbirinden farklı demeseydi ikisine de 15 verirdik çatır çatır. Ama bir tanesine 15, bir tanesine 30 vermek durumundasın. Bunların toplamları da buradan ne gelecektir? 45 gelecektir diyoruz. Geldik başka bir soruya. A ve B birbirinden farklı. Bak yine birbirinden farklı demiş. Dikkat edelim. Doğal sayılar olmak üzere ekok AB 120'ymiş. Ha, EBOB'u hallettik demin. EBOB AB 15 dedi. 15'in katlarını alacağız dedik. Bakalım ekokta nasıl yorum yapacak bu Ersan Hoca? Ekok AB 120 olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Geliyor yorum. Eğer sana iki sayının ekoku verilmişse, ki burada verilmiş 120, bu sayılar ekoku bölen sayılar olmak zorunda. Ha, 120'yi bölecekler yani. Tamam. 120'yi bölecekler. O zaman 1 böler, 2 böler, 3 böler deme. Sorunun köküne bak kardeşim. En büyük demiş. O zaman 120 bölen en büyük sayıdan başlamak lazım. Buraya 120, buraya da 120 veresin var ama hani demin okuduk orayı. Birbirinden farklı diyor. O zaman 120'yi 2'ye bölelim. Diğer sayımız da kaç olsun? 60. Bazen öğrenci soruyor. Hocam diyor belki 2'ye bölünmeyen bir sayı. 3'e bölerdim onu yazardım. Yani sırasıyla gideceğiz. 4'e böleceğiz, 5'e böleceğiz falan. Dolayısıyla benden istenen ifade 120 ile 60'ın toplamından 180 gelecektir. O zaman bir toparlayalım. Sana EBOB verilmişse EBOB 15 denilmişti. 15'in katlarını aldık. EKOK 120 denildi. 120'yi bölen sayıları dikkate aldık. Lütfen hafızaya bunu kazı. Bak EBOB EKOK can yakar. Can yakmaması için çalışıyorum senin için. EBOB yorumu katları, ekok yorumu bölenler. Sorumuz geldi. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere. 5A 6B eşitmiş. EBOB AB de 3'müş. Ha bak hemen yorumu yaptın mı? EBOB AB 3 o zaman A ile B 3'ün katı olmalı diyebilmen lazım kardeşim. Peki. Olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Yalnız burada şöyle bir başlangıç yapacağım. A'ya ve B'ye sayısal değerler vermem lazım. En azından K'lı malı bir şeyler vereceğim. 5A 6B'ye eşitse A'ya değer verirken karşı tarafın katsayısı olan 6'yı, B'ye değer verirken de karşı tarafın katsayısı olan 5'i kullanırsanız 5 çarpı 6K ile 6 çarpı 5K'nın karşılıkları iki tarafı da 30K yapacağı için dolayısıyla eşitlik sağlanmış olacak. Şimdi soruyorum. A'yı 6K seçtin. B'yi de 5K seçtin. Bu iki sayının sence EBOB'u ne? 3 deme ne olur ya soru da vermiş. 6K ve 5K üzerinden yoğunlaş. 6K ile 5K'nın EBOB'u nedir? EBOB neydi hocam? En büyük ortak bölen. 6 ile 5'i bölen var mı? Yok. Aa K var. Evet. Arkadaşlar 6K ile 5K'nın EBOB'u K'dır. Ve EBOB'u 3 verdiğine göre bizim K değerimiz buradan ne gelecektir? 3 gelecektir. K'yı 3 bulduk soru bitti bence. Çünkü 6 çarpı 3'ten A'nın karşılığı 18. 5 çarpı 3'ten de 15 gelecek. Benden istenen bu ikisinin toplamı 18 artı 15'ten de bu ifadenin karşılığı 33 gelecektir deyip bu işi bitiriyoruz. Sorumuzda A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere 4A 3B'ye eşitmiş. EKOK A'ydı. Bak deminki soruda EBOB vermişti. Aynı mantalitede bu sefer EKOK vermiş. Bakalım EKOK'ta ne yapacağız? EKOK AB 60 olduğuna göre B-A farkı demiş. A sayısını 3K, B sayısını 4K seçmeyi öğrenmişsindir. Bir önceki soruda da konuştuk. Karşı tarafın katsayılarına veriyoruz. Her iki taraf 4 çarpı 3, 3 çarpı 4'ten 12'şer K oldu. Peki ben yazayım. A sayımız 3K, B sayımız 4K.
Bunların ek oku lazım bana. Şimdi 3K'nın katlarını ben sana saymaya kalkarsam 6K, 9K, 12K filan dedi abicim. 4K'nın katlarını saymaya kalkarsam 4K, 8K, 12K. Aa, 12K evet. Bunların ek okları arkadaşlar 12K olacak. O zaman bu 12K buradaki 60'a eşit olmalı. 12K 60'a eşitse K'nın karşılığında buradan ne bulmuş olacağız? 5. Bu 5 bizim için önemli çünkü gideceğiz. K yerine 5 yazdığımızda A'nın karşılığı 15. K yerine 5 yazdığımızda buradan B'nin karşılığı 20 gelecek. İstenen şey 20-15 ve sorumuzun cevabı buradan da 5 bulunacaktır. Çok kritik kurallardan bir tanesine geldik arkadaşlar. A ile B'nin ebobuyla A ile B'nin ek okunu çarparsan sayıların çarpımına ulaşıyormuşsun. Enteresan. Ben bunu şöyle tutuyorum hafızamda. İki sayının ebobuyla ek okunun çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Çok farklı oldu. Diyor ki x bir pozitif tam sayı olmak üzere ebob x de 56'nınki 8'miş, ekok x de 56'nınki 280'miş, x kaçmış. Hatta benden sana bir Ersan Hoca atıyorsun. Şimdi güzel kardeşim, eğer bir soruda hem ebob hem ekok verilmişse bak bu kuralı kesin kullanmak zorunda kalıyorsun. Hem ebob hem ekok verildiğinde soruda lütfen hafızanda bu olsun. Yazayım ben. Ebob x virgül 56 çarpı ekok x virgül 56 eşittir x çarpı 56. Şimdi bildiklerimizi yerleştirelim. Ebob'u biliyorum 8. Ekok'u biliyorum 280. Bu 8 ile bu 280'in çarpımı x çarpı 56 eşit olacakmış. 280 ile 56 bence sadeleşir. Burada 5 kalır. 5 çarpı 8'den de aradığımız x'in karşılığını çok kolay bir şekilde bulmuş oluruz. Yeter ki kural hakimiyetin olsun. Ebob ile ekokların çarpımı neye eşitmiş? Sayıların çarpımına. A ve B aralarında asal sayılar ise yeni bir kural geliyor böyle dikkat çerçevesi içerisinde. Bak bunu hafızaya yine göndermen lazım. Diyeceksin ki hocam gönder gönder, hep gönderiyorum hafızaya. Yani ebob ekok çok kritik konu. A ve B aralarında asal sayılar ise ebobları 1'miş, ekokları sayıların çarpımına eşitmiş. Attık mı hafızaya? Aralarında asal. Aralarında asal neydi? Ortak bölenleri sadece ne olacaktı arkadaş? 1 olacaktı. Ha, o zaman zaten ebobun 1 olması çok normal. Evet yani ebob 1. Ekok da sayıların çarpımına eşitmiş. Bakın sorumuzda diyor ki x ve y aralarında asal sayılar olmak üzere. X artı 140 bölü y eşittir 20, o denklem nedir öyle abicim ya? Ekok x y 420 olduğuna göre diyor x kaçtır? Şimdi bir kere şuradan başlayayım ben. X ve y aralarında asalmış ya. Yukarıda öğrendim. Ebobları bir, ekokları sayıların çarpımına eşitmiş. O zaman burası sayıların çarpımına eşit. Demek ki sayıların çarpımı ne kadar olacak? 420. Attım bunu. Bir de ben böyle ifadeler gördüğümde nasıl ifade ediyorum? Şöyle ifadeler gördüğümde dayanamıyorum. Rasyonel ifade içeriyor ya. X ile y'yi çarpıp 140'ta bir toplasam. X çarpı y artı 140 bölü x eşittir. 20. Hocam x çarpı y'yi biliyorum ben. Az önce bulduk, 420. Yapıştır yerine. 420 artı 140 bölü x eşittir 20. 420 ile 140'ı topladığında 560 bölü x eşittir 20 yapacak. Dolayısıyla 560'ı kaça bölersen 20 olur? 28'e. Aradığımız x değerini bulduk. O zaman unutma, aralarında asallıkta ne yapıyormuşuz? Ebob'lar 1, ekok'lar sayıların çarpımlarına eşitmiş. Sorumuzda x ve y ardışık çift sayılarmış. Hocam bana bir şey söylemen gerekmiyor mu? Söylemem gerekiyor. Hatta söyleyeceğim. X ve y ardışık çift sayılarmış. Ekok x'ye, ebob x'ye artı 38 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar, ardışık çift sayılarla alakalı bir düşüneyim. Ne biliyorum ben? Ardışık çift sayılar. 2, 4, 6, 8 böyle giden sayılar bunlar. Peki bunların ebob'larını biliyor muyum? Biliyorum. Mesela 4 ile 6'yı alsam ebob'ları 2. 10 ile 12'yi alsan yine 2. 20 ile 22'yi alsan 2. Demek ki hocam demin aralarında asal sayılarda ebob bir sayıların çarpımında ekoku veriyor demiştik ya. Galiba burayla alakalı bir kural bulmak üzereyim. Ebobların 2 olduğunu düşünüyorum. Peki biz genel bir kuraldan bahsetmedik mi sana? Dedik ki ebobla ekokların çarpımı sayıların nesine eşitti? Çarpımlarına. Şimdi sen ardışık çift sayıların ebobun 2 olduğunu düşünüyorsan 2 ile neyi çarpacaksın ki x çarpı y olacak? Tabii ki x çarpı y bölü 2. O zaman ekokuyla alakalı da bir kural buldum. Wow.
EBOB'lar 2'ymiş, ECOG'lar sayıların çarpımının yarısına eşitmiş. Buyurun devam ediyorum. ECOG x virgül y, hemen yazalım. X çarpı y bölü 2 eşitmiş EBOB 2 artı 38. 2 ile 38'i topladım, 40. İçler dışlar yapıştırdım. X çarpı 2 çarpı 40'tan 80. Çarpımları 80 olan ya bir sürü sayı var. 1, 80, 2, 40, 4, 20. Ama bu sayılar nasıldı? Ardışık çift. Dolayısıyla bu şartı sağlayan tek bir durum var. 8 ile 10. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. Buradan da karşılığı 18 gelecektir. O zaman bu soruda öğrendiğin şeyi atalım hafızaya. Ardışık çift sayıların EBOB'u 2'dir. ECOG'ları ise... Hadi bakalım. Çarpımlarının yarısıdır. Tebrikler. Geldik başka bir dikkat mevzusuna. Diyor ki A ile B pozitif tam sayı olmak üzere A, B'den küçükse diyor. Bak burada da öyle. EBOB'lar kesinlikle bu küçük sayıdan ya daha küçük olacak ya da eşit olacak. ECOG da büyük sayıya ya eşit olacak ya da ondan büyük olacak. Tamam. ECOG her iki sayıdan da büyük olmalı ya da büyük sayıya eşit olmalı. EBOB her iki sayıdan küçük olmalı ya da küçük sayıya eşit olmalı. Okey, attım hafızaya. Sorumuz diyor ki toplamları 27 olan A ve B pozitif tam sayı en küçük ortak katı. A ile B'nin toplamı 27'ymiş. Tamam. ECOG 110. ECOG AB 110. A-B farkının en büyük değeri sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben bu tarz sorularda genelde şunu düşünüyorum. A ile B'yi aralarında asal tercihinde bulunuyorum. Tutmazsa maalesef teker teker bakmak zorunda kalacaksın. Ama %99,9 hatta %100 demek isterdim de şimdi birisi bir soru çıkartır karşımıza yamulur. %99,9 bu sayılar aralarında asal oluyor. Sadece ECOG bilgisi verildiğinde tabii ekstra bir de A ile B'nin toplamının 27 şartı var. Peki aralarında asal seçtiğinde burası ne oluyordu? A çarpı B 110 oluyordu. Peki çarptığınızda 110 topladığınızda 27 olan sayıyı bulabildiniz mi? Düşünelim. Buldum hocam. 22'ye 5. Çarptığımda 110, topladığımda 27. O zaman burası 22, burası 5. Dolayısıyla aradığımız bu farkın alabileceği en büyük değer 17 olacaktır. Sorumuzda A ve B pozitif tam sayı olmak üzere EBOB AB 6 ve ECOG AB 84 olduğuna göre artı ve toplam en az kaçtır? Bak, çok zor sorulardan bir tanesi bu. En azından başlangıç açısından. Fakat ufak ufak parçadan bütüne bir seni götürmeye çalışayım. Hem EBOB hem ECOG verilmiş ki kardeşim soruda verilmiş. O zaman kesin şunu kullanacağız biraz sonra. EBOB'la ECOG'un çarpımı bu sayıların nesine eşitti? Çarpımlarına eşitti. Bunu kesin kullanacağım. Fakat ondan öncesinde başka bir şey daha kullanacağım ki bu sorularda kesinlikle buradan başlamaz. EBOB AB 6 ne demek, nasıl yorumluyorduk? İkisi de 6'nın katı olmalı değil mi? A sayısı 6K, B sayısı da 6T olsun. Bu arada çok önemli bir şartım var. K ile T kesinlikle aralarında asıl olacaklar. Çünkü K ile T'yi bölen başka bir sayı ortaya çıkarsa bu durumda EBOB 6 olmaz. 6'dan daha büyük bir sayı olur. Onun için K ile T kesin aralarında asıl olmalı. Peki ne yapacağız hocam şimdi? Buyurun başlıyorum. EBOB ne kadardı? 6. ECOG ne kadardı? 84. Artık A sayısının 6K, B sayısının 6T olduğunu bildiğimize göre bu eşitliği yazabilirim. 6'lar gider. Şu 6 ile de şu 84'ü sadeleştirdiğimde K çarpı T'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 14. Peki çarpımları 14 olan aralarında asal sayılar kim? 1'e 14 ya da 2'ye 7. A artı B toplamının en az olmasını istiyor. Ya 2'ye 7 versem olur ama kafanda soru işareti kalmasın istemiyorum. A sayısı 6K, B sayısına 6T demiştik. K yerine 1 dersem burası 6, T yerine 14 dersem burası 84 ve bunların toplamları da buradan 90 gelecektir. A sayısı 6K, B sayısı 6T diyerek alttakini yani 2'ye 7'yi denersem K'ya 2 verdiğimde burası 12, T'ye 7 verdiğimde burası 42. Şu ikisinin toplamı da 54 gelecektir. Dolayısıyla istenilen A artı B toplamının en küçük değeri 54 bulunacaktır. Sorumuzda X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere X bölü Y 56 bölü 77. O sadeleşebiliyor bence. ECOG X virgül Y, EBOB X virgül Y artı 870. Tamam, hallederiz biz bunu. X bölü Y'deki 56 bölü 77'yi bir sadeleştireyim ben. İkisi de 7'ye bölünürler. 7'ye böldüm 8, 7'ye böldüm 11 geldi. Ha, bu şey evvelden çalıştığımız X 8 ile orantılı olmalı 8K, Y de 11 ile orantılı olmalı 11K. Arzu eden arkadaşlar işler dışlar çarpımı yaparak önceki sorulara tam benzetmiş olabilirler. Peki 8K ile 11K'nın EBOB'u. K demiştik.
8K ile 11K'nın ek oku 88K olacak arkadaşlar. Bu durumda şöyle bir eşitliğimiz oluştu. Ben bu K'yı karşı tarafa atarsam 88K'dan 1K çıkar, 87K kalır. Bu da 870'e eşit. Her tarafı 87'ye bölümde K'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 10. Adam bizden bunların toplamlarını istemiş. K yerine 10 yazarsam burası 80. K yerine 10 yazarsam burası 110 yapar. İkisinin toplamı da X artı Y'nin 190 gelecektir. Ve geldik artık konunun ilk kısmını bitiriyoruz. Bu blok dersin birinci dersin sonu. Peki bu derste neler işledik? Bir tam sayının asal çarpanlarına baktık arkadaşlar. Böyle çektik çizgimizi ikiye böldük, üçe böldük filan. En büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat. Yani EBOB'la EKOK'lara baktık. Benim hafızamda kalan buradaki kritik mevzulardan 3 tanesi var. Birincisi, aralarında asal sayıların EBOB'u bir EKOK'ları sayıların çarpımına eşitti. 2. EBOB'la EKOK'ların çarpımı sayıların çarpımına eşitti. 3. Ardışık çift sayıların EBOB'ları 2. EKOK'ları ise sayıların çarpımının yarısına eşitti. Başlığımız EBOB, EKOK ve periyodik problemler. Burası da sizin için son derece önemli. Testlerde çok fazla karşımıza çıkacak. Hadi bakalım başlayalım. Başlamadan önce periyodik problemler içerisinde ve EBOB-EKOK problemleri içerisinde hangi başlıklara bakacağız? Buyurun önce onlara bakalım. Çok şaşırtıcı olmamakla beraber iki tane başlığımız var. Bunlardan bir tanesi EBOB-EKOK problemleri. Önce detaylamasına bunları inceleyeceğiz. Ardından da periyodik olarak tekrar eden durumları inceleyeceğiz arkadaşlar. Burası da bizim için ÖSYM açısından son derece önemli başlıklardan bir tanesi. Bu başlığımızın kullanım alanlarına ve faydalarına bir bakalım. EBOB ve EKOK hesaplamaları zaman ve kaynak kullanımını optimize etmek için kullanılır. Örneğin, birden fazla nesneyi eşit parçalara bölmek veya birden fazla olayın en erken gerçekleşme zamanını hesaplamak için kullanılabilirler. Sorular içerisinde zaten bunlarla karşı karşıya kalacağız. Bunun yanında tekrar eden desenlerin tanımlanmasında yardımcı olacak. Bilhassa bu tekrar eden durumlar başlığı içerisinde. Örneğin düzenli aralıklarla tekrar eden etkinliklerin veya olayların planlanması için kullanılabiliyor günlük hayat içerisinde. Peki bu başlığı bitirdikten sonra ödevlerimiz neler olacak? 0'dan 9'a matematikte sayfa 100'de 105 arası, dinamo matematikte sayfa 98'de 103 arasını mutlaka çözmen lazım sevgili arkadaşım. Neden? Çünkü matematik eline kalemi alıp bunları çözme sanatı. Ne kadar çok çözersen o kadar fazla geliştirirsin kendini. Yapamadığın soru illaki olacak. Ne yapacaksın? Onları da kare koddan okutup oradan çözümlerine bakacaksın. Ve hemen hafızadaki dosyalarına göndereceksin. Hadi bakalım başlıyoruz. Başlarken şunu ilave edeyim. EBOB-EKOK problemleri kavranması birazcık problem yaşayabileceğiniz başlıklardan bir tanesi. Onun için varız kardeşim biz. Bu problemi ortadan kaldıracağız. Fakat burada dikkat edilmesi gereken önemli mesele sorularla karşı karşıya kaldığımızda EBOB mu kullanacağız, EKOK mu kullanacağız? Aslında bunun şifresini çözeceğiz biraz sonra. Lütfen özellikle buna bakın. EBOB kullanacağımız sorularda bak şu sebeple EBOB kullanıyoruz. EKOK kullanacağımız sorularda bak şu sebeple EKOK kullanıyoruz diyeceğim. O kısımlara eğer iyi bir şekilde konsantre olursan bu işi tertemiz hallederiz. Haydi bakalım. EBOB problemleri arkadaşlar büyük bir daire vermişiz. EBOB oku çekmişiz. 3 tane daire vermişiz. Bu ne demek biliyor musun? Bütünden parçaya gitme. Bütünden parçaya gittiğimiz sorularda EBOB kullanacağız. Bütünden parçaya iniyorsak EBOB. Peki. Mesela diyor ağaç dikme sorularıyla karşılaşacağız. Fayans döşeme sorularıyla karşılaşacağız. Kutuyu küpler ile doldurma sorularıyla karşılaşacağız. Tabi bunlardan başka sorularla karşılaşacak mıyız? Evet ama işini kolaylaştırmak için bunları konuşmak lazım. Ağaç dikme sorularında çevre uzunluğunu diyeceksin ki hangi çevre? Bazen bize dikdörtgen biçiminde bir arazi verecek. Bazen üçgen biçiminde, beşgen biçimindeyi bile gördüm kardeşim ben. Dolayısıyla bu şekilde verilen arazilerin çevre uzunluğunu hesap edeceğiz. Bölü diyeceğiz. İki ağaç arası mesafe. Bak bu önemli. EBOB dediğimiz mevzu iki ağaç arası mesafeyi verecek. Şu an biraz böyle boşlukta dolaşıyor bilgilerin. Onları sorularla zemine oturtacağız. Ama lütfen unutma. Demek ki ağaç dikme sorularında çevreyi EBOB'a bölmen gerekiyormuş. EBOB da iki ağaç arasındaki mesafeymiş. Ve bunu yaparsan toplamda kaç tane en az ağaç dikeceğini bulacak mısın? Ağaç sayısını veriyormuş. Fayans döşeme sorularında zeminin alanı bazen dikdörtgen alan verecek, bazen kare verebilir. Yani bu tamamen adamın tercihine bağlı. Dolayısıyla zeminin alanını fayansın alanına, fayansın alanı da EBOB'un karesiyle bulunuyormuş kardeşim. Demek ki EBOB'u bulacağız. EBOB biz o fayansın bir kenarına verecek. Genelde eş kare parçalara yazacağız biz bunları. Dolayısıyla karesini aldığımız o karenin alanına yani fayansın alanına ulaşacağız.
zeminin alanını, fayans alanını böldüğümüzde fayans sayısını ortaya koyacak. Peki, kutuyu küpler ile doldurma soruları. Kutunun hacmini bulacağız. Genelde dikdörtgenler prizması tarzında bize kutular verecekler. Sonra bunun hacmi malum 3 ayrıtının, 3 farklı ayrıtının çarpımı olacak. Küpün hacmi hangi küp? İçine yerleştireceğimiz küp. EBOB'un kübü demişiz. EBOB demek ki biz EBOB'larını bulduğumuzda o küpün bir ayrıtını bulacağız. Kübünü aldığımızda da küpün hacmi ve buradan da ikisini böldüğümde küp sayısına ulaşacağız. Diyeceksin ki hocam böyle ezber mi bakacağız mevzular? Tabii ki bakmayacağız. Soruları çözerken bak bu şu sebeple bu sebeple diyeceğiz. 3 tane bu dedim. Bu sebeple olacak diyeceğiz. Haydi bakalım EBOB ECOG problemlerinde EBOB kısmını konuştuk. Şimdi ECOG kısmını konuşalım. Burada da 3 tane dairemsi şey vermişiz. Bir ok çıkartmışız. ECOG ve büyük bir daireyle buluşturmuşuz o oku. Bunun sebebi de şu. Burada da parçadan bütüne gidiş var kardeşim. Küçük parçalardan bütüne ulaştırıyorsak ECOG kullanman gerekiyor ekseri. Dikdörtgen levhalardan böyle yan yana üst üste koyarak kare levhalar oluşturma sorularımız var. Burada ise karenin alanı yani bulacağımız ECOG'un karesini aldığımızda o oluşturacağımız karenin alanını bize verilen dikdörtgen levhaların alanına böldüğümüzde dikdörtgen levha sayısına ulaşacağız. Kutuları birleştirip küp oluşturma. Dikdörtgenler prizması şeklinde bazen kutular, bazen küp şekerler, bazen de tuğlalar verecekler. Bunları yan yana üst üste alt alta koy filan diyecekler. Küp elde edeceğiz diyecekler. Küpün hacmi ECOG'un kübü olacakmış. Demek ki o ayrıtların mesela düşüşün bir tane tuğla verler. 2 cm, 3 cm, 4 cm ayrıtları. Ne yapacaksın? 2, 3, 4'ün ECOG'unu bulacaksın. Bu küpün, oluşturacağın küpün bir ayrıtını verecek. Sonra bunun kübünü alacakmışsın. Sonra kutunun hacmine. Ben biraz evvel tuğla dedim. Tuğlanın hacmine böldüğüne tuğla sayısına. Buradaki ifadeleri kutu sayısını bulmuş olacaksın. Artık problemlere başlayalım. Üzerinde düşünmemiz gereken mevzuları sorular üzerine yıkalım. Hadi bakalım. Sorumuzda kenar uzunlukları 65 cm ve 104 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir havuzun zemini eş kare fayanslarıyla döşenecektir. Buna göre en az kaç fayansa ihtiyaç vardır? Bak büyük bir dikdörtgen alandan bahsediyoruz. Bu dikdörtgen alanı küçük eş kare fayanslara böleceğiz. Ve ne olacak? Bütünden parçaya bir iniş söz konusu. Kocaman bir dikdörtgensel alan küçücük eş karelere ayrılacak. Bütünden parçaya ne kullanacaksın? EBOB kullanacaksın. Peki o zaman 65 ile 104'ün EBOB'larına bakalım. 2'ye böldüm. 65 bölünmedi. Burası 52. İkisini de bölmediği için yanına tık atmıyorum. 2'ye böldüm. 65, 26. Yine ikisini bölmedi. 2'ye böldüm. 65, 13. Yine ikisini bölmedi. 5'e bölüyorum. 13, 13. Bu da ikisini bölmedi. Ama en son 13'e böldüğümde ikisini de böldü arkadaşlar. Demek ki bizim aradığımız 65 ile 104'ün EBOB'u 13'müş. Şimdi bakın. EBOB, ECOG problemlerinde bulduk EBOB'u ama bu EBOB'un ne işe yaradığını bilemezsek bu bir sıkıntı. Bu EBOB yani 13 oluşturacağımız kare fayanslar var ya o karenin bir kenarı. Lütfen unutma demek ki bu kullandığımız bu sorudaki EBOB karenin bir kenarını verecek. Normalde sana ilk slide'da konuştuğumuz gibi işte alanı buradaki karelerin alanına bölersen kaç tane fayans elde edersinden yapabilirim. Bak demek ki 65 çarpı 104 bölü 13 çarpı 13 o da ne? Kare fayansların alanı. Buna bölerseniz bu iş pıt diye halledersiniz. Fakat bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi bizim bu havuzumuzun tabanı şöyle 65'e 104. Siz buraya bir kenarı 13 olan böyle bıdı 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 bütün zemini bununla ne yapacaksınız? Dolduracaksınız. O halde sorarım sana aşağı doğru kaç tane fayans döşemek zorundasın? Hemen söyleyebilirsin 65'i 13'e bölersen buraya 5 tane. Şuraya kaç tane? Burası 104'tü. 104'ü 13'e bölersen 8 tane. 5 çarpı 8 taneden buraya 40 tane en az fayans gerekir diyorsun. Peki hızlı geçmiş olmayalım bir de şunu söyleyelim. Hocam demin o kısa yoldan da yapsak mı? Yapalım. Ne yapacaktık? 65 ile 104'ü çarpacaktık. Dikdörtgenin alanı bölü fayansların alanı 13 çarpı 13. 65'i 13 ile sadeleştirdiğinde 5, 104'ü 13 ile sadeleştirdiğinde 8. Bak 5 çarpı 8'den yine ne gelecekti? 40. İkisini de kullanabilirsin. Hangisi kafana daha çok yattıysa oradan yürümeye devam. Geldik yeni bir sorumuza. Uzunlukları 40, 56, 72 cm olan çubuklar hiç artmayacak şekilde
eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır diyor. O zaman yine büyük bir şeyden küçük parçalara dönüyoruz. Kesinlikle bütünden parçaya döndüğümüzden dolayı ne kullanacağız? EBOB kullanacağız. Her kesimin maliyeti 3 TL olduğuna göre bu kesim işlemi en az kaç TL yapılır diyor. Peki başlayalım. 40, 56 ve 72'nin EBOB'unu bir arayalım. 2'ye böldüm. 20, 28, 36. Attım buraya tiki. 2'ye böldüm. 10, 14, 18. Attım tiki. 2'ye böldüm. 5, 7, 9. Hepsini bölüyor maşallah. 2'ye tik attık. Şimdi artık 2'ye bölünebilme bitti. 3'e bölelim. Nazar değdirdik. Bölünmüyor artık. 3'e böldüm. 1, 5, 7. 5'e böldüm. 1, 7. Ve son olarak 7'ye böldüm de 1. Bu durumda 40, 56 ve 72'nin EBOB'u 2 çarpı 2 çarpı 2 getirecek. Bu da 8. Peki bu 8 ne? Hocam EBOB'tur demeyin. Gözünü seveyim. Hani biz bu uzun 40, 40, 56, 72 olan çubukları var ya, hani parçalayacaktık, eş parçalara ayıracaktık. O parçalardan birinin uzunluğu bu. Yani 8 parça uzunluğu. Tamam. Hocam o zaman 40 santimlik çubuğu 8 santimlik çubuğa ayırabilmek için 40 bölü 8 5 parça olmalı, doğru mudur? 56'yı 8'lik parçalara ayıracaksak 7 parça çıkacak buradan da. Ve son olarak 72'yi de 8'e böldüğümde buradan da karşılığı 9 parça çıkacak. Fakat adam bize parçayı sormamış. Adam diyor ki her kesimin maliyeti 3 TL. Şimdi soruyorum size. Diyelim ki bu kalemi 2 parçaya ayırmak isteseniz kaç kesim yaparsınız? Bir kesim yaparsın. Bir kesimle 2 parça ayırırız. Peki tekrar soruyorum. 3 parçaya ayırmak için ne yaparsın? Bir buradan kesersin, bir buradan kesersin. Yani 2 kesim yaparsın. Dolayısıyla demek ki parça ile kesim arasında bir ilişki var. Bakın 2 parçaya ayırmak için 1 kesim yapıyorsunuz. 3 parçaya ayırmak için 2 kesim yapıyorsunuz. Parça sayısı kesim sayısından her seferinde bir fazla oluyor. O halde tam tersini düşünürsen 5 parçaya ayırmak için 4 kesim. 7 parçaya ayırmak için 6 kesim. 9 parçaya ayırmak için de 8 kesim yapman lazım. Dolayısıyla bunları topladığımda toplamda 18 kesim yapmam gerekiyor bu iş için. Her kesim için 3 lira istiyorlardı. 18 çarpı 3'ten 54 TL'ye bu işi ne yaparım arkadaşlar, bitiririm. Çok önemli soru tiplerinden bir tanesiydi. Lütfen ya hocam şurası tam olmadı diyorsan al geri seyret kardeşim. Sorumuzda bir fabrikada üretilen dikdörtgenler prizması şeklindeki özdeş ilaç kutularının her birinin boyutları 6, 9, 15 santimetredir. Bu ilaç kutuları aralarında boşluk bırakılmadan küp şeklindeki en küçük kolye boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmek isteniyor. Buna göre bir kolyeye kaç adet ilaç kutusu yerleştirilir? Burada sanki arkadaşlar bu ilaç kutularını işte böyle yan yana, arka arkaya, üst üste koyarak parçadan bütüne ulaşma durumumuz söz konusu. O zaman burada ekok kullanmak durumundasın. 6, 9, 15'in ekoklarını bir alalım. 2'ye böldüm. 3, 9, 15. Konu bitene kadar söyleyeceğim. Burada tik atmaya gerek yok. Malum ekok buluyoruz. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e bölüyorum. 1, 3, 5. Sonra 3'e bölüyorum. 1, 5. Ve son olarak 5'e böldüğümde 1. Ekok dediğimiz ifade 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Yani 2 kere 3, 6. 6 çarpı 5, 33 ile çarptığında 90 gelecek. Şimdi her seferinde soruyoruz kendimize. Tamam, ekok olduğunu anladım. Parçadan bütüne gittiğimizden dolayı ekok kullanacakmışız. Ekoku da buldum. Fakat ben bu ekoku nasıl kullanacağım hocam? Dememeniz adına her seferinde söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. 90, hani bu ilaç kutularını yan yana, arka arkaya, üst üste koyarak küp elde edecektin ya. İşte o küpün bir ayrıtı bu. Tamam. Peki o zaman şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Şöyle bir küpümüz var. Ayrıtlarımız 90. Buraya ilaç kutuları yerleştiriyoruz. Şöyle ilaç kutuları. Köşesinden başlayacağız. Buraya doğru, buraya doğru, yukarı doğru. Peki nasıl yapacağız? Mesela burası 6. Burasının ne kadar olduğunu biliyorum. 90. Yan yana kaç tane koyarım diye bakacağım. 90'ı 6'ya böldüğümde buradan ne gelecek? 15. Şurası da 90. Burası ise ayrıt 9. 90'ı 9'a böldüğünde böyle geriye doğru 10 tane sıralayabilirsin.
Ve son olarak yüksekliğim 15. Küpün yüksekliği 90. 90 15'e böldüğünde buradan da 6 bulursun. Bunları çarptığında da 900 tane yerleştirebiliyormuşuz en küçük hacimli küpün içerisine. Fakat ya hocam bak ben ezberci vintiliyim. Çok yanlış ama yapacak bir şey yok. O en başta verdiğim kurallardan bir tanesi burada tutmuyor mu? Tutuyor kardeşim şöyle. Biz ECOG'u bulduk. ECOG küpün bir ayarını veriyordu. O zaman bunun hacmine ulaşabilirim. 90 çarpı 90 çarpı 90. Bölü içine yerleştirdiğim o ilaç kutuları vardı ya onun hacmini bulurum. 6 çarpı 9 çarpı 15. Sonrasında bunları başlarım sadeleştirmeye. Sadeleştiririm buradan 15 gelir. Sadeleştiririm buradan 10 gelir. Sadeleştiririm buradan 6 gelir ve sen bunları çarptığında yine ne bulursun? 900. Zaten bulduğun sayılar da demin konuştuğumuz sayılarla aynı. Alt taraftaki mantığıyla beraber üst taraftaki direkt kısa yoldan çözüp hangisini tercih edersen kardeşim. Sorumuz da 400 TL'den az olduğu bilinen bir miktar parayı 3 kişi eşit olarak paylaştığında 1 TL, 4 kişi eşit olarak paylaştığında 2 TL, 5 kişi eşit olarak paylaştığında 3 TL artmaktadır. Buna göre toplam para miktarı en çok kaç TL'dir denmiş. Arkadaşlar 3 kişiye ayırırsam ve 1 TL artarsa bunu ancak böyle gösteririm. 3x artı 1. Her bir kişiye x lira verdim. 3 kişi 3x aldı 1 lira da arttı. Toplam paramızı gösteren ifade bu. 4 kişiye paylaştırırsan 4 çarpı y artı 2. Sakın buraya da gidip x yazmayın. Çünkü o 3 kişiye paylaştırıldığında insanlara düşen paydı. 4 kişiye paylaştırırsanız o pay ne yapacak? Biraz azalacak. 4y artı 2. O halde 3. cümleyi sen söyle. 5 kişiye eşit olarak paylaştığında 3 TL artıyorsa bunda nasıl yazarsın? Aferin. 5z artı 3. Bu da bizim paramızı eşit olacaktır. Bunu da P diyelim. Şimdi buraya getirdikten sonra arkadaşlar önemli bir soru tipi haline geldi burası. Buna direkt bu şekilde karşımıza çıkan sorular da olacak. Dolayısıyla her tarafa 2 ekliyorum. Ya hocam ya 2 ekleyeceğini nereden bileyim ben şimdi dersen ona da bir çözümümüz var. 3 ile 1 arasındaki, 4 ile 2 arasındaki, 5 ile 3 arasındaki fark ne kadarsa onu ekliyorum. Oo güzel. O zaman her tarafı 2 ekledik. B artı 2. Burası 3x artı 3. Burası 4y artı 4. Burası da 5z artı 5 yaptı. Şimdi bakın. 3x artı 3 demek 3'ün katı demek. 4y artı 4 demek 4'ün katı demek. 5z artı 5 de 5'in katı demek. O zaman bizim aradığımız P artı 2 hem 3'ün hem 4'ün hem 5'in nesi olacakmış? Katı olacakmış. O zaman ne kullanmak zorundasın? Tabii ki ECOG kullanmak zorundasın. 3, 4, 5'in buyurun ECOG'larına bakalım. 2'ye böldüm 3, 2, 5. 2'ye böldüm 3, 1, 5. 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Yanına tik falan atmadık ECOG bakıyorduk neticede. 2 çarpı 2 çarpı 3, 5. Bunları çarparsam buradan 60 gelecek. Şimdi P artı 2'ye 60 diyebiliriz. Fakat bir şey dedi. Ne dedi? Bak 400 TL'den az olduğunu söylemiş. Ha, 400 TL'den az olduğunu söylüyor. İyi güzel burada ama bir de şurada en çok diyor. O zaman 60'ı biraz arttıracağız. Bakın burada öğrenci hatasından da bahsedelim. Öğrenci şunu yapıyor. Hocam diyor P artı 2 60 buldum diyor yaşasın. Sonra P diyor 58 başladım diyor 58'in katlarını almaya sakın. Biz 3, 4, 5'in katlarını arıyoruz arkadaşlar. 58'e falan işimiz yok. Biz 60'ın katlarını bulacağız. En son P'ye döneceğiz. O zaman bunun 2 katını alsam, 3 katını alsam, 4 katını alsam, 5 katını alsam, 6 katını alsam ama 7 katını ne yapamasam? Alamasam. Çünkü 400 TL'yi ne yaptı? Geçti. O zaman verilebilecek en büyük değer 360. Bu kim? P artı 2. P artı 2 360'a eşitse 2'yi hop karşı tarafa gönderdin. Buradan da karşılığı 358 geldi. Sorumuzda eni 27 metre ve boyu 45 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafına köşelerinden başlayarak eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre en az kaç ağaca ihtiyaç vardır denmiş. Arkadaşlar böyle uzun uzun kenarlarınız var. Siz bunları küçük küçük parçalara ayıracaksınız. Ve sonra bu küçük küçük ayırdığınız parçaların uç noktalarına ağaç dikeceksiniz. Yani uzun uzun kenarlardan küçük parçalara iniyorsan parçadan bütüne mi? Bütünden parçaya mı? Buna bakacaksın. Hocam uzun uzun kenarlardan küçük parçalar iniyorsak bütünden parçaya. O zaman ne kullanacaksın? EBOB. Hemen bu 27 ile 45'in EBOB'una bir bakalım. 2'ye bölünmüyorlar. 3'e böldüm. 9, 15. Yanına tik attım. 3'e böldüm. Buradan 3, buradan 5. Yanına tik attım.
3'e böldüm. 1, 5 bu bölünmedi. 5'e böldüm. Buradan da 1. EBOB dediğimiz ifadeye 27 ile 45'in 3 çarpı 3. Yani 9. Peki bu 9 neyi veriyor bize? Bu 9 iki ağaç arası mesafeyi veriyor. EBOB'umuz bu soruda bu işe yarıyor. İki ağaç arası mesafe. Çizelim dikdörtgenimizi. Dikdörtgenimizi çizdiğimizde burası 27, burası 45 ve 9 metre aralıklarla ağaç dikeceksin. 27 metrelik bu kenara kaç tane ağaç dikersin? 3. 45 bölü 9'dan buraya 5. Buraya 5 ise buraya 5. Buraya 3 ise buraya 3. Dolayısıyla 5, 5, 10. 3 de buradan, 3 de buradan. 16 ağaçla bu işi bitirmiş olursun. İlk slide'ı hatırlıyorsan kısa bir yolumuz vardı. Oradan da çözmek istiyorum. Bu etrafına ağaç dikme sorularında diyordu ki çevreyi hesapla. Hesaplayalım. 45, 27 daha 72. Bir 72 de buradan gelecek. 144 bölü EBOB'a böl diyordu. EBOB 9. 144 9'a böldüğümde buradan da yine ağaç sayısının 16 olmasına ulaşırım. Hangisini istiyorsan oradan yürüyebilirsin. Sorumuzda boyutlar 35 metre ve 56 metre olan dikdörtgen biçiminde bir bahçe. Kare şeklindeki eş parsellere ayrılıyor. Oluşan parsellerin tüm köşelerine birer fidan dikiliyor. Buna göre dikilen fidan sayısı en az kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar bir kere büyük bir dikdörtgensel alan küçük eş kare parsellere ayrılacaksa bütünden parçaya doğru bir iniş söz konusu, dolayısıyla EBOB kullanacağız. 35 ile 56'nın gidelim EBOB'larına bir bakalım. 2'ye bölüyorum. 35, 28. İkisini de bölmedi. 2'ye böldüm. 35, 14. 2'ye böldüm. 35, 7. Valla 35 epey direndi. 3'e zaten bölünmüyorlar. 5'e böldüm. 7'ye 7. Hala ikisini bölen yok. Artık en sonucuda ikisi de 7'ye bölündü. EBOB'umuz 7. Bu soruda bize EBOB neyi verir? EBOB bize hani biz dikdörtgensel alanı küçük karelere ayıracağız ya, o karenin bir kenarını veriyor arkadaşlar. Karenin kenarı. Peki şimdi bizim dikdörtgensel şu bahçemize bir bakarsak. Burası 35'ti, burası da 56'ydı. Siz buraya bir kenarı 7 olan kareler oluşturacaksınız. O zaman şöyle 56'yı galiba böyle 8 parça ayıracak. İnşallah güzelce yaparım. 2, 3, 4, 5, 6 ve evet 8 parça oldu. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Bu 35'liği de 5'e bölecek. O zaman bunu da şöyle devam ettiriyorum. Buradan bir yere bağlayacağım arkadaşlar. Yani her seferinde böyle çözmek zorunda kalmayacaksın. Merak etme. Hocam her seferinde böyle çizecek miyim? Çizmeyeceksin güzel kardeşim. Ama bunu ilkini görmen lazım ki neyin nereden geldiğini anlayabilirim. Şimdi gördüğümüz gibi burada oluşturduğumuz kaç tane var? Mesela bunu bazen bu fidan dikme sorularından ziyade kaç tane kare oluşturulabilir diye soruyor. Hemen onu da bulalım. Mesela 35'i 7'ye böldüğümde aşağı doğru 5 tane. 56'yı 7'ye böldüğümde 8. 5 çarpı 8'den mesela burada 40 tane karemiz var. Fakat bizden istenilen şu. Köşelerine böyle her köşeye, her karenin köşesine ağaç dikmemiz isteniyor. Fidanmış. Fidan dikmemiz isteniyor. Buralara dikeceğiz. Fakat ben biraz yoruldum be kardeşim. İşi kısalaştırmak istiyorum. Şimdi sana bir sorum var. Şu ilk kenara kaç tane diktik? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane fidan dikmişiz. Peki biz buraya kaç parçaya ayırmıştık? 8. Anladım hocam seni diyorsundur inşallah. Kaç parçaya ayırmışsak bir fazla fidan dikiyoruz. O zaman 9, 9, 9, 9 olacak oraların hepsi. Peki kaç sıra dikiyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra dikiyoruz. Dolayısıyla 6 çarpı 9'dan karşılığı ne gelecektir? 54 gelecektir diyoruz. Bundan sonra eğer bunu öğrendiysen, bunu oturtturduysan bundan sonra ben olsam soruyu şöyle çözerim. EBOB bulacağım. EBOB'u bulduğumda bu karenin bir kenarını verecek. Sonra gideceğim 35'i 7'ye böldüğümde aşağı doğru 5 tane kare dizebilirim. Ama Ersen Hoca demişti ki bir fazlası kadar fidan dizebilirim. 6. 56'yı 7'ye böleceğim. Buraya 8 tane kare dizebilirim. Ama Ersen Hoca demişti ki fidan sayısı sorulduğunda bir fazlası 9. Birer fazlalarını çarparsan toplam fidan sayısını bulmuş olursun. Sorumuzda 3 otomatik zil 2 bölü 3, 3 bölü 4, 5 bölü 9 saat arayla çalmaktadır. Buna göre zillerin 3'ü birlikte çaldıktan en az kaç saat sonra ziller tekrar beraber çalar?
Galiba burada parçadan bütüne gidiş söz konusu arkadaşlar. Çünkü atıyorum 10, burada şimdi rasyonel olduğu için kafanı karıştırmayayım, birazcık daha düzgün sayılar vereyim. 10 dakika, 20 dakika, 30 dakikada bir çalan ziller olsa demek ki 10'un katlarında çalacak, 20'nin katlarında çalacak, öteki de 30'un katlarında çalacak. Dolayısıyla kat mevzusu var. Üçünün ortak katı olması lazım. O zaman eko kullanacağız. Peki 2 bölü 3, 3 bölü 4, 5 bölü 9'un ekokları nasıl bulacağız? Bunu da bir önceki derste konuştuk. Yatırımlık bir hikayeydi burası. 2 bölü 3, 3 bölü 4, 5 bölü 9 gibi rasyonel sayıların ekokları alınırken üsttekilerin ekokları alınır demiştik. 2, 3, 5'in ekokuna baktığınızda 30 bulursunuz. Alttakilerin de ebobunu alırsın. 3, 4, 9'un da ebobu 1'dir. Dolayısıyla buradan ekokun karşılığı 30 gelecek. Eğer 2, 3, 5'in ekokunun 30 olduğuna inanmıyorsan çekersin çizgini bakarsın. 3, 4, 9'un ebobunun 1 olduğuna inanmıyorsan çekersin çizgini bakarsın. 30 bölü 1'den 30 geldi. Zillerin 3'ü birlikte çaldıktan en az kaç saat? Bu zaten bulduğumuz şey o. 30 saatte bir beraber çalacak bunlar. Dolayısıyla 30 saatte bir beraber çaldıklarına göre 3'ü birlikte çaldıktan 30 saat sonra tekrar beraber çalarlar. Sorumuzun cevabı 30 olacaktır. Sorumuzda boyutları 16 santim ve 40 santim olan eş dikdörtgenler birleştirilerek bir kare oluşturmak isteniyor. Buna göre en az kaç tane dikdörtgene ihtiyaç vardır diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine parçadan bütüne doğru bir gidişimiz söz konusu. Dikdörtgenlerimiz var. Bunları yan yana alt alta koyacağız. Sonra büyük bir kare elde edeceğiz. Parçadan bütüne gidişimiz olduğu için ne kullanıyoruz? Evet, ekok kullanıyoruz. 16 ile 40'ın buyurunuz ekoklarını bulalım. 2'ye böldüm, 8'e 20. 2'ye böldüm. Bu arada tiklemiyorum. Ekok arıyorum neticede. 4, 10. 2'ye böldüm. 2, 5. 2'ye böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, 16. 5 ile çarparsam ekokumuz 80. Peki bu 80 ne? Bu 80 hani kare oluşturacağız ya. O oluşturacağımız karenin bir kenarı arkadaşlar. Karenin kenarı. Oluşturacağımız kare şöyle bir kare. Şurası 80, burası 80. Peki bizim elimizdeki dikdörtgenler nasıldı? Şöyleydi. Burası 16 idi, burası da 40'tı. Şimdi soru şu. Alt alta kaç tane dikdörtgen yerleştirsin? Burası 16. Karenin tüm uzunluğu 80 ise kenar uzunluğu 80 bölü 16'dan 5. 80 bölü 40'tan yan yana 2 tane. Dolayısıyla 5 çarpı 2'den 10 tane dikdörtgeni yan yana koyarak arkadaşlar kare ne yapıyoruz? Elde edebiliyoruz. Ve geldik ikinci başlığımıza. EBOB ekok problemleri bu dersin birinci başlığıydı. İkinci başlığımızda periyodik olarak tekrar eden durumlardı. Ve demiştim ki ben ÖSYM açısından son derece önemli. Seviyor ÖSYM burayı. Onun için dikkat etmende kesinlikle fayda var. Sorumuz diyor ki bugün günlerden diyor pazartesi olduğuna göre 130 gün sonra hangi gün olur? Şimdi bak günlerle alakalı mevzu 7 günde bir aynı günü yaşadığımıza göre buradaki tekrar eden sayımız 7 olmalı. Okey. Dolayısıyla 130'u gidiyorum 7'ye bölüyorum. 13'te 7 bir kere. 60'da 7 8 kere. 8 kere 7 56. Buradan 4'ümüz kaldı. İşte bu 4'ü nasıl kullanacağın önemli. Hani bugünlerden pazartesiymiş ya. 4 gün sonrasını soruyoruz. Üzerine 4 gün ilave edeceğiz. Ne olur dikkat et. Pazartesi saymıyoruz. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Dolayısıyla 130 gün sonrası arkadaşlar cuma günüymüş. B sorusunda 90 gün önceyi soruyor. Gidelim 90'ı 7'ye bölelim. Tekrar söylüyorum 7'ye bölme sebebi. Bütün sorularda gidip 7'ye bölmeyeceğiz. Günlü sorularda malum 7 günde bir aynı güne döndüğümüzden dolayı oradaki tekrarımız 7 günde bir gerçekleşiyor. Onun için 7'ye bölüyoruz. Bir kere var 7. 20'de 2 kere var. 2 kere 7 14. 6 kaldı. Dikkat et. Önceyi soruyor. Ne yapacağız hocam? Pazartesiden geriye doğru 6 sayacağız ama pazartesiyi saymak yok. Geriye doğru saymak da zor biraz. Pazar, cumartesi, cuma, perşembe, çarşamba, salı. Okey. Hocam bunun başka bir yöntemi yok mu ya bu geri saymanın? Aslında geri saymayla alakalı değil de eğer buradaki ifademiz büyük çıkarsa bir pratik yöntemim var. 6 gün geri saymak yerine 1 gün ileri sayabilirsiniz. Çünkü 7'ye tamamlıyor. 7'ye tamamlayan üzerinden. Nasıl ya hocam? Şöyle. 6'yı 7'ye tamamlayan 1 değil mi? 6 gün öncesini saymak yerine 1 gün sonrasına bakalım. Günlerden hangi gün? Pazartesi. 1 gün sonrası salı. Bak buyur. Ya da A sorusuna dönelim. 4 gün sonraya bakmak yerine 4'ü 7'ye tamamlayan kim? 3. 3 gün önceye bakabilirim. Bak pazartesi 3 gün önceye sayıyorum. Pazartesi saymadan. Pazar,
Cumartesi, cuma. Aynı yere gelecektir, haberin olsun. Sorumuzda aynı hastanede çalışan hemşirelerden Deniz 8 günde bir, Eylül 10 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte ilk kez çarşamba günü nöbet tuttuğuna göre dördüncü kez birlikte hangi gün nöbet tutarlar? Önce şuradan başlayalım. Bu arkadaşlar kaç günde bir beraber nöbet tutuyorlar? Burada EBOK mu kullanacağım, EKOK mu kullanacağım, ona bir bakayım. Deniz 8 günde bir nöbet tutuyorsa 8, 16, 24, 32 yani 8'in katlarında nöbet tutmuş olacak. O da 10 günde bir tutuyorsa 10, 20, 30. Okey, o zaman katlarıysa mevzu, bunların EKOK'larına bakmalıyım. 8 ile 10'un EKOK'una bakarsam 2'ye böldüm 4, 5 yanına tik atmıyorum, EKOK bakıyoruz. 2'ye böldüm 2, 5, 2'ye böldüm 1, 5 ve son olarak 5'e böldüm 1. 2 çarpı 2 çarpı 2, 8, bir de 5 ile çarparsam EKOK'umuz buradan 40 gelecek. Peki bu 40'ı nasıl yorumlayacağız? Çünkü benim için önemli olan mevzulardan bir tanesi bu. Daha sonra da bana dua edeceksin, bak emin ol. Yani ha güzel, mantığını da öğrenmişim diyeceksin. EKOK 40 demek, 40 günde bir nöbeti beraber tutuyorlar demek. Hmm, tamam. İlk kez, yani birinci nöbeti bu arkadaşlar hangi gün tutmuşlardı bakalım? Çarşamba. Hemen notumu alıyorum. Peki bizden ne istiyor? Dördüncü nöbeti. Tamam, dördüncü nöbet hangi gün? Soruyorum, birinci nöbetten dördüncü nöbete kadar kaç nöbet tuttular? 3. Her nöbet aralığı 40 gün. Dolayısıyla buradan buraya geçen süremiz 3 çarpı 40'dan 120. Bazen arkadaşlar oluyor, buradaki 3'ü anlamıyorlar. Tekrar söylüyorum, birinci nöbette dördüncü nöbet arasındaki geçen nöbet sayıları bunlar. Şöyle değerlendirilebilir. 1, 2, 3, 4. Birinci aralık, ikinci aralık, üçüncü aralık. Bak kaç tane aralık geçtiğini buluyoruz. Uzun uzun yapmak yerine şunu yapıyorum. 4'ten 1 çıkartıyorum. 3 tane aralık var. 3'le de 40'ı çarptığında 120 gün yapıyor. 120 gün. Bak gün. Günü bulduk. Ne yapacağız? Hop hemen 7'ye bölüyorum. Bir kere var. Şuradan 7. 0'ı indirdim. 50'de 7. 7 kere 7. 49 geldi. Buradan da 1 kaldı. Bu 1'i ne yapacağız arkadaşlar? Sonraki bir günü bak. Birinci nöbet çarşamba. Dördüncü nöbet o sonra. Ama bu arkadaşlar ilk nöbeti hangi gün tutmuşlardı? Çarşamba. Üstüne bir gün ilave edersem demek ki dördüncü nöbetlerini perşembe günü tutacaklardır diyoruz. Epey donanımlı sorulardan bir tanesi. EKOK kullandık, yorumladık, işte 3 boğum var dedik. Bunlara dikkat etmen lazım. Sorumuzda 3 farklı lamba 20 saniye, 30 saniye ve 45 saniyede bir yanıp sönmektedir. Bu deminki sorudan bu kısmıyla alakalı. Mantalite olarak pek de farklı değil. O da 8 günde bir nöbet tutuyordu. Bu da 20 saniyede, 30 saniyede, 45 saniyede bir yanıp sönüyor. 20 saniyede yanacak, 40 saniyede yanacak, 60 saniyede yanacak filan. Yani katlarına gideceksin. Bir kere ben bunda bu yorumu yaptım. Katlarına gideceğine göre kesinlikle bir EKOK kullanacağız. Fakat sorunun geri kalanına bir okuyalım. Saat 9'da ilk kez aynı anda yanan ampuller. 6. kez birlikte yanan saat kaçtır? Hemen bakalım. 20, 30 ve 45'in EKOK'larına bir bakıyoruz. 2'ye böldüm. 10, 15, 45. 2'ye böldüm. 5, 15, 45. 2'ye bölünme bitti. 3'e bölüyorum. 5, 5, 15. Bir daha 3'e bölüyorum. 5, 5, 5 ve son olarak 5'e böldüğümde her bir bir geldi. 2 çarpı 2, 4. 3 ile çarptım 12. 3 ile çarptım 36. 5 ile çarptım 36, 180. EKOK'umuz arkadaşlar 180 geldi. Peki 180'in birimi ne? Saniye. Ne demek bu? 180 saniyede bir aynı anda yanacaklar demek kardeşim. Tamam. Şimdi birinci kez yanmaları, birinci yanma yazalım buraya. Saat kaçta gerçekleşmiş? 09. Bize istenen 6. yanma. Soruyorum, birinci yanmadan 6. yanmaya kadar kaç yanma gerçekleşmiş? 5. Nasıl hocam ya? Bir kere daha söylerim. Bak başka bir daha söylemem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 tane süre geçecek. 5 tane 180 geçecek arkadaşlar. 6 eksi 1'den. Dolayısıyla burası 900 saniye yaptı. Şimdi ben tutup da 0.9'un üzerine 900 ilave edemem. 900 saniyeyi biraz saate, dakikaya falan çevirmem lazım. 900 saniyeyi dakikaya çevirebilmek için 60'a bölüyorum. Çünkü 1 dakika 60 saniye. Buradan karşıda 15 dakika oldu. Tamam. 9'un üzerine eklersem 0, 9, 15'te arkadaşlar bunlar 6. kez birlikte tekrardan yanacaklardır.
Sorumuzda bir doktor 4 günde bir, bir hemşire ise 5 günde bir nöbet tutmaktadır. Doktor ve hemşire birlikte ilk kez pazartesi günü nöbet tutmuşlardır. Buna göre birlikte tutacakları 10. nöbet hangi gündür? Peki 4 günde bir, 5 günde bir ne yapacaksınız artık anlaşılmış olmalı. Ekok uygulayacağız hocam. Helal olsun, devam. 4 ile 5'in ekokuna bakıyorum. 2'ye böldüm 2, 5. 2'ye böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. 2 çarpı 2 çarpı 5 ekokumuzu ne getirecek? 20. Ne demek bu? 20 günde bir aynı anda nöbet tutuyorlar arkadaşlar. Birinci nöbet, hemen yazalım. Birinci nöbet hangi gün tutulmuş? Pazartesi. Senden istenilen 10. nöbet. Peki 10. nöbetle birinci nöbet arasında kaç boğum olacak? 9. Peki geçen süre ne kadar? 20. 9 çarpı 20'den 180 gün sonrayı soruyoruz aslında. Gidiyorum 180'i 7'ye bölüyorum. 2 kere 7 14, buradan 40, 7 kere 5 getirecek burası 35, kalanım 5. Burayla alakalı iki alternatif var, ikisini de konuşmak istiyorum. Önce pazartesinin üstüne pazartesiyi saymadan 5 gün sayalım. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Sorumuzu çözdük. Ama bir de şöyle çözüyorduk hatırlarsan. 5 kaldı ya. Yani 5 gün ileri saymak yerine 2 gün 5'i 7'ye tamamlayan 2'yi geri sayarsak da olurdu. Pazartesi saymadan 2 tane geri sayıyorum. Pazar, cumartesi. Yine aynı şeyi bulabiliyoruz. Haberin ola. Sorumuzda perşembe günü saat 12.30'dan 1000 saat sonrası hangi gün saat kaç olur? Peki 1000 saati arkadaşlar gidelim önce neye bölelim biliyor musunuz? 24'e bölelim. Çünkü bu 1000 saat içerisinde kaç gün var onu bir bulmak istiyorum. 1'de 24 yok, 10'da yok. %4 kere var. 24 çarpı 4'ten 96. Burası 4, 0. 1 kere var. Buradan 24. Dolayısıyla kalanımızda ne gelecek? 16. Bu ne? Saat. Peki şu ne? Bu gün. O zaman 41 gün üzerine saymak yerine gidelim. 41 günü bulduktan sonra da 7'ye bölelim. Buradan 7 kere 5, 35. Kalanım ne gelecek? 6. Bu da gün. Yani biz bu perşembe saat 12.30 üzerine 1000 saat sayacağız ya. Bunun üzerine 6 gün ve üzerine de 16 saat ilave edeceğim. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Perşembenin üzerine önce bir 6 günü ilave edelim arkadaşlar. Perşembeyi saymadan. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Bir gün geride gidebilirdik, hatırlatma. Çarşamba 12.30 oldu 6 günü ilerlettiğimde. Bir de bunun üzerine 16 saat ilave edeceğiz. Hadi edelim. 16 saat ilave ettiğimde burası ne yapacak biliyor musun? 28.30 olacak. Ya 28.30 diye bir gün olmaz çarşambada. 24'ten sonra bir sonraki gün olan perşembeye döner. Ve 24'ü çıkarttığımda buradan 04.30 olur. Bu da bizim aradığımız sorunun cevabı olur. Blok dersimizin artık ikincisinin sonuna yaklaşıyoruz. Son sorumuz diyor ki, Deniz telefon hattına 550 dakikalık konuşma paketini hafta içi her gün 20'şer dakika, cumartesi ve pazar günleri ise 35'er dakika konuşarak bitirmiştir. Bu paketin ilk kullanıldığı gün salı olduğuna göre bittiği günü hangi gündür? Şimdi arkadaşlar hafta içi 20'şer görüşüyormuş. O zaman 5 gün var hafta içinde. Pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 5 çarpı 20'den hafta içi bir defa 100 dakikalık bir görüşme yapıyor. Cumartesi, pazar günleri 35'er dakika yapıyor. 2 çarpı 35'ten 70 dakikada orası. Demek ki bir haftada toplam 170 dakikalık bir bitirme durumu söz konusu. Okey. 550 dakika için. Şimdi bak. Biz salı günü bu işe başladık ya. Salı günü, ilk olarak salı günü kullanıyor. Salı günü 20 dakikayla başlıyor. Sonrasındaki pazartesi akşamına kadar. Bak salıya geçmeden. Pazartesi akşamına kadar 170 dakikayı bitirdi. Pazartesi akşam. Yani akşam derken gece yatmadan önce. Sonra 170 dakika daha kullandı. Yine pazartesi gecesi bitti bu. Sonra bir 170 daha kullandı. Çünkü 550'ye hala gelemedik. Fakat şu an bu üçünün toplamı arkadaşlar 510 dakika yaptı, haberin olsun. Ve şu an yine pazartesi gecesindeyiz. Şimdi geriye kalanın ne kadar? 550 olabilmesi için 40 dakikam kaldı. Ve biz pazartesi gecesindeyiz. O zaman salı günü bir 20 dakika kullanacak. Ve çarşamba günü de bir 20 dakika kullanacak. Nereden biliyorum onu? Çünkü hafta içleri 20'şer dakika diyordu. Dolayısıyla şu gün hangi gün olmuş olacak? Bu salıydı. Bu da çarşamba itibariyle 550 dakikayı ne yapmış olacak? Bitirmiş olacak.
Ve geldik konu biterken kısmına. Konu biterken kısmında bugün konuştuklarımız EBOPECOP problemleri ve periyodik olarak tekrardan durumlara baktık. İkisi de ÖSYM açısından son derece önemli. Yazılarında çıkmama ihtimali yok. Kesinlikle karşına gelecek. Ama bu konu ileriye yatırımsal açıdan bakıldığında ÖSYM, TYT, AYT ayırmaksızın iki basamakta da mutlaka soru olarak yöneltebilecek konu başlıklarından. Onun için ricam şu, lütfen soru havuzundaki soru sayısını arttır. Test kitabından bol bol ödev çöz. Mutlaka bizim videolarımızda soru çözüm videolarına bak ama kendini bu konuda geliştir. Şimdi konuya hoşça kal, bay bay ve size de elveda demeden önce ödüllü sorumuza bakacağız. Ama ödüllü sorumuzdan önce geçen haftaki ödüllü sorumuzun çözümüne bakalım. Ardından bu dersin ödüllü sorusunu size konuşalım. Geçen dersin ödüllü sorusunda A, B ve C rakam olmak üzere iki basamaklı AB doğal sayısı 5 ile. Bak burada bir duralım. AB iki basamaklı sayısı 5 ile tam bölünebiliyorsa 5 ile bölünebilme birler basamağının 0 ve 5 olmasıydı. B'ye ya 0 vereceğiz ya 5. Fakat ikinci cümlede iki basamaklı BC sayısından bahsettiği için buranın 0 olma şansı söz konusu değil. O zaman B sayımızı bulduk. B sayımızın karşılığı 5. Hemen getiriyorum buraya 5'imi yazıyorum. İki basamaklı BC doğal sayısı 4 ile bölünüyormuş. Şimdi 4 ile bölünebilmede birazcık denemeniz lazım dedik. Mesela C'ye 0 verin. 50 bölünür mü? Hayır. 51 tek sayı zaten bölünmez. C 2 verdiğinizde arkadaşlar 52 olur. Ve bunu 4 arttırabiliyorduk. Yani C'nin alabileceği 2 tane değer var. C ya 2'dir ya da 6'dır. 52'de 56'da 4'e tam bölünür. Şimdi C 2 olsa CA doğal sayısı 9 ile tam bölünüyorsa rakamlar toplamı 9'un katı olması gerekiyordu. O zaman A'ya 7 verebilirsiniz. O zaman şöyle konuşalım. B zaten 5. Siz C'ye 2 verdiğinizde A'nın karşılığı buradan ne geliyor? 7 bu cepte. Ya da B 5, C'ye 6 verdiğinizde, hemen C'ye de 6'mızı verelim. A bu durumda rakamlar toplamı 9'un katı olabilmesi için A'nın 3 olması lazım diyoruz. Diyor ki B artı A çarpı C. Şimdi A çarpı C'nin büyük olması lazım. Burada 2 çarpı 7 var, burada 3 çarpı 6'ın var. O zaman tabii ki biz kimi tercih edeceğiz? 3 çarpı 6'yı. A'yı 3, C'yi 6 seçiyorum daha büyük getirdiği için. B 5, 2 ifadede de zaten ortaktı. 5 artı 18'den aradığımız sorunun cevabı 23 olacaktır. Sırada bu dersin ödüllü sorusu. Ve geldik bu dersin ödüllü sorusuna. Dairesel bir oyun alanında konumları aşağıdaki şekilde gösterilen Ali, Büşra, Cem, Duygu ve Erol isimli 5 oyuncu bir topla oyun oynamaktadır. Bu oyunun her seferinde elinde top bulunan oyuncu topu hemen yanındaki oyuncuya vermekte. Son sırada bulunan Erol ise ters yönde Duygu'ya topu vererek oyuna devam etmektedir. Topun kimden kime gideceğinin sırası isimlerin baş harfleriyle gösterilirse A önce Ali, sonra Büşra, Cem, Duygu, Erol, Erol Duygu'ya veriyor, Duygu Cem'e veriyor şeklinde devam edecektir. Buna göre 100. defa topun verildiği kişi kimdir demişiz. Hadi bakalım. Size bol şanslar. Merhabalar herkese. Bugünkü konumuz enzimler gençler. Aslında canlıların ortak özelliğinde biraz bahsetmiştim. Ortak özelliklerini de direkt madde olarak vermiyorduk ama enzim sentezlemek ve enzim kullanabilmek de canlıların ortak özelliklerinden bir tanesiydi. Tüm canlılarda enzimler bulunduğuna göre demek ki çok önemli bir organik molekülden bahsediyoruz. Zaten bundan sonraki konularda da tekrar karşımıza çıkacak. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Şimdi enzimler dediğimiz zaman ilk olarak ödevlerinizi vererek başlayayım. Tabii ki 0'dan 9'a biyoloji ve 9 dinamoyu elinize alıyorsunuz. 0'dan 9'a biyolojide enzimlerin yapısı çat diye karşıma çıktı. Sayfa 44'ten başlıyorsunuz. Sonra enzimlerin özellikleri kısmını çözüyorsunuz. Enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörler kısmını da bitiriyorsunuz gençler. Yani sayfa 49'a kadar bu dersi bitirdiğimizde çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Hormon ve vitaminlere geçmiyorsunuz. O daha sonraki derslerde karşımıza çıkacak. Aynı şekilde 9 dinamoda da açıyorsunuz enzimler kısmını. Enzimlerle ilgili soruları çözüyorsunuz. Yani sayfa 35 ve 36'yı bitirmiş oluyorsunuz. Bugünkü dersin sonuna geldiğimizde. Biz bugünkü dersimizde enzimleri anlatacağız da enzimlerin hangi kısımlarından bahsedeceğiz? Tabii ki ilk olarak enzimlerin görevlerini anlatacağız.
konuşacağız. Enzimlerin yapısal özelliklerinden bahsedeceğiz. Basit enzimler, bileşik enzimler olmak üzere iki çeşit enzim vardır diyeceğiz. Genel özellikleri vereceğiz. Enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörler de bugünkü dersimizin konusu olacak. Şimdi enzim ne demek? Enzim aslında biyoloji dersinde katalizör olarak öğrendiğimiz, daha doğrusu kimya dersinde katalizör olarak öğrendiğimiz maddelerin, moleküllerin biyolojideki karşılığı. Canlı sistemlerde aktivasyon enerjisi dediğimiz bir enerjiye ihtiyaç var tepkimelerin gerçekleşebilmesi için. Yıldız, 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 bu kelimeye dikkat ediyorsun. Aktivasyon enerjisi ne demekmiş? Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi ismi veriliyor. Enzimler de tepkimeye girerek aktivasyon enerjisini aşağıya çeken moleküllerdir gençler. Enzimlerin 4 tane muhteşem özelliği var. Bu özelliği unutmuyorsun, aklında da nasıl kalmasını sağlayacaktın. Mesela şunu bir çay bardağı olarak düşün. Şurada da bir tane çay kaşığımız olsun. Sıcak bir çay bardağının içerisine şekeri koyduğun zaman çayın içerisine şeker öyle karıştırmasan da çözünür. Ama çay kaşığıyla karıştırdığın zaman aslında sen tepkime için gerekli olan aktivasyon enerjisini aşağıya çekiyorsun. Tepkimeyi hızlandırıyorsun. Çay kaşığı tepkimeden, yani bardaktan hiç bozulmadan çıkar. Enzimler de tepkimelerden hiç bozulmadan çıkarlar. Çay kaşığını başka başka bardakların içerisine sokabilirsin. Yani tekrar tekrar kullanılabilir. Bu şekildeki çay kaşığı senin enzim olarak aklında kalması gereken örnek. Bir daha, aktivasyon enerjisini enzimler düşürür. Tepkimeyi hızlandırır, tepkimeden hiç bozulmadan çıkar, tekrar tekrar kullanılırlar. Canlı vücudundaki biyolojik katalizörlere de enzim ismini veriyoruz. Gençler, aktivasyon enerjisi bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan minimum enerji miktarıymış, unutmuyorsun. Katalizör de canlı ya da cansız ortamlarda tepkimenin gerçekleşmesi için aktivasyon enerjisini düşüren ve tepkimeden değişmeyen çıkan maddelerdir. Dediğim gibi muhteşem 4 özellik yazılı da mutlaka karşınıza çıkacak, enzimlerden hocalar mutlaka soru sorar. Aktivasyon enerjisini bunlar ne yapacakmış enzim? Düşürecekmiş, tepkimeyi hızlandıracak, tepkimeden bozulmadan çıkacak, tekrar tekrar kullanılır diyeceğiz gençler. Geldim. Enzimlerin yapısına göre iki çeşit enzimimiz var. Bizim bir basit enzimlerimiz, bir de bileşik enzim dediğimiz enzimlerimiz var. Basit enzim dediğimiz enzimler sadece proteinden meydana geliyorlar. Yardımcı kısım gibi bir şey söz konusu değil. Bir de bizim bileşik enzim, holo enzim dediğimiz enzimlerimiz var. Bileşik holo enzimler ise proteinlerin yanında bir de yardımcı kısım bulunduruyorlar. Yardımcı kısımlar organik veya inorganik olabilir. Hatta organik veya inorganik olma durumuna göre farklı isimlendiriyoruz. Yardımcı kısımlara kofaktör diyoruz. Eğer organik yapılı bir kofaktörden ya da organik yapılı bir yardımcı kısımdan bahsediyorsak ona koenzim ismini vereceğiz. Yaslan arkana. Enzimler ikiye ayrılır. Bir basit enzimler varmış, bir de bileşik enzimler varmış. Basit enzimler proteinden meydana geliyor, başka hiçbir şey yok. Bileşik enzimler ise proteinin yanına bir de yardımcı kısım alıyormuş. Bu yardımcı kısımda sorularda %99 ya vitamindir ya mineraldir. Mineral bir madde aldıysa kofaktör ismini veriyoruz. Vitamin yardımcı kısım olduysa koenzim ismini veriyoruz. Mineralleri anlatırken dedik ya, mineralleri vücudumuza yeterli düzeyde almalıyız. Eksik alırsak çeşitli hastalıklar meydana gelir. Aynı zamanda bunlar enzimlerin yapısına katılıyor gibi gibi cümleler kurmuştuk. Sen vücuduna bir minerali alamazsan,
o mineral bir enzime yardımcı kısım oluyorsa gidip o enzime yardımcı kısımlık yapamaz. Haliyle o enzim iş yapamaz. Enzimlerin de çalışmaması durumunda vücudumuzdaki tepkimelerin gerçekleşebilme ihtimali yok gençler. Bir tane örnek üstünden anlatayım. Mesela bizim vücudumuzda devamlı H2O2 dediğimiz hidrojen peroksit adını verdiğimiz bir tane bileşik açığa çıkıyor. Bu zehirli bir bileşik. Bunun katalaz enzimi sayesinde, karaciğerimizde üretilen katalaz enzimi sayesinde suya ve oksijene dönüşmesi söz konusu oluyor. Katalaz enzimi sayesinde bu tepkime saliseler içerisinde gerçekleşiyor. Ama katalaz enzimi olmasaydı bunun buna dönüşümü o kadar uzun sürerdi ki vücudumda bu tepkime süresini bekleme ihtimalimiz yok. Yani enzimlerim çalışmazsa tepkimeler gerçekleşemez. Tepkime gerçekleşemezse yaşam devam edemez. Gençler, enzimler tepkimeler için gerekli olan aktivasyon enerjisini sağlamaz. Şıklara mutlaka yazıyoruz. Enzimler tepkimeyi başlatır. Hayır, tepkimeyi başlatan şey aktivasyon enerjisidir. Enzimler tepkimeye girerek aktivasyon enerjisini aşağıya çeken moleküllerdir. Tepkimenin hızlanmasını sağlamış oluyorlar. Sonra bileşik enzimlerde apo enzimi düşündüğümüz zaman bunun dedik ya bileşik enzimi şöyle hayal edeceksiniz. Hemen şuraya bir bileşik enzim şekli çizmiş olayım size. Bir tane ana protein kısım var, bir tane de yardımcı kısım var. Proteinden oluşan şu ana kısma apo enzim ismi veriliyor. Şurası da yardımcı kısım dediğimiz kısım oluyor gençler. Yardımcı kısım mineral bir madde ise kofaktör almıştır diyoruz. Yani inorganik yapılıysa, vitamin aldıysa da koenzim ismini veriyoruz. İkisi bir araya geldiği zaman da holoenzim olarak isimlendirmiş olacağız, unutmayın. Bileşik enzimlerin yardımcı kısmı olmadan apoenzim kısımları tek başlarına aktif değiller. Tabii ki ancak yardımcı bir kısımla birleşerek aktifleşebiliyorlar. Holoenzimlerde apoenzim enzimin etki edeceği maddeyi tanıyor. Enzimin etki edeceği maddeye de substrat adını veriyoruz. Bir apoenzim sadece bir çeşit koenzim veya kofaktörle çalışabiliyor. Ancak bir koenzim birden fazla enzimin yapısına katılabiliyor. Anne çocuk ilişkisi gibi düşün. Bir çocuğun bir tane annesi olur. Ama bir annenin birden fazla çocuğu olabilir. Mesela benim bir tane X enzimim olsun, şu enzimin bileşik bir enzim X enzimi, şu da benim Y enzimim olsun, atıyorum bu karbonhidratları parçalıyor, uyduruyorum, bu da proteinleri parçalıyor. Bunun yardımcı kısmı sodyum mineraliymiş. Ya ben vücuduma yeterli derecede sodyum minerali alamıyorum, potasyum sen git iş yap, sodyum yerine bu enzimi çalıştır diyemem. İlla ki X enziminin yardımcı kısmı sodyumsa sodyumu almak zorundasın. Potasyum gidip de gel ben yapayım bu işi diyemez. Ama sodyum minerali X enziminin de yapısında bulunuyor olabilir, Y enziminin de yapısında bulunuyor olabilir. Yani tekrardan cümleyi toparlıyorum. Holo enzimlerin yapısındaki yardımcı kısım bellidir. Anca o yardımcı kısımla iş yapabilirler. Bir enzim başka bir yardımcı kısımla çalışamaz. Ama yardımcı kısım dediğimiz B vitamini, A vitamini, sodyum minerali gibi maddeler birden fazla enzimin yapısına katılıyor olabilir. Unutmayın. Enzimlerin etki ettiği maddelerde ne ismini veriyormuşuz? Substrat ismini veriyoruz. Mesela daha önceki öğrendiğimiz konulardan. Ben vücudumdaki hücrelerde en sayıdaki amino asidi bir araya getirerek bir protein sentezini gerçekleştirebilirim. Tabii ki buradan da en eksi bir sayıda su açığa çıkar. Veya ihtiyaca bağlı olarak protein moleküllerini suyla tepkimeye sokabilirim. Buradan da en sayıda amino asit açığa çıkar. Yani protein sentezi de yapabilirim. Proteini yıkadabilirim. Kim substrat?
Eğer sen protein sentezi yapıyorsan, amino asitleri bir araya getirip proteine dönüştürüyorsan, enzim gidip kime etki edecek? Amino asitlere. Eğer sen proteinlerini parçalayıp amino asitlere dönüştürüyorsan, enzim gidip kime etki edecek? Proteinlere. Yani enzim gidip kime bağlanıyorsa, kimin işini gerçekleştiriyorsa substrat odur. Bazen enzimler sadece parçalama işi yapar ya da sadece birleştirme işi yapar gibi düşünüyorsunuz. Hayır. Büyük bir şeyi küçük şeye dönüştürürken de enzimler görev yapacak. Küçük şeyleri büyük şeylere dönüştürürken de enzimler mutlaka görev yapacak gençler. Hatta şuradan göstereyim. Şimdi bu bizim bir tane enzimimizmiş. Şurası da aktif bölge dediğimiz kısım. Enzimin tabii ki apoenzim kısmında aktif bölge yer alacak. Koenzim geldi, yardımcı kısım oluştu. Hop, substratla ne oldu? Uyum sağladılar. Ne yaptı? Enzim substratı ürünlere dönüştürmüş oldu. Enzimler tepkimeden, hiç bozulmadan çıktılar. Substratımız artık ne oldu gençler? Ürün oldu. Enzimle substrat arasında da anahtar kilit uyumu dediğimiz bir uyum söz konusudur. Az önce dedim ya, bir mineral madde eksik alıyorum, başka mineral gitsin enzime bağlansın. Cık, o iş olmaz. Mesela sen proteinlerini parçalayacaksan proteinleri sindiren enzime ihtiyacın var. Ya proteinleri sindiren enzimlere bu aralar vücudumda pek sentezleyemiyorum. Karbonhidratları sindiren enzim, sen git bu proteinleri parçala diyemezsin. Enzimle substrat arasında anahtar kilit uyumu dediğimiz uyum söz konusu. Her anahtarla her kilit açılmaz mantığından geliyor. Enzimin etki ettiği maddeye ne diyormuşuz gençler? Substrat ismini verdik. Enzim substrata tabii ki geçici olarak bağlanacak. Etki ettiği bölgeye de aktif merkez ismini vereceğiz. O zaman şöyle düşün, burada da bir birleştirme söz konusu. Şu benim enzimim. Bunlar da substratlarımmış. Enzimle substrat bir araya geldiği zaman enzim substrat kompleksi meydana geliyor. Enzimler tepkimeden, hiç bozulmadan çıkıyorlar. Substratlarımız da bir araya gelmiş bir ürüne dönüşmüş oldular. Enzimlerin genel özelliklerine de bakacak olursak ne dedik? Anahtar kilit uyumu var dedik. Yani enzim substratına mutlaka uyumlu olmak zorunda. Yine burada substratla enzim birleşti. Enzim substrat kompleksi meydana geldi. Tepkimeden enzimler hiç bozulmadan çıktı. Substratlarım ürüne dönüştü. Yazdım. A, B, C tepkimeye girmişler. Tepkimeden B artı D çıkmış. Kim substrat, kim ürün? Tepkimeden hiç bozulmadan çıktığına göre, B'de hiçbir değişiklik olmadığına göre B enzim olmak zorunda. Enzimin etki ettiği maddelere substrat dendiğine göre A ve C substrattır. D de bizim neyimiz olacak gençler? Ürünlerimiz olacak. Hatta iki tane substrat girip de bir tane ürün çıktığına göre demek ki bir birleştirme işi söz konusu olmuş diyebiliriz. Enzimlerin birkaç tane de özelliğinden tabii ki size bahsedeyim. Bazı enzimlerimiz çift yönlü çalışır. Mesela karbondioksitle suyun vücudumuzda oluşturulduğu zaman işte ciğerlerden atılıncaya kadar birleştirilmesi gerekiyor. İkisi birleştirildiği zaman H2CO3 dediğimiz bir moleküle dönüşüyor. Bu karbondioksit ve suyun birleştirilme işini yapan karbonik anhidraz adını verdiğimiz bir enzim. Enzimlerin isimlerini bilmenize gerek yok şimdilik 9. sınıfta gençler. Karbonik anhidraz enzimi karbondioksitle suyu birleştirip H2CO3'e dönüştürdüğü gibi aynı zamanda H2CO3'ü parçalayarak karbondioksit ve suya dönüştürmüş oluyor. Haliyle ne yaptı karbonik anhidraz enzimi? Çift yönlü, yani tersinir olarak çalıştı. Kim hariç? Sindirim enzimleri hariç. O yüzden genellikle dedik. Bizim sindirim enzimlerimiz tek yönlü olarak çalışıyor. Mesela az önce size yazdığım örnek vardı ya.
H2O2'yi kim parçalıyor? Katalaz enzimi dediğimiz enzim parçalıyor. Bunu suya dönüştürüyor, oksijene dönüştürüyor. Katalaz enzimi su ve oksijeni birleştirip tekrardan da H2O2 yapamaz. Veya nişastayı amilaz geldi, parçaladı, glikozlara dönüştürdü. Tekrar glikozları amilaz bir araya getirip nişastaya dönüştüremez. Sindirim enzimleri tek yönlü çalışır. Kalan enzimlerimiz genellikle tersinir, yani çift yönlü çalışır diyelim. Enzimler çok hızlı çalışıyorlar. Zaten bu kadar hızlı çalışmasalardı vücudumuzdaki tepkimeler gerçekleşemezdi. Bir tane örnek vereceğim gençler. Şimdi siz sayısal bölüm seçerseniz 12. sınıfa geldiğiniz zaman oksijenli solunum diye bir başlık göreceksiniz. Oksijenli tepkime dizilerinden bahsedilecek. Örnek olsun diye anlatıyorum. Oksijenli solunumun bir glikoliz tepkimesi vardır. Arkasından işte pürüvik asitin asetil koenzim A'ya dönüşüm tepkimesi. Arkasından Krebs çemberi, arkasından ETS vardır. Anlatmaya başlıyoruz. Glikoliz tepkimelerinde besinle oksijen birleşir. Şu şuna dönüşür, bu buna dönüşür, bu buna dönüşür. Oradan geçiyorum diğer tepkimesine, onu da yazıyorum. Oradan oraya geçiyorum, onu da yazıyorum. Oradan oraya geçiyorum, onu da yazıyorum. Yani bir oksijenli solunumun sadece gerçekleşen tepkimelerini bir saatlik ders boyunca anlatıyorum. Lise müfredatında bu kadar. Üniversiteye gitsen daha detaylı anlatacaklar tepkimeleri. Yani yazması bile bir saat sürüyor anlatması. Sen oksijenli solunumu ne kadar sürede gerçekleştiriyorsun? Bitti. Yani aslında bizim saliseler içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir olayın gerçekleşen tepkimelerini yazmak saatler sürüyor, dakikalar alıyor. Kimin sayesinde yapıyorsun bunu bu kadar hızlı? Enzimler sayesinde. O yüzden olmazsa olmazım. O yüzden o olmazsa yaşam olmaz diyorum gençler. Bir tane de örnek de buradan verelim. Karaciğer, kas ve bitki hücrelerinde metabolizmada çok sayıda tepkimeler sonucunda zararlı olan işte hidrojen peroksit H2O2 dediğimiz bileşik meydana geliyor. Bu hücrelerde bulunan katalaz enzimi bir saniyede milyonlarca hidrojen peroksidi parçalıyor. Yani saniyede milyonlarcası dönüştürüldü. Neye? Zararsız hale, su ve oksijene dönüştürüldü. Katalaz tepkimeden hiç bozulmadan geri çıktı. Enzimler olmasa bu kadar hızlı bu işler gerçekleşemez. Geldim diğer bir özelliğimize. Şimdi proteinleri ne dedim? Pardon, enzimleri ne dedim? Hemen size göstereyim şurada. Enzimleri kendi içerisinde ikiye ayırıyorduk. Bizim bir basit enzim dediğimiz enzimlerimiz, bir de bileşik enzim dediğimiz enzimlerimiz vardı. Basit enzimlerimiz sadece proteinden meydana geliyordu. Bileşik enzimlerimiz ise protein artı yardımcı kısımdan meydana geliyorlardı. Bu mantıkla bakacak olursak ister basit enzim olsun ister bileşik enzim olsun sonuçta yapıda ne var gençler? Protein kısım dediğimiz kısım söz konusu oluyor. Protein sentezinde DNA ne diyordu? Dur, ben şifre vereceğim. Benim verdiğim şifreye göre sentezleneceksin. O zaman enzim sentezinde de DNA iş yapar. Enzimler sentezlenirken de genler görev yapar diyebiliriz. Bu bir. Proteinler için anlatırken kurduğum cümleler enzimler için de geçerlidir. Neden bahsediyorum? Proteinler yüksek sıcaklıkta bozulmuyor muydu yapısı geri dönüşümsüz olarak? O zaman enzimler de protein yapılı olduğuna göre enzimler de çok yüksek sıcaklığa maruz kalırlarsa geri dönüşümsüz olarak yapıları bozulmuş olacak. Aynı mantıkta proteinler düşük sıcaklıkta donuyorlardı, inaktif oluyorlardı. Yavaş 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 ısıtırsam tekrar eski sıcaklığına getirildiklerinde iş yapabilecek hale dönüyorlardı. O zaman aynı şey enzimler için de geçerli. Mesela bize tüpler koyacak önümüze. İşte A tüpünde sıcaklık 120 dereceye çıkartıldı. B tüpünde sıfıra düşürüldü. C tüpü 36'da tutuluyor. Tekrar hepsi 36'da standarta getirilirse ne olur diyecek. 120 dereceye ulaştırdığın geçmiş olsun, enzimin yapısı bozuldu. O tepkime gerçekleşmez. Çünkü enzim artık orada çalışmaz.
0 santigrat derecedekini tekrar 36'ya getirirse enzimler tekrar eski haline dönebiliyorlardı düşük sıcaklıktan. O yüzden orada tepkime gerçekleşecek şeklinde sorularımızı çözeceğiz gençler. O zaman toparlıyorum. Enzim sentezine de DNA şifre verecek, yani gen kontrolünde gerçekleşecek. Mesela klasik bir soru örneği vardır. Gen 1 enzim 1'in sentezinden sorumlu. Gen 2 enzim 2'nin sentezinden sorumlu. Gen 3 enzim 3'ün sentezinden sorumlu. Haliyle enzim 1 kimi kime çeviriyormuş? A'yı B'ye döndürüyormuş. Enzim 2 B'yi C'ye döndürüyormuş. Enzim 3 de C'yi D'ye döndürüyormuş gençler. Soruda diyor ki sana, gen 2 mutasyona uğrarsa. Soruyu çözerken şöyle düşüneceksin. Gen 2 mutasyona uğrarsa gen 2 sentezlenemez. Haliyle enzim 2 de sentezlenemez. O zaman B maddesi C maddesine dönüşemez. Ortamda kim birikmeye başlar? B maddesi. Kim sentezlenemez? C. C sentezlenemediği için D de sentezlenemez. Şıklarda yazıyoruz. Ortamda C maddesi birikir. C'ye dönüşemiyor ki, ortamda C maddesi niye biriksin? Ortama dışarıdan hazır C maddesi verilirse D sentezlenebilir diyor. Doğru. Ortama dışarıdan C verirsen D'nin senteziyle ilgili bir sıkıntı çıkmaz ki. Buradan devam ediyorum. Sonra enzimlerin sentezi protein yapılı oldukları için mutlaka nerede gerçekleşmek zorunda? Hücre içinde. Bunu karıştırma. Bu adam protein yapılı. Protein sentezi hücre içinde gerçekleşir. O zaman enzim sentezi de mutlaka hücre içerisinde gerçekleşmek zorunda. Ama enzimler hem hücre içerisinde hem de hücre dışarısında çalışabiliyorlar. Nasıl bir örnek vereyim? Şimdi bizim bazen bir tane büyük molekülümüz hücre içerisinde olur. Enzimlerimiz gider içeride bu büyük molekülü parçalarlar, monomerlerine dönüştürürler. Biz buna eğer hücre içinde parçalama işlemi gerçekleştiyse hücre içi sindirim ismini veriyoruz. Ama bazen de şu olay söz konusu oluyor. Hücrelerin dışarıda bir X molekülü var ve bu X molekülünü içeriye almak istiyor. Diyelim ki bu bir proteindi. Bazen enzimler dışarıya gönderilir. Enzim bu X molekülünü dışarıda parçalar, monomerlerine dönüştürür. Monomerleri de hücre içerisine alınır. Burada büyük bir şeyi hücre içine aldın, enzimle içeride parçaladın. Bu hücre içi sindirim. Burada enzimini dışarıya gönderdin, büyük şeyi dışarıda parçaladın. Hücre dışı sindirim anlamına geliyor. Mesela diyoruz ki işte ölü organizmaları, bakteriler parçalar diyoruz. Koskoca bir hayvan ölmüş, toprağa gömmüşüz. Bakteriler onu parçalayacak. Bakteri hayvanı içine alamayacağına göre, gözümle göremediğim tek hücreli canlı. Ne yapıyor? Enzimlerini götürüyor, gönderiyor dışarıya. Dışarıda parçalayıp o ölmüş hayvandan ihtiyacı olanları alıyor. Benim ağzımın içindeki, midemin içindeki, ince bağırsağımdaki sindirim de hücre dışı sindirimdir. Ya hocam nasıl midemin içi, hücremin dışı? Şöyle düşün, sen besini mideye gönderdin, şu senin besin molekülün. Yedim ekmeği, gitti mideme. Ne olacak? Buralarda hücrelerim var. Enzimler midenin içerisine doğru boşaltılacak. Midenin içinde enzimlerle besin parçalanacak. Sonra ben ihtiyacım olanları alacağım. Aslında şu mide dediğin şey hücre. Burası da midenin içi de boşluk değil mi? O zaman midemin içi hücremin dışıdır diyeceğiz gençler. Bu sindirim sistemimizde yapılan sindirim tepkimeleri de hücre dışı sindirime örnek olacak. Enzimler tepkimeden hiç değişmeden çıkan, tekrar tekrar kullanılabilen moleküllerdi. Zamanla tabii ki enzimlerin yapısı da bozulabiliyor. Diyelim ki senin bir tane A enzimin var. Kullandın, bir daha kullandın, başka tepkimeye kullandın, başka tepkimeye kullandın. Zamanla yapısı bozulabiliyor. Yapısı bozulduğu zaman onu parçalıyorum amino asitlerine kadar. Gerekli olan şifre, bilgi bende değil mi? İhtiyacım olduğu zaman yenisini sentezleyebiliyorum. Yapıya kattığım vitamindi, mineraldi, koenzimdi, kofaktördü. Bunları tekrar kullanabiliyorum tabii ki. Enzimlere baktığımız zaman genel bir özelliğinden daha bahsedeyim gençler. Enzimler takım halinde çalışan moleküllerdir.
Bazı enzimler için tabii ki bu dediğim geçerli. Bir enzimin etki ettiği madde, daha doğrusu bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir. Neyi kastediyorum? Klasik bir örnek üstünden gideyim. Mesela bizim vücudumuzda dışarıdan aldığımız bir nişasta var. Bitkiyi yemişim. Nişastayı geliyor, bizim amilaz adını verdiğimiz bir enzimimiz var. Bu enzim parçalıyor. İki tane glikozdan oluşan disakkarite ne diyorduk? Maltoz. Maltozlara dönüştü. Bunda böyle yüzlerce nişasta vardı aralarında, glikoz vardı aralarında, bağ vardı. Böyle iki tane glikoz birbirine bağlı halde maltoza dönüştü. Maltozu da geliyor, maltaz enzimi glikozlara dönüştürmüş oluyor. Monomere kadar gittim mi? Gittim. Ama ne oldu? Buradaki amilaz enzimiyle maltaz enzimi takım halinde çalışmış oldu. Cümle çok havalı gelebilir, söylüyorum. Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir yazıyoruz. Doğru mu yanlış mı diye soruyoruz. Amilazın ürünü kim? Maltoz. Maltazın substratı kim? Maltoz. Demek ki bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir gençler. Takım halinde çalışan enzimlerde son ürün miktarı belirli bir değere ulaşınca son ürün metabolik yoldaki bir enzime bağlanarak çalışmasını durdurmuş oluyor. Yani yeterli miktarda ürün elde ettiysek geri beslenme, feedback mekanizması dediğimiz bir mekanizma söz konusu oluyor. Son ürün yeterli miktarda üretildiyse tepkime devam etmesin deniliyor. Geldim enzimlerin isimlendirilmesine. Ne yapmış bilim insanları? Şöyle çalışmalar söz konusu olmuş. Mesela bir tanesi diyor ki ben bir midede madde buldum. Aktivasyon enerjisini düşürüyor. Tepkimenin hızlanmasını sağlıyor. Tepkimeden hiç bozulmadan çıkıyor. Tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bunun adı pepsinojen. Diğeri geliyor diyor ki ya senin dediğinden daha kimyasal yapısı farklı. Ama bu özelliklerin tamamına sahip bir şey de ben ince bağırsakta buldum diyorlar. Aynı özelliğe sahip bir sürü molekül bulunuyor. Diyorlar ki o zaman biz bunları isimlendirmede bir kolaylığa gidelim. Ya etki ettiği maddeye ya da tepkimenin sonuna az eki getirelim, isimlendirilelim. İlk bulunan birkaç tane enzim hariç, mesela işte pepsin, tripsin gibi ilk bulunan birkaç enzim hariç enzimlerin sonuna genellikle az eki getirilerek isimlendirilir. Maltozu kim parçalıyor? Maltaz. Sükrozu kim parçalıyor? Sükraz. Lipitleri kim parçalıyor? Lipaz gibi gençler. Hidroliz tepkimelerinde görev yapan hidrolazlar var. Oksidasyon tepkimelerinde oksidazlar görev yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Bazen de enzimlerin sonuna ojen eki getiriliyor. Ojen eki ne işe yarıyor? Bizim o enzimin inaktif salgılandığını anlamamızı sağlıyor. Mesela midemizdeki enzimler aktif olarak bulunmazlar. Midede bir et parçası. Enzimler devamlı olarak aktif olsaydı midenin kendi kendini yorması söz konusu olabilirdi. O yüzden midedekiler mesela inaktif haldedir. Besin geldiği zaman midemdeki enzimler aktifleşiyor. Pepsinojen inaktif halde. Mesela besinle birlikte ben hidroklorik asit sentezlemeye başlıyorum. Pepsinojenle hidroklorik asit bir araya geldiği zaman pepsine, yani aktif enzime dönüşmüş oluyor. Geldim son kısma. Enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. Genel özelliklerini anlattık. Enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörlerden birincisi sıcaklıktır gençler. İki türlü etkisi var. Aslında bir tanesini en başta söyledim. Bunlar protein yapılı moleküller. O zaman yüksek sıcaklıkta enzimlerin yapısı bozulacak. Geri dönüşüm yok. Düşük sıcaklıkta ise enzimlerin yapısı bozulmayacak ama çalışmayacak da. Yavaş yavaş onu kendi sıcaklığına getirirsem, çalışabileceği sıcaklığa getirirsem tepkime devam edecek. Bunun haricinde her enzimin çalışabileceği optimum sıcaklık değeri dediğimiz bir değer vardır. Maksimum, minimum,
Optimum en ideal demek. Mesela senin vücut sıcaklığın kaç? Son senelerde çok ölçtürdük. 36,5-37. Demek ki benim vücudumdaki tepkimelerin gerçekleşebilmesi için en ideal derecede 36,5-37. 35'lere düştüyse işler nanay, kötüye gidiyor demektir. 39'lara, 38'lere çıktığı zaman da hastaneye koşuyoruz. Yine bu da olumsuz bir durumdur. O zaman grafik nasıl olacak? Her enzimin çalışabileceği bir optimum sıcaklık vardır. Bunun aşağısı da olumsuz, yukarısı da olumsuzdur hocam diyeceksin. Her canlı için bu değer farklı olabilir. Kutuplarda büyüyen bilmem ne bitkisi için eksi bilmem kaç ideal bir sıcaklıkken, çölde yaşayan kaktüs için artı bilmem kaç iyi bir sıcaklık olabilir. Canlıdan canlıya farklılık gösterir. Enzimler protein yapılı olduğu için düşük ve yüksek sıcaklıktan etkileniyorlar, anlattım. 0 santigrat derece gibi düşük sıcaklıklarda yapısı bozulmaz, ancak etkinlik devam etmez. Yüksek sıcaklıkta da yapısı bozulur, geriye dönüş yok. Özellikle tüplü sorulara dikkat et. Verilen tüp 80 santigrat dereceye kadar ısıtıldıktan sonra, geçmiş olsun, enzimin yapısı bozuldu. O tüpte dağıttı tepkime meydana gelmeyecek. Geldim pH derecesine. Grafiği sıcaklıkla aynı. Her enzimin çalışabileceği optimum sıcaklık değeri nasıl birbirinden farklıysa, bu pH için de geçerli. Optimum pH değeri de birbirinden farklı olabiliyor. Mesela sindirim sistemimizden çok bahsettik, yine bahsedelim. Midemde de besinlerin bir kısmını sindiriyorum. İnce bağırsağımda da besinlerin bir kısmını sindiriyorum. Mideye baktığın zaman pH olarak asidik bir pH'a sahiptir. Yani midedeki enzimler, pepsin mideden salınan bir enzimdir, asidik pH'taki ortamda en iyi şekilde çalışacak. Ortamın pH'i birazcık arttığında veya daha da azaldığında bundan olumsuz yönde etkilenecek. Mideden sonra besinler nereye doğru gidiyor? İnce bağırsağa. İnce bağırsağımız ise bazik bir pH'a sahip. Biraz üstüne çıksa, biraz altına düştü, olumsuz yönde etkilenmiş oluyorlar. O zaman şunu diyebilirim. Her enzimin etkin şekilde çalışabildiği bir pH aralığı vardır. Enzimin en verimli çalıştığı, maksimum doyma noktasına ulaştığı kısım optimum ideal pH'tir. Cümle yazıyorum. Tüm enzimler nötr pH'a sahip ortamlarda maksimum verimle çalışır. Hayır. Kimisi asidik ortam istiyor, kimisi bazik istiyor, kimisi nötr istiyor. Yani bu enzimin yapısına, bulunduğu organa, hücreye, dokuya göre farklılık gösterir. Geldim enzim ve substrat miktarı dediğimiz kısma. Şimdi benim tepkimede kullanılacak enzimlerim ve substratlarım var. Tepkime gerçekleşiyor. Aralarında anahtar kilit uyumu dediğimiz uyum söz konusu. Enzimi arttırdım, substratı arttırdım. Enzimi substratı ikisini de aynı anda arttırıyorsam tabii ki ne olması lazım? Tepkimenin sürekli olarak artması lazım. Enzim miktarını sabit tutarak substrat sürekli arttırıldığında belli bir hıza kadar artacak. Sonra ne yapacak? Tepkimenin hızı sabitlenmiş olacak. Hemen size bir tane örnek üstünden de göstermiş olayım gençler. Bizim enzim miktarlarımız, enzimlerimiz şunlar olsun. Hadi buralara getirmiş olayım. 2, şöyle açayım kapakları. 3, 4, hemen açtım. 5 ve 6 tane enzimimiz olsun. Normal şartlarda da şunlar benim substratlarım olsun. Sabit miktarda enzimim var. Substrat miktarını arttırıyorum. Ne yaptı? Bu gidiyordu buna bağlanıyordu. Bu gidiyordu buna bağlanıyordu. Böyle bir tepkime gerçekleşiyordu. Ben substrat miktarını arttırdım. Bunun da bağlanacağı çıktı. Bunu da arttırdım. Bunun da bağlanacağı çıktı. Arttırdım. Bu da geldi bağlandı. Arttırdım. Bu da geldi bağlandı. Sabit bir hıza ulaştık. Yani şu noktaya kadar geldim. Sonra ben substratları arttırmaya devam edeyim. Biraz daha arttırayım. Bunların bağlanabileceği enzim yok ki. Anca bunun işi bitecek, bu ürüne dönüştü gitti. Bunun işi bitecek, bu ürüne dönüştü gitti. Ben birkaç substrat daha koysam, sabitlendi. Yani bizim için hız sabit oldu. Bir daha söylüyorum, enzim miktarı sabit tutularak devamlı substrat miktarını arttırıyorsan önce tepkimeler hızlanır, sonra tepkimenin ne yapacak? Sabitlenmesi söz konusu olacak. Şuna dikkat. Bu sefer substrat miktarını sabit tuttun.
Yani senin 4 tane substratın vardı. 2 tane de enzimin vardı. Normal şartlarda ne yapardı? Bu buna bağlanırdı. Diyelim ki 1 saatte tepkime gerçekleşiyor. Sonra bunlar tepkimeden hiç bozulmadığı için gelir buna bağlanırlardı. 2 saat içinde 4 tane substratı parçalardın. Sen tuttun, enzim miktarını arttırdın. Normalde ne kadar sürüyordu? 1 saat bu sürüyordu. Geliyordu buraya. 1 saatte bunu yapıyordu. Yani 4 tane substratı parçalaman 2 saat sürüyordu. Sen gidersen enzim miktarını arttırırsan ne olur? Tepkime hızlanır. Ama substratın sabitse bunlar bitirdi işini. Bunlar bitirdi işini. Kime bağlansınlar? Bunlar ürüne dönüştü. Başka substrat yok. O zaman substrat bittiğinde tepkimenin ne olması lazım? Bitmesi lazım. Şu iki grafiği karıştırmıyorsun. Şimdi burada hem enzime hem substratı devamlı basıyorum. Enzim de koyuyorum, substrat da koyuyorum. Tepkime devamlı olarak artıyor. Burada enzim miktarı sabit. Substratı da hep belirli sınırda tuttum. Yani ne yapıyorum? Enzim miktarımı sabit tutup substratı arttırdım. Enzimden çıkan diğerine bağlanıyor. Enzimden çıkan diğerine bağlanıyor. Enzimden çıkan diğerine bağlanıyor. Ortamda hep substrat olduğu için hız sabitlendi. Burada ise sınırlı substrat vardı. Substratlar ürüne dönüştü. Tepkime bitmiş oldu. Geldim diğer bir özelliğimiz olan suya. Aslında bu bizim ikinci ünitemizle çok bağlantılı. İkinci ünitemizde hücrenin yapısından bahsedeceğiz. Arından madde alışverişlerinden falan bahsedeceğiz. Orada enzimler tekrar karşımıza çıkacak. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda minimum %15 oranında su bulunması gerekiyor. %15'i yapıştırdım. %15'in üstünde su bulunduğu zaman ortamdaki enzimler çalışmaya başlıyorlar. Basayım suyu, basayım suyu, basayım suyu diye bir şey yok. Su miktarının artması belli bir yerden sonra tepkimeyi hızlandırmıyor, sabitliyor. Aslında bizim gıdaları kurutarak saklamamızın mantığı da bundan geliyor. Ben bir gıdayı kuruttuğum zaman gıdadaki su miktarını azalttım. Gıdayı bozacak şey havadan üstüne düşen mikroorganizmalardır. Mesela kurutulmuş bir biberim var. Havadan mikroorganizmalar düşüyor. Mikroorganizma orada çoğalamıyor. Neden? Enzimlerini çalıştırabileceği oranda ortamda su olmuyor. Kurutulmuş gıdaların, çok tuzlanmış gıdaların, aşırı şekerlenmiş gıdaların, yani reçel, bal, pekmez gibi gıdaların bozulmamasının sebebi bundan kaynaklanır gençler. Hücrede aslında biraz daha detaylandırmış olacağım. Su oranı %15'in üzerine çıktığında enzimler çalışmaya başlar ve belirli bir değere ulaşınca tepkime hızı sabit kalır. Su oranı aşırı artarsa da tabii ki tepkime hızı azalır. Her şeyin aşırısı zararlıdır, biliyorsunuz ki. Geldim substrat yüzeyine. Substrat yüzeyi arttığı zaman tepkime hızı artar. Substrat yüzeyiyle neyi kastediyorum? Şimdi bu benim substratım olsun. Enzimler tepkimeye, enzimler substrata dış yüzeyinden bağlanacaklar. Ben ne yaptım? Burayı kestim, burayı kestim, burayı kestim. Ekstradan substrat yüzeyi oluşturmuş oluyorum. Yani enzimlerin etki edebileceği ekstradan alan oluşturmuş oluyorum gençler. Bu ekstra alandan dolayı enzimler daha hızlı etki edebiliyor. Tepkime de hızlanıyor. Diyetisyen televizyona çıkıyor. Diyor ki doktorlar, ağzınızda lokmaları iyi çiğneyin, hazımsızlık çekmezsiniz. Sindirim sorunu yaşayanlara sesleniyorum. Ağzınızda lokmaları iyi çiğneyin, iki hartut döndürüp yutmayın. Ben ağzımda lokmayı ne kadar çok çiğnersem aslında substrat yüzeyini o kadar arttırmış olurum. O lokma mideme gittiği zaman sonuçta enzimler etkileyip bunu parçalamayacaklar mı? Enzimlerin bağlanabileceği ekstradan alanlar oluşmuş olur. Besinlerin çiğnendikten sonra yutulması substrat yüzeyini arttırdığından sindirim tepkimelerini de tabii ki hızlandırmış olacak. Geldim aktivatör ve arkasından inhibitöre gençler. Enzimlerin çalışma hızını aktivatörler aktive ediyor. Yani tabii ki hızlandırıyor. İnhibitörler ise durduran veya yavaşlatan moleküllerdir. Enzimin çalışma hızını arttıran maddelere veya faktörlere aktivatör ismini veriyoruz. Mesela az önce ne örneğini vermiştim? Pepsi
Nojen adını verdiğimiz inaktif bir enzim vardı. Hidroklorik asitle birlikte neye dönüşüyordu? Aktif olan pepsine dönüşüyordu. Burada hidroklorik asit dediğimiz şey tabii ki aktivatör bir maddedir. Veya tripsinojen diye bir tane yine inaktif enzimimiz var ince bağırsağımızda. Pankreastan üretilip gönderiliyor. Enterokinaz onu aktif olan tripsine dönüştürmüş. İnhibitörler ise tepkimeye girerek tepkimeyi yavaşlatan veya tepkimeyi durduran moleküllerdir. Enzimlere bağlanarak veya enzimi kararsız hale getirerek etkisizleştiren madde veya faktörlere inhibitör deniyor. Hayvan zehirleri ve ağır metaller inhibitörlere örnektir. Hemen anlatıyorum. Ağır metal vücudumuza almamamız gereken moleküllerdir. Çünkü ağır metaller canlı vücudundan ayrılamıyorlar. Ben vücuduma çok kalsiyum alayım, çok sodyum alayım, çok potasyum alayım. Depolarımı doldurur, işlerimi yaparım. Vücut der ki ben bu kadar kalsiyumu ne yapacağım? Kendinden aşırı dolduysa, her yerde tam işlevsel olarak yerindeyse fazlasını vücuttan dışarıya gönderir. Ağır metaller ise vücuttan ayrılmıyorlar. O yüzden belli bir düzeyin üzerine çıktığı zaman vücudumuzdaki ağır metal miktarı ölümle sonuçlanabiliyor. Ne yapıyor? Civa, arsenik, kurşun gibi ağır metaller. Senin bir tane X enzimin var. Normalde sodyumla yardımcı kısmıydı. Onunla birlikte çalışabiliyordu. Civa koşuyor koşuyor koşuyor. Sodyumdan önce geliyor. Enzime yardımcı kısımmış gibi bağlanıyor. Civa gelip bağlanınca bu enzimle substratın arasındaki anahtar kilit uyumu olmuyor. Yani bu artık substrata bağlanıp tepkimeyi gerçekleştiremiyor. Bu enzim artık görev yapamıyor. Çok çoğalırsa civalar, arsenikler, kurşunlar, enzimler iş yapamadığı için kişinin tepkimeleri gerçekleşmiyor. Ölüm meydana gelebiliyor. Keza böcek zehirlerinde işte akrep soktu, yılan soktu. O zehirlerde de aynı mantık geçerlidir. Siyanür, yılan, böcek ve akrep zehirleri, arsenik, kurşun, civa gibi ağır metaller ve bazı metabolik son ürünler tabii ki inhibitör maddelere örnek olacak. Haliyle enzimler bu kadar önemli moleküller olduğuna göre hayatımızın pek çok alanında da karşımıza çıkıyor ve kullanılıyor gençler. Endüstrinin hemen hemen her alanında kullanılan enzimler genellikle mikroorganizmalardan elde ediliyor. Şu soruyu yazamam. Tekstil sanayi, kozmetik sanayi, ilaç sanayi, deterjan sanayi, yukarıda verilen alanlardan hangilerinde enzimler kullanılmaz? Nerede kullanılmayacak? Bir kere canlının olduğu her ortamda bunlar kullanılacak, görev yapacak. Günümüzde mesela reklamları aslında biraz kulak kesilerek dinlerseniz diyor ki yeni geliştirdiğimiz deterjanımızda bulunan enzim sistemi sayesinde yağlara etki eder diyor. Yani deterjanın içerisinde bulunan enzimler yağların parçalanması işini gerçekleştiriyor. Keza gıda yaparken yine canlılardaki enzimler görev alıyor. Peynir ve ekmek yapımında, ekmeğin mayalanmasında, peynirin sütün peynire dönüşmesinde, et ürünlerinin işlenmesinde, laktozsuz süt, hipoalerjik bebek mamaları, tatlandırıcı ve alkollü içeceklerin üretiminde, meyve sularının berraklaştırılmasına, deterjan endüstrisinde, biyoteknolojik çalışmalarda yeni kesiyorsun, öbür tarafa aktarıyorsun, hormon üretiyorsun. Bunlarda hep enzimler görev yapacak. Eczacılıkta, kozmetikte, teşhis ve tedavi amaçlı tıpta tabii ki enzimler kullanılmış oluyor. Birkaç tane de soru çözelim gençler, konumuzu bitirelim. Enzimlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyunuz diyor. Enzimler tepkimede gerekli olan enerjiyi sağlayarak tepkimeyi hızlandırırlar. Şöyle düşüneceksin. Enerjiyi sağlayarak kabul edemem. Tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli olan enerji aktivasyon enerjisidir. Enzimler aktivasyon enerjisi vermez. Tepkimeyi hızlandırır. O kısmı doğru ama burası yanlış. Temel olarak enzimlerin yapısı proteinden oluşur diyor. Tabii ki protein yapılıdır. Enzimler doğru. Bazı enzimler çift yönlü çalışıyordu. Sindirim enzimleri hariç demiştik gençler. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda enzimlerin yapısı bozulur. Düşük sıcaklıkta enzimlerin yapısı bozulmaz. Yüksek sıcaklıkta enzimlerin yapısı bozulur. Düşük ve yüksek sıcaklıkta çalışamıyorlar. O başka. Bir apoenzim birden fazla koenzim ile çalışabilir. Böyle bir şey var mı?
Yardımcı kısım sodyumsa sodyum gelecek. B vitamini ise B vitamini gelecek. Ya bu aralar B'yi çok alamadım. C sen git yardımcı kısım ol diyemem ki. Enzimler hücre dışında substratlarıyla bağlanabilir. Evet, bazen enzimlerimizi dışarı gönderip substratla enzimin bağlanması dışarıda gerçekleşebiliyordu. Midemin içi, hücremin dışı unutma. Geldik bir tane daha soruya. Bir bileşik enzim hidroliz edilirse, yani bir tane neydi? Apoenzim dediğimiz kısım vardı. Apoenzimden oluşan protein kısmımız vardı. Bir de buna kim bağlanıyordu? Yardımcı kısım dediğimiz kısım bağlanmış oluyordu. Bunu hidroliz etmekten bahsediyoruz. Bunun yardımcı kısmı da inorganik kofaktör olabilirdi veya organik yapılı enzim aldıysa koenzim olabilirdi. Hangileri oluşabilir? E, proteini parçaladığına göre amino asit zaten oluşacak. Yardımcı kısmı vitaminse o da oluşabilir. Kesinlikle sorusu olsaydı vitamini kabul etmezdim. Kesinlikle vitamin oluşur diye bir şey yok. Mineral de almış olabilirdi. Oluşabilirli olduğu için mineral de oluşabilir ama enzimlerin yapısında yağ asitleri yok ki hocam diyeceksin. Cevabı da 1, 2, 4 olarak işaretleyip geçeceksin. Bir canlının yapısında bulunan iki farklı holoenzimin özelliklerinden hangileri aynı olabilir? Yani bileşik enzimden bahsediyor. Yapısındaki bağ çeşidi, sonuçta hepsi protein yapılı. Tabii ki yapılarında peptit bağı, ikisi de vitamin almış, bağ çeşitleri aynı olabilir. Sentezlendikleri organel çeşidi, bunlar protein yapılılar. Oradan işte Golgi'ye, Kofula gidecekler, işlenecekler tabii ki olabilir. Etki ettikleri substrat çeşitleri aynı olabilir mi gençler? Olabilir. İki farklı holoenzim, ikisi de proteinleri parçalıyor olabilir. Yardımcı kısmı iki farklı enzimin ikisinin de sodyum olabilir. İkisinin de C vitamini olabilir. Devam ediyorum diğer bir sorumla. Hani gen 1 enzim 1'i sentezlemişti, gen 2 enzim 2'yi sentezlemişti. Enzim sentezinden de DNA sorumludur, protein yapılı oldukları için demiştim ya. Bu da ona benzer bir soru. Aşağıda farklı enzimlerin katalizlediği bir metabolik yol gösterilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangileri yapılmaz? Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir. Bakıyorum, E1'in ürünü kim? B. E2'nin substratı kim? B. Bu olabilir mi? Olabilir. Enzimler takım halinde çalışır. E1, E2, E3 gayet takım halinde çalışıyor. Bu da oldu. Enzimlerin bazıları tersine çalışabilir. E3'e baktığın zaman hem C'yi D'ye dönüştürüyor hem D'yi C'ye dönüştürüyor. Enzim 3 tersine çalışır. Doğru. Aynı substrata birden fazla enzim etki edebilir. Bunu da C'de gördüm. C'ye E3 de etki etmiş, E4 de etki etmiş. Yani aynı substrata C'ye birden fazla enzim etki edebilir. Doğru. Metabolik yoldaki enzimlerin sentezinde 5 çeşit gen görev alır. E1 bigen, E2 bigen, E3 bigen, E4 bigen. 4 çeşit gen görev yapmış, 5 çeşit diyemeyiz ki. Devam ediyorum diğer bir sorumla. Bir enzimin çalışma hızını aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olumsuz yönde etkiler? Sıcaklığın artması. Belki sıcaklık düşüktü. 36 derece sıcaklıkta en iyi şekilde çalışıyor. Sıcaklık 30 derece. Sıcaklığın artması kesinlikle olumsuz diyemem. 30'dan 36'ya çıkıyorsa mesela olumludur. Su miktarının artması. Belki ortamda su yetersizdi. %15'in altındaydı. Su miktarı arttığı zaman tepkimi hızlandı. Substrat yüzeyinin artması zaten tepkimeyi hızlandırıyor. pH değişimi diyemem ki, belki pH'i bazik olan bir şeydi. pH'i arttırdık, iyi oldu, tepkime hızlandı diyemem. Ortama inhibitör eklenmesini diyebilirim. İnhibitör her halükarda olumsuz yönde etkiler gençler. Buradan da bir tane daha soruya bakalım. Yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeneğinde hidroliz enziminin çalışması için tüm şartlar uygun olduğuna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Ne yapmış? X, Y, Z kaplarını koymuş. Buraya bütün patates koymuş. 10 santigrat derece artı su bırakmış. Buraya parçalanmış patates 20 santigrat derece. Buraya ezilmiş patates 30 santigrat derece koymuş. Tepkimelerin gerçekleşme hızlarından bahsediyor. Baktığımız zaman hidroliz enzimi ve ezilmiş patatesi koydu ya, substrat yüzeyi arttığı için reaksiyonun en hızlı nerede olması lazım? Z'de, sonra Y'de,
Sonra X'de olması lazım substrat yüzeyinden dolayı. Çünkü enzimin etki edeceği substrat şuradaki patateslerdir. Doğru. Tüplerdeki reaksiyonlar tamamlandığında en fazla Z'de glikoz oluşur diyor. Hadi oradan. 20 gram, 20 gram, 20 gram. Aynı miktarda ürün açığa çıkacak ama farklı hızda. Atıyorum şununki 5 saatte, bununki 7 saatte, bununki 9 saatte. Ama sonuçta varacakları nokta aynı olacak gençler. Gitti. Deney sonunda en fazla enzim X'te bulunur. Hepsinde A miktar enzim konulmuş. Hepsinde enzimler bozulmadan tekrar çıkacak. Hepsinde aynı miktarda enzim bulunacak. Yorumlarından hangileri yapılabilirin cevabı tabii ki A oldu. Geldik diğer bir sorumuza. Bu soru kalıbını çok karıştırdığınızı biliyorum gençler. Özellikle o yüzden birkaç tane şey söylemek istiyorum. Şimdi H2O2 zararlı bir moleküldü. Katalaz enzimiyle su ve oksijene dönüştürüldü dedim ya. Burada karıştırmanızı istemediğim şey şu. Böyle diyor ki burada hidrojen H2O2 var, burada H2O2 var, burada da H2O2 var diyor. Hepsini 30'da tutmuş, 30'da tutmuş. Bunu da şöyle ben düzeltmiş olayım, 30'da tutmuş. Gençler, burada kuşbaşı karaciğer, kıyma halinde karaciğer, parça karaciğerimiz var. Buradaki karaciğerler substrat değil. Buradaki karaciğerler enzimdir. Ne yapacak? Şöyle bak, H2O2'yi kim? Katalaz enzimi. Su ve oksijene dönüştürecek. O zaman katalaz enziminin etki ettiği H2O2 substrattır. Buradaki karaciğerler ise enzim bulunduran yapılardır. Karaciğeri ne kadar çok parçalarsan enzimler o kadar kolay ortaya yayılmış olur. Substrat yüzeyi en fazla ikinci kapta olduğu için reaksiyon hızı en fazladır. Reaksiyon hızının en fazla olduğu yer ikinci kap, kabul ediyorum. Substrat yüzeyi olduğu için değil. Substrat H2O. Hepsinde H2O var. Gitti. Birinci kapta reaksiyon hızının en düşük olmasının nedeni sıcaklığın enzim çalışması için uygun olmamasıdır. Baktığımız zaman burada 0 santigrat derece vermiş. Pardon, soruyu okumadan baktık ya gençler. 3 farklı deney kabına eşit miktarda karaciğer yukarıda gösterildiği gibi farklı şekillerde konulmuş. Her birine eşit miktarda H2O2 eklenmiş. Deney tüplerinde oksijen gazı çıkışı en çok nerede olmuş? 2'de. Sonra 3'te, en az 1'de. Normal şartlarda neyi beklerdin? 2, 1, 3 şeklinde olmasını beklerdin. Burada sıcaklık 0 santigrat derecede tutulduğu için tepkime hızı daha yavaş gerçekleşmiş. Tabii ki o zaman bunu da doğru diyeceğiz. Üçüncü kaptaki serbest enzim miktarı en fazladır. Burada 0 santigrat derece olduğu için enzimler çalışamamış. Ama en fazlaya baktığımız zaman tabii ki kıyma halinde tepkime daha hızlı gerçekleştiği için hangileri doğrudurun cevabımı da B oldu. Geldim diğer bir soruma. Yandaki grafikte biyokimyasal bir reaksiyon hızının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. T1 zaman aralığında enzim substrat kompleksi oluşur diyor. T1 baktığımız zaman sıfırda enzim substrat kompleksi oluşur. T2 zaman aralığında ortama inhibitör madde eklenmiştir. İnhibitör madde eklenseydi reaksiyon hızı nasıl artmış olsun? T3 zaman aralığında ortamdaki su oranı %15'in altındadır. %15'in altında olsaydı reaksiyon gerçekleşmezdi, sıfırda olurdu. Burada reaksiyon sabit hızla devam ediyor. T4 zaman aralığında ortamdaki ürün miktarı azalır diyor. Burada reaksiyon hızı azalmış, ürün üretilmeye devam ediliyor. Mesela sen şurada 2 ürün, burada 4 ürün, burada 8 ürün, burada 16 ürün, burada 32 ürün yaptın. 32 yapmaya devam ediyorsun, 32 yapmaya devam ediyorsun. 30'a düştün, 28'e düştün ama totali toplayacak olursan ürün üretmeye devam ediyorsun. T3 zaman aralığında pH ve sıcaklık optimum değerdedir diyor. Baktığında T3 aralığında reaksiyon hızı en yüksek değerde olduğuna göre en ideal aralık burasıdır diyebiliriz gençler. Baktım. Yukarıda bir gen ve bir enzim hipotezi gösterilmiş. Gen 2'nin yapısında mutasyon meydana geldiği de biliniyormuş. Hemen gen 2'yi ne yapacaksın? Çarpılayacaksın. Enzim 2'yi de çarpılamış olacaksın. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? Gen 2'de mutasyon meydana geldiyse enzim 2 sentezlenemez. 3 enzimde sentezlenebilir. Yanlış. Ortamda A maddesi birikir. Niye ortamda A maddesi biriksin ki? Ortamda B maddesi birikir. Bu da gitti.
Enzim 3 substrat olarak B maddesini kullanır. Hadi oradan. Kafama göre enzim 3'ün normalde substratı C'ydi de gideyim B'yi kullanayım diye bir şey yok. Hemen dersimizin sonuna da geldik. Özetimizi verelim, bitirelim gençler. Enzimler tepkimelerde aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandırıyordu, unutmuyorsun. Basit veya bileşik yapılı enzimlerimiz vardı, unutmuyorsun. Enzimlerin etki ettiği maddeye substrat dedim. Enzimle substrat arasında da anahtar kilit uyumu dediğimiz uyum vardı. Kafana göre enzim gidip substratla birleşemez. Enzimler protein yapılı olduğu için enzim sentezinde genler görev yapacaktı. Enzimler hücre içinde sentezlenir, hücre içinde ya da dışında çalışabiliyorlardı. Bazı enzimlerin çift yönlü yani tersine çalışabildiğini söyledik. Bazı enzimlerin takım halinde çalışabildiğini söyledik. Düşük sıcaklıklar veya yüksek sıcaklıklarda enzimler çalışamıyorlardı. Yüksek sıcaklığın geri dönüşümü yok, yapı bozuldu. Düşük sıcaklığın ise geri dönüşümü vardı gençler. Her enzimin çalışabildiği bir optimum pH, optimum sıcaklık değeri var, unutmuyorsun. Ortamdaki su miktarı %15'in altına düşerse enzimler çalışamaz. Substrat yüzeyi arttıkça tabii ki enzimlerin tepkimeye girme alanı artıyor. Tepkime hızı da artacaktı. Tepkimeyi hızlandıran maddelere aktivatör madde, yavaşlatan veya durduran maddelere ise inhibitör madde ismini vermiştik gençler. Buradan da dersimizin sonuna geldik. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyoruz. Ve enzimler konusunun çok 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 önemli bir konu olduğunu tekrardan söylüyorum gençler. Çünkü bir sonraki ünitemizde, daha sonraki ünitemizde tekrar tekrar karşımıza çıkacak. Enzimle ilgili eksikleriniz varsa mutlaka giderin. Arkasından da soru çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkçenin belki de en önemli, en fazla zor sorunun geldiği hem yazılılarımızda hem de üniversite sınavlarında karşımıza mutlaka çıkan konusu yazım ve noktalama işaretlerini öğreneceğiz arkadaşlar. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri sadece yazılılarımız için değil, yazılılarda mutlaka hocalarımız bunu bir paragrafın içerisinde bize soruyor. Bunun için yazı notlarımıza mutlaka çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Sonrasında mutlaka dinamo soru bankalarımızın arkasına yer alan yazılı provalarından da güzel güzel çalışmak. Burada yazılı provaları kısmında sizler için hazırladığımız yazım kurallarıyla alakalı özel testler de var. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri çok önemli bir konu. Şimdi arkamıza yaslanalım, emniyet kemerlerimizi bağlayalım ve güzel bir şekilde bu iki konuyu öğrenelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu iyi bilmemiz lazım ki yazım kuralları ve noktalama işaretleri sadece yazılılar ya da üniversite sınavı gibi sınavlar için değil, gerçek hayatımızda da çok çok önemli. Bunu zaten videomuzun başında söyledik. Mesela televizyonlarda ben defalarca yazım hataları görüyorum ve çıldırıyorum. Diyor ki en iyisini hak ediyorsunuz diyor. Ya da mesela her şey sözcüğünü gazetelerde bile böyle bitişik yazıyorlar. Halbuki her şey daima ayrı yazılır. Güzel şey, iyi şey, kötü şey nasıl ayrı yazılıyorsa her şey de ayrı yazılır. Burada hak ediyorsunuzu bitişik yazmışlar. Arkadaşımız diyor ki hak etmek yanlış yazılmış diyor. Diğer arkadaş doğru yazılmış diyor. Diğer arkadaş da bunun bir kuralı yok mu diyor. Arkadaşlar esasında yazım kurallarının da noktalama işaretlerinin de bir taktiği, bir kuralı var. Gelin bunları öğrenelim. Birincisi arkadaşlar, birleşik kelime ses düşmesi veya türemesi yoksa ayrı, varsa bitişik yazılır. Hemen gösterelim. Hak etti dediğimizde herhangi bir ses olayı olmuyor. Yani hak etti demiyoruz. Hak etti diyoruz. Ama zannetti dediğimizde zan etti değil de zannetti diyoruz. Bakın bir ünsüz türemesi oluyor. Dolayısıyla burada ses olayı olduğu için bitişik yazılıyor. Burada ses olayı olmadığı için ayrı yazılıyor. Terk etti dediğimizde terk etti demiyoruz. Terk etti diyoruz. Park etti ya da kar etti ya da arz etti. Mesela bu çıkmış üniversitede ya da göç etti, ilan etti, söz etti. İşte mal etti ya da mutlu etti. Bunların her biri ayrı yazılıyor. Çünkü bunlarda ses olayı yok. Ama hissetti, bak S türedi. Affetti, bakın şöyle ben şöyle türeyenleri farklı renkli yazmak istiyorum. Ya da reddetti de mesela şöyle oluyor bakın. Hissetti de S, affetti de F, reddetti de ne oluyor? T, D diye yumuşuyor, reddetti oluyor. Dolayısıyla bunlar mutlaka bitişik yazılıyor. Ya da kaybetti de bayağı bir değişim oluyor bak. Hem ünlü düşmesi oluyor hem de ünsüz benzeşmesi oluyor. Kaybetti. Ya da şükretti mesela. Yine ünlü düşmesi oluyor. Şükretti. Ya da emretti. Bunlar da ses değişikliği olduğu için bitişik yazıldığında mutlaka bilmemiz lazım. Mesela üniversite sınavında devrettiği sormuş. Arz ettiği sormuş. Bunları sınavda bize sorabilirler. Diyeceksiniz ki abi ses olayı varsa bitişik yazarım. Yoksa ayrı yazarım. Geldik başka bir konuya. Şimdi ayrı yazımlar başka ne tarz kurallarla yapılıyor onu gösterelim. Eğer ikinci kelimede anlam değişmesi yoksa ayrı yazıyoruz. Yani şöyle iki tane kelimemiz var. Bu birinci kelimemiz, tamam mı?
Bir de ikinci bir kelimemiz var. İkinci kelime. Diyeceksiniz ki kardeşim bu iki kelimeden herhangi birisinde ya da ikincisinde, bu kelimeden ikincisinde anlam değişmesi yoksa ayrı yazarım. Mesela deniz yılanı dediğimizi, deniz yılanı deyince aklımıza bir yılan geliyor. Deve kuş dediğimiz aklımıza bir kuş geliyor. O zaman burada ayrı yazarım. Ama şurası önemli. Eğer iki tane kelimeyi zihninize canlandırdınız. Bu birinci kelime, bu da ikinci kelime. Fakat yalı çapkını dediğinizde, çapkınlıkla bir alakası yok ki. Yalı çapkını. Ya da hanım eli, hanımefendinin bir eliyle alakası yok ki. O zaman bunları bitişik yazıyoruz. Yani yalı çapkını ya da hanım eli bitişik yazılıyor. Neden? Çünkü bir anlam değişmesi var. Her iki sözcükte ya da ikinci sözcükte anlam değişmesi varsa o zaman bitişik yazıyoruz. Ama ikinci kelimede anlam değişmesi yoksa ayrı yazıyoruz. Deniz yılanı yılan, deve kuşu kuş. O zaman ayrı yazıyoruz. Sözcüklerden biri dış, iç, sıra ise yani yanı sıra ayrı yazılıyor. Sıra dışı ayrı yazılıyor. İkilemeler ayrı yazılıyor. Güzel güzel, tek tek, yavaş yavaş. Bunlar hep ayrı yazılıyor. İlk sözcükte sıfat fiiller vardı yani anası mezar dikecekmiş. O eklerde anırmaz eklerinden biri varsa ayrı yazılıyor. Bakın uçan da ayrı. Güler yüz. Tükenmez kalem derken burada an, er, mez ekleri var. O zaman bunları ayrı yazıyoruz. Ama eğer ikinci sözcükte an, ırmaz eki varsa o zaman bitişik yazıyoruz. Bakın kurtaran can demiyor. Can kurtaran diyor. O zaman bitişik. Sever konuk demiyor. Konuk sever. O zaman bitişik. Konmaz kuş demiyor. Kuş konmaz. O zaman bitişik. Bilmiş çok demiyor. Çok bilmiş. O zaman bitişik. Demek ki eğer daire uçan deseydi bitişik yazacak. Ama uçan daire diyoruz. Dolayısıyla an, ırmaz sıfat eklerinden biri ilk sözcükte ise yani şurada birinci sözcükte ise o zaman ayrı yazıyoruz. Uçan daire, güler yüz, tükenmez kalem. Ama ikinci sözcükte ise bitişik yazıyoruz. Can kurtaran, konuk sever, kuş konmaz, çok bilmiş gibi. Şimdi ses olayını söylemiştik zaten hissetmek, kaydetmek. Şimdi bitişik yazıma geçiyorum. Pekiştirmeler masmavi, bembeyaz, sapsarı bunlar hep bitişik yazılıyor. Emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik sözcükler. Tut kal, yap boz, çek yat bunlar bitişik yazılıyor. Kurallı bileşik fiiller alabilir, geliverdi, yapa dur, gide dur, baka kal. Bunların her biri mesela baka kaldım. Bunlar hep bitişik yazılıyor arkadaşlar. Ama o zaman karışabilecekleri, bize sorabilecekleri şeyi bilmemiz lazım. Ses olayı yoksa ayrı, varsa bitişik. Eğer kelimelerden ikincisinin anlamı değişmediyse ayrı. Deniz yılanı yılan, kuş kuş. Tamam deve kuşu kuş. O zaman ayrı. Ama anlam değiştiyse yalı çapkın hanım eli o zaman tabii ki mesela kuş burnu bitişik. Niye kuşun burnuyla alakası yok ki bunun? Kuş burnu. O zaman bu bitişik diyoruz arkadaşlar. Geldik büyük harflerin kullanıldığı yerlere. Kişi adlarının büyük harfle yazıldığını biliyorsunuz zaten. Bunu söylememe gerek yok. Takma adlar da büyük harfle başlıyor. Hayvan isimleri de, unvan, saygı, rütbe, lakaplar da kaymakam Erol Bey derken beyin B'si de kaymakamın K'si büyük yazılıyor. Akrabalık adı lakap olursa nene hatun ya da özel adı karşılayan makamlar vali rektör, saygı sözüyle makam unvan, sayın bakan, sayın rektör derken hitaplar sevgili arkadaşım, millet adları Türk, Türkiye Cumhuriyeti bunların her biri büyük harfle başlıyor. Dil, din, mezhep adları Türkçe, İngilizce, İslamiyet, Müslümanlık, Musevilik, Hristiyanlık hiç fark etmez. Kıta, bölge, il, ilçe, semt adı Avrupa, İç Anadolu, Ankara, Kadıköy bunlar hep büyük harfle yazılıyor. Mahalle, meydan, sokak adları bakın Taksim Meydanı bu büyük harfle yazılıyor meydan ve üniversitede sorulmuş Taksim Meydanı. Saray, kale, köprü, anıt ve benzeri. Dolmabahçe, sarayı, Galata Köprüsü. Bayram, anma günleri, Ramazan bayramı, öğretmenler günü, anneler günü, babalar günü. Tarihi olay, çağ, dönem, Tanzimat dönemi, Kurtuluş Savaşı. Bunları arkadaşlar biz nereden alıyoruz? Bunları TDK'nin kılavuzu var. TDK'nin kılavuzunda hep bu örnekleri veriyorlar. Üniversite sınavlarında da hepiniz üniversite sınavına gireceksiniz. TDK'nin kılavuzundaki örneklerden soruyorlar. Neden biliyor musunuz? Eğer sınavda öğrenci yanlış yaparsa itiraz edin. Bu böyle yazılmaz dedi. Hemen TDK'nin kılavuzunu açıyorlar. Diyorlar ki bak kardeşim kılavuzda bu örnek verilmiş. Taksim Meydanı. Sen de biz de onu sorduk diyor. Dolayısıyla hani oradan da çalışmak size çok büyük fayda sağlar. Bilhassa üniversite sınavı açısından. Ama hocanız başka yerden de sorabilir. Onu da söyleyelim. Tarihe bağlı ay ve gün adları. Yani böyle bir sayı varsa. Mesela Ekim ayı derken E'yi küçük yazabilirsin. Ama 29 Ekim dediğinde ya da yıl verdiğinde buradaki E'nin Ekim'in E'si, Pazartesi'nin P'si büyük yazılıyor. Gök bilimi kavramları, Dünya, Güneş, Ay, Mars. Bunlar bir coğrafi terim. Deniz, göl, vadi, dağ, boğaz isimleri. İstanbul, Boğazı, Van, Gölü. Tabela lafı yazıları büyük yazılıyor. Şimdi, Dünya, Güneş sözcükleri, uzay kavramı yani bir coğrafi terim değilse büyük harfle başlamaz.
Dün dünya kadar soru çözmüş. Bu tabii küçük harfle başlar. Yani abartma anlamı var burada. Evin bütün odaları güneş alıyordu. Burada da ışık alıyor demek istiyor. Yani ısıdan bahsediyor, ışıktan bahsediyor. Dolayısıyla bu da bir coğrafi terim değil. O yüzden küçük yazılmış. Özel addan sonraki şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Konya ilinin iyisi, Etimesgut ilçesinin iyisi, Doğancılar semti, Uzungöl, mesela bu çıkmış üniversitede, Uzungöl beldesi, Taflan köyü, bunlara dikkat edeceğiz. Bunlar küçük yazılıyor. İstanbul ili derken İstanbul'un iyisi büyük ama ikinci iyi, yani ilinin iyisi küçük. Eser, kurum adlarındaki kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında bağlaçlarla sonra iki küçük harfler yazılır. Mesela bu çıktı üniversitede, Leyla ile Mecnun'un iyisi küçük yazılır. Diyorlar ki'nin kes küçük yazılır. Suç ve Ceza'nın V'si küçük yazılır. Buraya dikkat edeceksiniz. Yani Suç ve Ceza, V. Hayır hayır, bunlar küçük. V, Ki, ile, bunlar böcek gibi şeyler. Bunları küçük yazıyoruz. Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar. Şenlikler bu yıl Haziran ayında. Hangi Haziran? Haziran ayında. Her pazartesi, hangi pazartesi belli değil. Ama şurada dikkat ettiyseniz, bakın 29 Ekim diyordu, yıl veriyordu, gün veriyordu. O zaman burada sayılar olduğu zaman büyük harfle başlıyor diyebiliriz. Yön adları özel isimden önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük. Anadolu'nun batısı derken B küçük, Batı Anadolu derken B büyük. Sayıların yazımına baktığımızda çekseniyat dışında hep ayrı yazıyoruz. 14 ayrı yazılıyor. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Mesela 1 inci diyebiliyoruz. 3 üncü diyebiliyoruz. 4 üncü diyebiliyoruz. 5 inci ya da 8 zinci, 9. 10. diyebiliyoruz. Ama dikkat etseniz bazı sayıların sonu bıraktım. 2 inci demiyorsun da 2. diyorsun. Çünkü sonu zaten i ile bitiyor. 6. diyorsun. 7. diyorsun. Mesela 12. diyorsun. Veyahut da 50. diyorsun. Niye? Veya 20. Bunlar da zaten sonu i ile ı ile bittiği için bunları bu şekilde yazmamız gerekiyor. Buna dikkat edin. Bunu soruyorlar sınavda. Bir de arkadaşlar böyle incileri bu şekilde ayırabiliyorsun ama birer falan diye bir şey yok. Bireri mutlaka birer diye yazman gerekiyor. Mesela yedişer. Yedişer, hatta şeyle yazacaksın. Böyle bir şey yok. Sadece yedişer. Bunlar bu şekilde kullanılıyor. Bunları böyle kullanabiliyorsun. Birinciyi böyle de yazabilirsin. Böyle de yazabilirsin. Bir inci diye de yazabilirsin. Ama yedişeri sadece yazıyla yazabiliyorsun. Üleştirme sayıları yazıyla belirtilir. İnci ince iki ile nokta birlikte kullanılmaz. Yani birinci dedin tamam. Birinci dedin tamam. Birinci dedin tamam. Ama hem birinci deyip hem de böyle bu olmaz, o anlamsız. Sayılara ek getirilirken de ses olaylarına uyulması lazım. 1923'de değil 23'te dememiz gerekiyor. Hatta bunu da gösterelim şöyle. Bu sefer de başka renkler kullanalım. Turuncuyu ve kırmızıyı kullanmak istiyorum. Bakın 1'de diyoruz. 2'de, bu da çıktı üniversite sınavlarında. 6'da, 7'de, 8'de, 9'da, 10'da diyoruz. Ama 3T diyoruz. 4'te ünsüz benzeşmesi kuralı arkadaşlar. 5'te diyoruz. Bu 5, 4, 3 sayılarına dikkat edeceğiz. 2, 6, 7'ye de incide dikkat edeceğiz. Kısaltmaların yazımına baktığımızda kuruluş, ülke, kitap, dergi, yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfini büyük olarak yazılmasıyla yapılıyor. TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bazen kelimelerin birkaç harfi kısaltmayı anlayabiliyor. TÜBİTAK, yani Türkiye Bilimsel Teknolojik Araştırma Kurumu ya. Yani burada uzatmış yani. Araştırmayı falan bazı kelime B diye alabilmiş, TÜ diye alabilmiş. Ölçü birimlerinde uluslararası kısaltmalar kullanılıyor. Yani KM, SM, bunlar böyle. Kelime özelse kısaltmaya büyük değilse küçük harf. Mesela ÇEV böyle ama Almancayı bu şekilde yazıyoruz. Kelime kısaltmalarını ek kelimenin tam okunuşuna göre getirir. 19. yüzyılda diyoruz. Kuruluş ve benzeri kısaltmaları kısaltmanın veya son harfin okunuşuna göre getirilir. Mesela bu çıkıyor üniversite sınavında. KYKD diyoruz. Mesela öğrenciler şunu hep TDK, TTK, MHK diyelim. Öğrenciler bunu hep şöyle yapıyor. TDK'nın, TTK'nın, MHK'nın diyorlar. K diye bir harf dolaşıyor Türkçe'de. Ben görmedim. Nerede, siz gördünüz mü? K diye bir şey yok Türkçe'de. K var. TDK'nin, TTK'nin, MHK'nin demeniz lazım. Bunu üniversite sınavında son 5 yıl içinde 2 farklı senede sordular. Yani şu TDK'yi ve KYK'yi sordular. Yapamıyor öğrenci ya. Öğrenci K'ye K diyor diyorlar. Bunu da çok rahat soruyorlar bize. Buna da dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi geldik D, Ki ve Mi'nin yazımına. D, Ki, Mi'nin yazımı son derece basit arkadaşlar. Cümleden çıkarılabiliyorsa, hatta şöyle kafanız karışmaması için şu ikisini kapatayım. D'yi cümleden çıkarabiliyorsan ayrı, çünkü bağlaç. Çıkaramıyorsan bitişik yazılır. Ekler bitişik yazılır Türkçe'de ama bağlaçlar ayrı yazılır. Mesela ve, veya, çünkü, ama, fakat, bunlar bağlaçtır. Bağlaçlar ayrı yazılır. D de bağlaç olduğu zaman ayrı yazılır. Bakın şimdi. Bahçede ağaç var. Bahçe ağaç var diyemiyoruz. Demek ki bu ek ve bitişik yazılmış. Bahçede çok bakımlı. Bahçe çok bakımlı diyebiliyoruz. Bakın bahçe çok bakımlı diyebildiğimiz için, yani bu D'yi atabildiğimiz için ayrı yazıyoruz. Ama bu D'yi atamadığımız için bitişik yazıyoruz. Demek ki
Çıkarılabiliyorsa ayrı. Çıkarılamıyorsa bitişik. Bu kadar basit. Bizim sınıfta herkes çalışkan. Bizim sınıf herkes çalışkan diyemiyorsun. Bunu bitişik yazman lazım. Ama bizim sınıf çok çalışkan. Bizim sınıf da çok çalışkan diyebiliyorsun. Dolayısıyla burada da ayrı yazılması lazım. Bu TTA'ya dikkat edeceğiz. Mesela üniversiteden hoş çıkmış. Söyledikleri hiç de inandırıcı değil demiş. Bak söyledikleri hiç de inandırıcı değil demiş. Şimdi bu gözden kaçıyor. Niye kaçıyor biliyor musunuz? Çünkü burada hiç T'de ünsüz benzeşmesi var ya, bitişince böyle hani bu herhalde D daha değil diyorsun. Halbuki söyledikleri hiç de inandırıcı değil demek lazım. Bak söyledikleri hiç inandırıcı değil diyebiliyorsun. O zaman D'yi ayrı yazman lazım. O zaman D'yi ayrı yazıyorsan da hiç T diye de yazacak halin yok. Hiç de olması lazım. Ama seni böyle karıştırıyorlar. Kafanı karıştırmak için ünsüz benzeşmesi kuralı uyguluyorlar. Mesela şu da çıkmış üniversite sınavında. Bu olayda bak buradaki D daha iyi görebiliyorsun. Her iki tarafta demiş, tamam mı? Haksızdı demiş. Bunu da bir ÖSYM sınavında sormuşlar. Şimdi bak burada D daha hatası var mı deyince öğrenci şöyle yapıyor. D daha yok. Ha, bu olay her iki tarafta haksızdı diyemiyoruz. Bu olayda bitişik. Evet burada hata yok diyor. Halbuki bak burada tarafta var. Bu FT yani ünsüz benzeşmesiyle senin kafanı karıştırmaya çalışıyor. Diyeceksin ki bu olayda her iki taraf haksızdı. Bu olayda her iki taraf da haksızdı demen lazım. Dolayısıyla bu tarz ünsüz benzeşmelerin olduğu yere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi geldik diğerine. Ki'nin yazımına. Bu sefer kafanız karışmasın diye bu sefer D'yi kapatıyorum. Şuraları göstereyim. Ki'de ise cümlede kapatmak falan değil de ler ekine dikkat ediyorsun. Ler eki getirilebiliyorsa bitişik, getirilemiyorsa ayrı yazılır. Mesela yazıdaki hataları düzelttim. Yazıdakiler diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz. O zaman bitişik. Tamam. Dinle ki anlayasın. Dinlekiler diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman ayrık. Benim ödevim bitti. Seninki. Seninkiler diyebiliyoruz. O zaman bitişik. Ama işte gel ki göreyim seni. Bak yazıyorum buraya. Gel ki göreyim seni diyor. Şimdi gelkiler diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman ayrık. Tabii sanki oysaki madem ki meğer ki belki halbuki çünkü bunlar da ler ekine bakmıyoruz. Bunlar zaten bitişik. Mi'nin yazımına baktığımızda kendinden önceki sözcüklerden ayrı kendine gelen eklerle bitişik yazılıyor. Mesela mesela anladın mı? Anlıyor musun? Derken bak burada mı kendinden öncekinden ayrı yazılmış. Kendinden sonra gelen ekle bitişik yazılmış. Güzel mi güzel bir çocuk. Şirin mi şirin bir bebek. Ya da işte çalıştın mı başarırsın. Yani koşul ya da pekiştirme anlamı yaptığında da yine mi'yi ayrı yazıyoruz. Yazımı karıştırılan bazı kelimelere de bakalım. Sonra ama yazımı karıştırılan bazı kelimelere bakalım. Sonra da noktalama işaretlerine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi 10 dakikada bitirdik yazım kurallarını. Şimdi aidat, altüst, ard arda bak çıkmış üniversite sınavında. Bilim kurgu. Niye ayrı yazdınız hocam? Bilim kurgu, kurgu zaten gerçekten yani ikinci kelime anlamlı. Boyun bağı bak. Çeki düzen, denizaltı, araç olduğu zaman bitişik. Dizüstü, doküman, elektrik, entelektüel bakın iki tane L değil. İngilizcesi intellectual derken iki tane L var. Türkçesinde de öyle iki tane L koyuyorlar. Hayır öyle bir şeye gerek yok. Espri, film, gitgide, her şey bunu da soruyorlar dikkat edin. İş birliği, ipucu, karakter, karnabahar, karnabahar değil de karnabahar. Kirpik bu da çıkmış üniversitede. Konservatuvar, kravat, laboratuvar. Aynı zamanda mozaik. Mesela ben şunu da eklemek istiyorum. Trash. Trash böyle yazılıyor arkadaşlar. I ile yazılıyor. Hani İngilizce trash diye bir şey var. Çöp. Aa falan. Hayır öyle bir şey yok. Trash trash yazılıyor. Okur yazar. Bu şeyi demiştik yani an ırmazla bitenler ikinci kelime olursa bitik yazıyor. Okur yazar. Konuk sever. Hani sever konuk demiyor. Yazar okur demiyor. Okur yazar. Konuk sever. Bunlar hep bitişik. Orijinal. Bakın iki tane i var. Ovuşturmak. Öğün. Öğütmek. Öğütlemek. Ön sezi bu çok zor bir kelime dikkat edin. Övünmek. Öyle ki öyle kiler diyemiyoruz ayrı yazılıyor. Peşi sıra. Peşi sıra ve yanı sıra ayrı yazılıyor. Buna dikkat edin bak. Yanı sırayı da şöyle yazmak istiyorum. Yanı sıra. Bu da çıktı üniversite sınavında 2021'de. Rastgele. Restorasyon. Saklambaç. Satırbaşı. Şefkat. Şefkat falan diyorlar öyle bir şey yok. Şemsiye. Tek düze. Bakın bu da zor. Uluslararası. Unvan. Unvanlarımız. Hayır. Unvan diye geliyor kulağa ama unvan dememiz lazım. Voleybol, yarımada, yarı yıl, yüz yıl. Bunlar bu şekilde yazılıyor. Şu çok kullandığımız kelimeleri de göstermek istiyorum. Bakın birçok bitişik yazılıyor arkadaşlar. Pek çok ayrı yazılıyor. Birdenbire bitişik yazılıyor. Bir şey ayrı yazılıyor. Şey hep ayrı zaten. Bir başka ne diyebiliriz mesela? Birdenbire diyelim. Mesela biraz bu şekilde yazılıyor. Bir şey daha söyleyecektim. Ne vardı? Herhangi bir
şey böyle yazılıyor arkadaşlar. Her şeyi zaten söylemiştik ayrı yazıldığını. Bunlar çok kullandığımız ifadeler. Buraya da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi geldik noktalama işaretlerine. Cümlenin sonuna nokta konulduğunu bilmeyenimiz var mı? Yok değil mi? Herkes biliyor. İşte bu kadar kolay bir konu. Cümlenin sonuna noktayı getireceğiz. Dil bir ulusun aynası dedik. Noktamızı koyuyoruz ve kaçıyoruz. Bazı kısaltmaların sonunda sayılarda sıra bildirmek için maddelerden sonra tarihlerde, saatlerde nokta kullanıyoruz. Sakın saatlerde böyle dijital saatlerde iki tane nokta olduğu için hocam ya böyle oluyor falan demeyin. Bu yanlış. Dijital saatlerde yanlış yapılıyor. Sakın 17.45 diye yazmayın. 17.45'i tek noktayla yazacaksınız. Virgül önemli. Üniversite sınavlarında en fazla sorulan virgül. Bu senede okul yazılığınızda muhtemelen hocanız virgülü mutlaka soracaktır. Eş görevli sözlerin arasına virgül koyuyoruz. Azimli, çalışkan, başarılı. Burada eş görevli sözcükler, gençlerin sıfatı bunlar. Hepsine virgül koymuş. Sıralı cümleleri ayırmada, yani birden fazla yükleme olan cümleleri ayırmada. Havalar soğudu, kalın giyin. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için. Edebiyat, duyguyu düşünceleri estetik şekilde ifade etmeye yarar. Kim? Özne nerede? Bilmem. Aa buradaymış hemen virgülün sonunda. Edebiyat yani özneyi vurguluyorsun. Ara sözlerde eskiden burada bir konak vardı. Şimdi eskiden ne diyorsun biraz açıkla. 10 yıl önce diyor yani ara söz. Eskiden 10 yıl önce burada bir konak vardı diyor. Ara sözü virgülle gösterebiliyorsun. Kısa çizgiyle de gösterebiliyoruz. Birazdan söyleyeceğim. Anlam karışıklığını önlemek için. Gazeteci kadına sordu. Gazeteci kadına soru sordu. Yani değişiyor. Kadın mı gazeteci yoksa gazeteci bir kadına mı soruyor? Dikkatli olmak lazım. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra. Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır diyor Göte. Bak Göte'nin sözünü tırnak içinde almak yerine virgülle belirtti. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine. Konular ne zaman bitecek? Virgül diye sordu. Kesirlerde red kabulden sonra evet tamam hayır dedikten sonra da biz virgül kullanabiliyoruz. Virgülün kullanılmadığı yerleri ÖSYM sorabiliyor. Hocanız da sorar arkadaşlar. O yüzden buraya dikkat etmenizi istiyorum. Hedeflerine ulaşmak istiyorsan planlı çalış. Böyle SSA'lardan sonra bayılıyorlar virgül koymaya. Mesela televizyonlarda ben görüyorum. Gazetelerde görüyorum. Videolarda da görüyorum. Böyle çıldırasım geliyor. Kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım beni tutuyor elimden. Yapma hocam falan diyorlar. Dayanamıyorum. Ya bu SSA'dan sonra virgül koyma hastalığından vazgeçeceğiz. Hedeflerine ulaşmak istiyorsan virgül. Bakın açın şimdi Google'u. Böyle en baba sitelere girin. Önemli kişilerin sözlerine bakın. Hepsinde böyle SSA'lardan sonra virgül oluyor. Siz sakın buna kanmayın arkadaşlar. Peş peşe sıralananlar hariç zarf ile kalmış kelimelerden sonra virgül kullanmaz. Uçaktan inince virgül. Hayır öyle bir şey yok. Buralarda virgül gelmiyor. Metinde ince ince anlamıyla kullanılan mımi soru ekinden sonra. Bahar geldi mi doğa yeniden canlanır. Bak virgüle gerek yok. Metin içinde ve veya yahut ya da bağlaçlarından önce veya sonra. Bizimle resim sergisine gel veya arkadaşlarına tiyatroya git. Bak veya'dan önce, ve'den önce virgül yok. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra. Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Bak ya. Hem bu deveyi güdersin hem bu diyardan gidersin. Ne bu deveyi gidiyorsun ne bu diyardan gidiyorsun. Buralara asla virgül kullanmıyoruz. Çünkü zaten bağlaçlar var. Noktalı virgül. Virgülün karizmatiği arkadaşlar. Bunu da bileceğiz. Yani virgülün gücünün yetmediği yerde noktalı virgül diyor. Diyor ki kardeş çekil artık ben varım. Burada erkek çocuklara Burak, Yağız, Berat, kız çocuklara ise Büşra, Ayşe, Ece gibi adlar verilir diyor. Şimdi bak Burak'ı, Yağız'ı, Berat'ı ayırmak için virgül kullanmışsın. Ama erkeklerle kızları ayırmak için bu sefer daha güçlü virgül olan noktalı virgülü getiriyoruz. Virgül içeren sıralı cümleleri ayırmak için bak bu da ÖSYM'nin sorduğu bir cümle. At ölür meydan kalır. Tamam buraya virgül koyabilirsin. Ama yiğit ölür şan kalır dediğinde ayrı bir konuya geçtiğin için bu sefer araya noktalı virgül koyuyorsun. Virgül bulunan cümlelerde özne ayırmak için. Ahmet Muhib Dranaz, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıktarancı gibi saf şiir anlayışını benimsemiştir. Şimdi eğer sen burada özneyi vurgulamak için noktalı virgül koymazsan özne başka birisi olur. Buraya noktalı virgül koyuyorsun ki diyorsun ki bak Ahmet Muhib Dranaz daha karizmatik o özne onu bir ayıralım. Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıktarancı gibi falan filan diye devam ediyorsun. İki nokta örneklerden önce kullanılıyor. Bu çalışmada şu yazarların romanlarını karşılaştırdık diyor. İki nokta üstüne koyuyor. Sonra da örnekleri veriyor. Burada şuna dikkat edin. Özel isim olduğu için bu büyük harfle başlamış. Mesela cins isim olduğunda ya da cümle değeri taşımayan şeyler olduğunda küçük harfle başlayabilir. Kalın sesli harflerimiz şunlardır dersin. A'yı küçük harfle başlatabilirsin. Masanın üzerinde şunlar vardır. Kalem, kapak dersin. K'yi küçük harfle başlatabilirsin. Karşılıklı konuşmalarda da yine iki nokta kullanabiliyoruz. Üç nokta tamamlanmamış cümlelerin sonuna. Yani yüklemsiz, eksiltili cümlelere. Örneklerin sürdüğünü belirtmek için. Eksik bırakılan cevaplarda. Yine nereye gidiyorsun? Alışverişe. Açıkça yazılmak istenmeyen yerlere. Alıntılarda atlanan yerlere biz üç nokta koyuyoruz. Şimdi burada şuna dikkat edin. Bakın şurayı göstermek istiyorum. Mesela
masada, bu çıkar sınavınızda, masada 3 şey vardı dedin, tamam mı? 2 nokta üste koydun. Cins isim olduğu için küçük harfle başladın. Cümle olmadığı için küçük harfle. Kalem, kağıt ve ne olsun mesela? Silgi. Buraya arkadaşlar nokta gelir. Neden nokta gelir? Çünkü 3 şey dedim. Ama eğer şöyle deseydi. Masada, bakın burası çok önemli. Birazdan çok önemli bir şey göstereceğim size. Masada birçok şey vardı dedi. Şimdi birçok dediği için gene kalemle başladı. Virgül. Kağıdı yazdı. Tamam, burada sıkıntı yok. Silgiyi yazdı. Şimdi birçok dediği için buraya 3 nokta geliyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Çalışkan öğrencilerimiz bunu biliyor. Şimdi söyleyeceğim, çalışkan öğrenciler de yeni öğrenecek. Dikkat edin. Masada birçok şey vardı diyor. Tamam. Evet. Birçok. O zaman 3 nokta gelecek değil mi? Bak şimdi dikkat edin. Kalem diyor. Virgül. Kağıt diyor. Ve silgi diyor. Şimdi işte dananın kuyruğunu koptuğu yer. Şimdi bak burada 3 şey dediği için, 3'ünü de söylediği için nokta koyduk. Birçok şey dediği için, devam edebileceği için 3 nokta koyduk. Burada birçok diyor ama V ile konuyu kapatmış. O zaman buraya nokta geliyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Birçok şey vardı dediği halde V dediği için artık kapatıyorum yani. Kapı kapanıyor, hadi içeri girin diyor. O yüzden noktayı koyuyoruz. Burası çok önemli. Bunu hocanız sorsa birçok arkadaş patlar. Soru işareti, soru anlamı taşıyan cümlelerin ifadelerinin sonuna. Program ne zaman başlıyor? Mesleğiniz. Şüpheyle karşılanan bilgiler, durumlar içinde soru işareti kullanıyoruz. Soru işaretini en az kimler kullanır biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi size zor bir soru sorayım. Soru işaretini en az kimler kullanır? Soru işaretini en az aptallar kullanır. Bizler akıllı olduğumuz için bol bol soru işaretini kullanırız. Ünlem işareti, duyguları belirtmek için. Eyvah! Anahtarımı içeriden unuttum. Ya da ey Türk gençliği dediğinde Mustafa Kemal Atatürk. Burada ne var? Ünlem var. Alay ve kinaye için. Adam çok başarılı. Hani kinaye. Burada da ünlem işareti kullanabiliyoruz. Tırnak işareti alıntılarda, vurgulanan sözlerde, eser adlarında kullanabiliyoruz. Şimdi burada bir dikkat kısmımız var. Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü ibare belirtmek için tek tırnak kullanılır demiş. Bak, edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarları gibisi var mı dedi diyor bak. Edebiyat öğretmeni sözünü çift tırnakla alıyoruz ama eseri tek tırnakla alıyoruz. Kısa çizgi, satıra sığmayan kelimeleri bölmede, ara sözlerde. Bak, eskiden burada bir konak vardı. Az önce hatırlarsanız dersin başında virgülle göstermiş. Bu sefer 10 yıl önce diye kısa çizgi arasını almış. Arasında ve ile den için Ankara Samsun 9-30-10-30. Eklerde, heceleri ayırmada, fiil kök ve gövdelerinde gördüğünüz gibi kısa çizgi kullanıyoruz. Uzun çizgi konuşmaları göstermede, oyunlarda konuşanın adından sonra görüyorsunuz. Uzun çizgi geliyor. İş çizgi dizelerin arasında, bak bunlar bir şiirin dizeleri. Yürü bre yalan dünya, sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekin misali, seni eken biçer bir gün demiş. Adreslerde, tarihlerin yazılışında, eklerin farklı biçimlerinde hep ilk çizgi kullanıyoruz. Yay, ayraç, ek bilgi veya açıklama için. Metinde ziya sözcüğü çok geçiyor. Bak, açıklama için. Sıtkı Bey, tiyatroda hareketleri göstermek için mesela, hiç kimseye yüz vermeyerek. Alıntılarda kaynak için, yazının maddelerinde. Ayraç için ayraç gerekiyorsa o zaman köşeli ayraç. Hani matematik yapmıyor musunuz öyle arkadaşlar? 2 artı 2 diyorsunuz. Artı 3 artı 3 diyorsunuz. Sonra bunlardan daha karizmatik ayraç gerekince köşeli ayraç veriyorsunuz. İşte hatta bunun da daha karizmatik var matematikte şey galiba, süslü ayraç. Şimdi geldik kesme işaretine. Özel adlara, saygı ve unvan sözlerine getirilen çekimekten ayırmak için. Bak, Doktor İnce Hanım demiş ya. Mesela Doktor İnce Hanım'a deseydi. Mesela bu tabi cümle olmaz. O zaman bunu da ayırmamız gerekiyordu. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için. TDK'nin. Sayıları ve belirli tarihlere gelen ekleri ayırmak için. 15 Nisan'da. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için. Güzelliğin 10 par etmez. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için. Şimdi A'dan Z'ye dediğimizde hep burada gördüğün gibi kesme işareti kullanıyoruz. Şuna dikkat edelim. Sonunda üçüncü teklik kişi iyilik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Boğaz Köprüsü'nün dediğimizde koyuyoruz. Ama Boğaz Köprümüzün derken koymuyoruz. Hukuk Fakültesi'ne derken koymuyoruz. Türklerin, Yakup Kadriler, Hollandalı'dan derken. Bak, bu çıkmış mesela sınavda arkadaşlar. Türkçenin böyle yazılıyor. Sakın kesme işareti koymayın arkadaşlar. Evet, videomuzu söz verdiğimiz gibi bitirdik. Şimdi yapmanız gereken kitaplarınızdan güzel güzel sorular çözmek. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar pekiştirmiş olursunuz. Hadi bakalım, görüşmek üzere arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu yapmadan önce 9. sınıf yazılı notlarımızdan mutlaka faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Burada tüm dersler için sizlere süper notlar hazırladık. Bunu yazılılar hariç her an yanınıza kullanabilirsiniz. Yani yazılıların esasında kopya oluyor biliyorsunuz. Öncesinde sonrasında çalışma anlarınızda süper bir şekilde kullanın. Yazılılardan en iyi notları alın inşallah. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yazın arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. Beşinci dersimize hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeniniz Osman Sarı. Bu dersimizde ilk çağda başta medeniyet havzalarını, yani aslında ilk çağ uygarlıklarını anlatacağız. Ama öncelikle tabii her zaman yaptığımız gibi ödevimizden bahsedelim. Bu dersimizin ödevi nedir? 0'dan 9'a tarih soru bankamızdan 38 ve 41. sayfalar tabii ki arası da dahil olmak üzere. Yine 9. sınıf dinamo soru bankamızdan da 43. 44. sayfaları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi Mezopotamya ile başlayalım. Şimdi Mezopotamya medeniyetleri olarak baktığımızda öncelikle şunu söyleyeyim. Nedir Mezopotamya? Şimdi ne diyor? Güneydoğu Anadolu Toroslarından başlayarak, yani Güneydoğu Anadolu Torosları dediğimiz yer şu bölgeden bahsediyoruz. Fırat Dicle nehirler arasında kalan bölgeye Mezopotamya. İki nehir arası demektir zaten. Mezopotamya diyoruz. Neden? Çünkü iki nehir arasında verimli araziler olması nedeniyle çok önemli kültür merkezleri oluşmuştur. Bu arada arkadaşlar Münbit Hilal diye bir kavram vardır. Nil nehrinden başlayarak arkadaşlar burada bir çeşit hilal oluştuğu için buna Münbit Hilal adı verilir. Şimdi Mezopotamya'da çok köklü uygarlıklar oluşmuş. O zaman nedenlerine bakalım. Yani neden çok sayıda uygarlık karşımıza çıkmıştır Mezopotamya'da? İnsan yaşamına uygun olmak aslında temel nedendir. İklim elverişli, yaşama uygun, göç alıyor. Irmaklarından sulamada yararlanıyor, üretim var, göç alıyor. Verimli topraklar nedenleri olması, göç yolları üzerinde bulunması gibi nedenler Mezopotamya'nın aslında tarihin aslında başlangıç noktası veya işte ilk devletlerin, ilk yazının, ilk sanatın, ilk kültürün ortaya çıktığı yer olarak karşımda çıkmaktadır. Bu arada arkadaşlar, peki hangi uygarlıklardan bahsedeceğiz Mezopotamya medeniyetleri içinde? Sümerlerden, Asurlardan, Akat'tan, Babil'den, Elam'dan. Aslında bunların önemlileri Sümerler, Asurlar ve Babil'lerdir. Diğerleri öyle biraz silik kalmış medeniyetlerdir arkadaşlar. Peki, Sümerlerle başlayalım. En çok soru gelen başlık. Aslında ilk çağ uygarlıkları içinde de en çok gelen başlık olarak karşımda çıkan bir nokta. Lütfen dikkat. Bir kere ilk devlet örgütleri olan şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır Sümerler. Ur, Uru, Kiş, Lagash, Nippur gibi şehir devletleri şeklinde organize olmuşlardır. Sonra rahip kral anlayışını görüyoruz. Nedir bu rahip kral? Krallar başkomutan, baş yargıç aynı zamanda baş rahiptir. O zaman siyasi otorite gücünü dinden alıyorsa biz buna ne diyorduk? Teokrasi ya da teokrasiye dayalı yönetim veya teokratik devlet anlayışı diyorduk. Başka ilk yazı hangi yazı icat etmişti Sümerler? Bir önceki dersimizden hatırlayalım. Çivi yazısını. Ki bunu nereye yazmışlardı? Kil tabletler üzerine yazmışlardı. Yine Sümerler'de ne görüyorduk? İlk takvimi görüyorduk. Ay yılı esaslı takvim yapmışlardı değil mi? Ay'a ve yıldızlara taptıkları için ay yılı esaslı takvim icat etmişlerdi. O zaman Sümerler'de pek çok ilk görüyoruz arkadaşlar. Tabii bu takvimi yapma sürecinde astronomi matematik bilimi de ne olacaktır? Gelişecektir takvim sayesinde. Ziguratlar vardı değil mi? Ziguratlar neydi bunlar? Çok amaçlı tapınaklardı. En alt katını tahıl ambarı olarak kullanıyordu. En üst katını okul olarak kullanıyordu. Hatta tablet evi diyorlardı okula. Ve bir üst katını da rasathane olarak kullanıyordu. Dolayısıyla tahıl ambarı, okul ve rasathane olarak kullanılması ziguratların çok amaçlı yapılar olduğunu kanıtlıyor. Ve ilk yazılı kanunları yapmışlardı. Yazonlar da ilk yazılı kanunlar. Urkagine kanunları olarak geçer ki biz Urkagine kanunlarında ne görüyoruz? Fidye esastı. Yani suç eşit ağır ceza değil arkadaşlar. Fidye esastı ve hukuk devleti olma özelliğini görüyorduk. Nereden çıkarıyorduk hukuk devletini? Mesela Sümer kralı Urkagine diyor ki bundan böyle herkes ürettiği ürünü istediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Herkes ürettiği ürünü istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Şimdi hukuk devleti nedir? Kanunların insan hak ve özgürlüklerine uygun olarak yapıldı. Herkese eşit uygulandığı devlet modelidir. Şimdi bakın kanun ne diyor? Herkes diyor. Eşitlik. Ürününü istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Bu bir insan hakkı mıdır? Evet. O zaman özel mülkiyet güvence altına alındığı gibi arkadaşlar aynı zamanda ne yapılmış burada? Aynı zamanda hukuk devlet anlayışı ortaya konmuş. Kanunla çünkü o adamın hakkını güvence altına alıyorsun. Bu arada Sümerlerin yaşadığı yer Mezopotamya. Mezopotamya'nın güneyi arkadaşlar
topraktır. Yani öyle çok fazla dağ taş yoktur, mermer yoktur. Bu nedenle arkadaşlar Sümerler yapılarını kerpiçten, yani içini samanla, otla doldurdukları topraktan yapmışlardır. Dolayısıyla zamanında güneşe, yağmura, rüzgara karşı direnememiştir bu yapılar ve bu yapıların çoğu aslında günümüze kadar ulaşamamıştır. Kalıcı mimari eserleri sınırlıdır ya da yoktur denebilir. Mezopotamya'daki ilk uygarlığımız Sümerler. Buradaki ilklere çok dikkat edelim. Akatlara gelirsek. Pek soru sorulmadı arkadaşlar akatlarla ilgili ama öncelikle şuradan başlayalım. Ne vardı? Agade denilen başkentleri vardı. İlk merkezi devlet veya imparatorluk olarak bilinirler. Başka tarım geliştirmiş, sulama kanalları falan vardır. Peki Asur'a gelirsek. Asur'la ilgili ne biliyoruz? Asur'la ilgili arkadaşlar ilk kütüphane. Bunu bilelim. İlk kütüphane. Ninova'da bak bilgi sorusu olarak gelir arkadaşlar. Burada duralım. Demek ki aslında ilk yazıyı Sümerler buldu ama ilk kütüphaneyi mekansal olarak bir yerdeki kütüphaneyi Asurlar yapmış. Bunlar kara koloniciliği yapmışlardır. Anadolu'yla Asurlar dağlık bir coğrafya olduğu için Anadolu'da koloniler kurmuşlardır. Ki Karun adı verilen bu kolonilerden biri de Anadolu'daki Karun'dur ki oraya yazıyı da getirmişlerdir. Anadolu'da ilk yazı kara koloniciliği vasıtasıyla Sümerler tarafından getirilmiştir. Peki Babil'e gelince. Babil'le ilgili ne bileceğiz? Bakın şurada yine Mezopotamya'da bir sonraki uygarlık olarak karşımda çıkıyor. Babiller ilk anayasa. Anayasanın nitelik taşıyan kanun demek daha doğru. Çünkü anayasa nedir? Devlet yönetimiyle ilgili kanunlar içerir. Ki mesela Babil kanunlarında der ki devlete karşı suç işleyenler aileleriyle birlikte cezalandırılır. Bir kere bu hukuk devletinin anlayışına aykırı arkadaşlar. Ailesinin suçu ne? Ama sonuçta devleti tanımlayan hükümler var değil mi? Çünkü anayasanın temel özelliği bir cümleyle bir devletin hangi ilkelere dayalı yönetildiğini belirleyen kanunlar bütünüdür. Anayasa budur. Devleti tanımladığı için, devletin gücünü korumaya çalıştığı için biz ilk anayasa veya anayasal nitelik taşıyan kanundur deriz. Babil Kulesi ve Babil'in asma bahçeleriyle meşhurdur. Bu arada arkadaşlar Babil'lerde malum kısasa dayalı sert cezalar da vardır. Bunu da unutmayalım ama sorulan en önemli olarak Babil Kulesi, Babil'in asma bahçeleri bilgi olarak hani bu Babil Kulesi'ni Hammurabi niye yaptırmıştı? Yani tanrılara hesap soracak, niye insanlara bulaşıyorsunuz falan. Asma bahçeleri içinde efsanevi anlatımlar vardır. Hani imparator işte yeşil olan bir bölgeden evleniyor ve o yurdunu özlediği için eşi için böyle Babil'de bayağı yeşilliklerden oluşturan her yerden getirdiğim bir bahçe zincirini oluşturmuştur diyebiliyoruz. Peki gelelim Anadolu uygarlıklarına. Şimdi Anadolu'da kimler var? Hititler var, İyonlar var, Urartular var, Lidyalılar var, Frigler var vesaire. Şimdi bu uygarlıklara baktığımızda öncelikle Hititler ki Etiler olarak da bilinir. Başkentleri bugün Çorum'daki Boğazköy'deki Hattuşaş'tır. Sorulabilir. Hattuşaş sorulabilir arkadaşlar. Anadolu medeniyetlerinin temelini oluştururlar. Yani siyasal açıdan. Aslında onlardan Hititler'de önce bir Hatti kültürü vardır ama yani Hattiler bir devletleşme değil. Sadece bir kültür olarak karşımda çıkıyor. Ama devletlerin temelini Hititler oluşturuyor. Milattan önce 2000'lerde Kızılırmak yayı çevresinde ortaya çıkan bir medeniyetten bahsediyoruz. Önce şehir devletleri şeklinde yaşıyorlardı. Sonra merkezi krallıklara geçmişlerdir. Peki şimdi Hititlerle ilgili hangi kavramlar önemli, öne çıkar ona bakalım arkadaşlar. Hititlerde bir ne varmış? Rahip kral anlayışı varmış. Hititlerde rahip kral anlayışı varmış. O zaman bu neyi gösteriyordu arkadaşlar? Teokratik bir özelliği gösteriyordu. Peki krallar neden kendilerine rahip ya da dini ünvanlar alırlar? Devlet otoritesini güçlendirebilmek, merkezi otoriteyi güçlendirebilmek veya halkın yönetimine bağlılığını güçlendirmek için. Mısır'da bu yüzden hatta Tanrı Kral anlayışını görmekteyiz. Peki başka Pankuş var. Ne olduğunu bir düşünelim. Pankuş neydi Pankuş? Hititlerdeki meclis. Ama ilk dönemlerinde feodalite varken henüz merkezi otoriteye geçmeden önce feodalite varken arkadaşlar Pankuş'un kralı yargılama, cezalandırma, görevden alma gibi yetkileri varmış. Ama zamanla merkezi otorite güçlenince, devlet merkezi açıdan güçlü bir krallığa dönüşünce Pankuş danışma meclisi niteliğine dönüşmüş arkadaşlar.
pankuş danışma meclisi niteliğine dönüşecek. Yani başlangıçta kim güçlü? Pankuş. Çünkü feodal bir sistem var. Sonra feodaliteye son veriyor. Merkezi krallığı kuruyor imparator. Böylece pankuşu da bir danışma meclisine çeviriyor. Başka ne var Hititlerde arkadaşlar? Hititlerde başka tavan anne var. Neydi bu tavan anne? Kraliçe. Pankuş'a katılabiliyor. Siyasi güç sahibi. Pankuş da kralın yanında. Hatta bir üniversite sınavı sorusu vardı. Yani Kadeş Anlaşması'nda Hitit kraliçesi Pudeyapan'ın da mührüne rastlanmıştır. Bu neyi gösterir? Kraliçenin siyasette, yönetimde söz sahibi olduğunu kanıtlar. Tavan anne Hititlerdeki kraliçe, kralla birlikte yönetimde hakim, siyasi güç sahibidir. Başka ne var Hititlerde? Anallar var. Neydi bunlar? Kral yıllıklarıydı değil mi? Bunlar kral yıllıklarıydı. Ama bu yıllıklara, kralların yaptığı işler kaydedilen yıllıklara zaferler kadar yenilgiler de yazılmış. O zaman bu yıllıklara zaferler kadar yenilgiler yazıldığı için objektif tarih yazıcılığı burada başlar derler. Zaferler kadar yenilgileri de yazdıkları için objektif tarih yazıcılığı başlamıştır. Başka ne gelecek Hititler deyince aklıma? Kadeş Savaşı ve Anlaşması. Mısırlarda biraz daha değerlendiririz bunu ama 1280'de Kadeş Savaşı ve Anlaşması'nın özelliği neydi? Tarihin bilinen ilk yazılı anlaşmasıydı. Mısır'la imzalamışlar. Tarihin bilinen ilk yazılı anlaşmasını imzalamışlar arkadaşlar. Başka ne var Hititler'de? Bir kere hukuk var. Hukuk özel. Hukuka baktığımızda ne göreceğiz? Evlenme, boşanma, miras gibi konular kanunla belirlenmiş. O zaman medeni hukuk kurallarına yer vermişler. Aile hukukuyla ilgili kurallara yer vermişler. Yazı ile ilgili özelliklerine kendilerine gibi yazı icat etmiyorlar arkadaşlar. Ama aslında iki tip yazıyı da kullanmışlardır. Hititlerin getirdiği, Asur'un getirdiği çivi yazısını, Sümerlerin icat ettiği çivi yazısını Anadolu'ya Asurlar getirmişti. Tabii Mısır'daki resim yazısı da bir dönem için kullanılmıştır. Ama çoğunlukla Sümer çivi yazısı karşılığında çıkıyor. Asurlar vasıtasıyla öğrendikleri yazı. Bu arada bin tanrı ili diye bir kavram var. Nedir bu? Hititler döneminde Anadolu'ya bin tanrı ili deniyordu. Çünkü Hititler ele geçirdikleri ülkelerdeki tanrılara da tapmışlardır. Neden? Çünkü o yöre halkının sempatisini kazanabilmek, onları devlete bağlayabilmek için. Bu nedenle Hitit ülkesi bin tanrı ili olarak bilinir. Tabii Hititler de başlangıçta ahiret inancı güçlüdür ama daha sonra bir daha Hititler yıkılıp bir feodal döneme girilince orada ahiret inancının zayıfladığını da görüyoruz. Bin tanrı ile önemli sorulabilir arkadaşlar. Bir de Hitit güneş kursu vardır. Tam olarak aslında niçin kullanıldığı bilinmez. Bazıları yıldızların konumlarını hesaplamak amaçlı diyebilir. Bazıları törensel bir sembol demekle birlikte Hitit güneş kursu da Hititlerin çok önemli kültürel özellikleri arasında yer almaktadır. Peki gelelim Anadolu'daki İyonlara. Şimdi İyonlar deyince bizim aklımıza ne gelecek? Şehir devletleri şeklinde Batı Anadolu'da. Efes, Milet, İzmir gibi, İzmir, Simirna gibi şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Tabii aslında bunların batısında arkadaşlar Lidya vardı güçlü bir devlet olarak. Dolayısıyla karayolu ticaretinden çok fazla faydalanamıyorlardı. Bu yüzden de ne yapmışlar? Deniz koloniciliğine yönelmişlerdir. Ve bilim sanat da gelişmişlerdir. Şimdi arkadaşlar bir kere bilim sanat için ne lazım? Önce özgür düşünce lazım. Şehir devletleri yapısından dolayı özgür düşünce imkanı var. Çünkü ne de daha önce devlet yönetim şekillerini anlatırken ne demiştik? Şehir devletlerinde asker halkla bir şekilde komşu, tanıdık, akrabadır. Dolayısıyla yöneticiler askeri kullanarak halk üzerine baskı yapamaz. Bu nedenle burada özgür düşünce gelişir. Artı denizcilik dedik değil mi? O zaman farklı coğrafyalarla ne oluyor? Kültürel etkileşim yaşanacaktır. Farklı coğrafyalarla kültürel etkileşim yaşanıyor. Bakın şimdi özgür düşünce var, kültürel etkileşim var. Ticaret aynı zamanda parayı getiriyor. Çok verimli tarım alanları da vardır Ege'de biliyorsunuz. Yani para da var. O zaman bakın özgür düşünce var, para var, kültürel etkileşim var. Dolayısıyla bu üçüne bağlı olarak ne gelişecektir? Bilim sanat gelişecektir. Hatta bu bilim sanatın gelişme sürecinde mesela Miletti Thales'le karşılaşıyoruz. Batı felsefesinin yani ve matematiğin kurucusu olarak kabul edilir Thales. Bu arada Samoslu
Pitagoras var. Üçgenin açılarının arasındaki ilişkiyi hesaplamış. Yani geometride bayağı önemli çalışmalar yapmış. Anaximandros var. Ki insanlık tarihinde ilk kez bağımsız bir kitap, yani kutsal kitaplardan etkilenmeden ilk defa bağımsız bir kitap yazan insan bu. Ondan sonra diğerlerine baktığımızda hep kutsal kitaplarla ilişkili eserlerle karşılaşıyoruz. Milette Ekateios var. Ki eleştirel tarih anlatımına ve tabii ki ampirik coğrafyanın önemli eserlerine yönelmiştir. Ama burada eleştirel tarih çok önemlidir. Buna dikkat etmek lazım. Tabii İyonlardaki bilim adamları için de en çok sorulan Thales'tir. Buna da dikkat edelim. Peki Anadolu'da başka hangi uygarlıklar vardı? Urartular vardı. Neredeydi bu Urartular? Doğu Anadolu'da. Tipik özellikleri neler? Urartu deyince bir kere aklıma Van Tuşba merkezi olarak kurulduğu gelecek. Bakın Van Tuşba merkezi olarak. Dağlık bir coğrafya bunlar. Dağlık coğrafya oldukları için kaya mimarisinde çok gelişmişlerdir. Bu yüzden günümüze kadar kalıcı eserleri vardır. Hatta kayaların içine mezarlar oymuşlardır. Ev biçimli mezarlar oydukları için biz bunlarda ne diyoruz? Ahiret inancı gelişmiştir diyoruz. Dağlık bir coğrafya olduğu için madencilikle uğraşmışlardır. Hatta Ön Asya'nın gerçek maden ustaları olarak kabul edilirler. Maden işlemecinde çok ileri gitmişlerdir. Hatta sulama kanalları inşa etmişler vesaire diyebiliriz. Peki Lidya deyince aklıma ne gelecek? Batı Anadolu'daki Lidya. Önemli bilgi arkadaşlar. İlk parayı kullanmışlardır. Tarihin ilk parasını, ki bu da ne yapacaktır? Ticareti kolaylaştıracaktır. Tabii kral yolu ticaretinden de çok büyük oranda faydalanacaklardır. Bu arada Frigler var. Daha sonra Sakarya Irmağı civarındaki Friglere bakıyorum. Ne göreceğim ben Friglerde? Bir kere başkentleri neresiymiş? Gordion, Ankara, Polatlı civarı. Şuradaki başkentlerini görüyorum. Tarıma dayalı cezaları vardır. Saban kıran, öküz öldüren, sebepsiz yere saban kıran, öküz öldüren cezası idamdır der. Niye? Çünkü temel geçim kaynağı tarım olduğu için tarımı koruyan kanunlar yapmışlardır. Tapates adıyla bilinen halı kilimleriyle meşhurdur. Ki çok oldu ama bir üniversite sınavında bu gelmişti. Kibele adlı tapınak değil, aslında tanrıçaları vardır arkadaşlar. Kibele adlı tanrıçaları vardır ve Midas mezarıyla da meşhurdurlar. Ama Frigler deyince tarımı koruma amaçlı cezalar, Tapetes, Kibele, tabiat tanrıçası. Bu tanrıçaya baktığımız zaman ilk çağda şimdi çok ilginç bir yapıyla karşımda çıkarlar. Tanrıça ilkbaharda bitkileri canlandırıyor, sonbahardaysa bitkileri öldürüyor. Böylece aslında dinin de tarıma endeksli bir şekilde ya da temel geçim kaynağına endeksli bir şekilde geliştiğini kanıtlamaktadır. Peki yine ilk çağ uygarlıkları içindeki Mısır'a bakalım. Şimdi Mısır medeniyetine baktığımda ne göreceğim? Bir kere Mısır Nil kaynaklı medeniyettir. Nil Nehri bakın bir şeyde açıyor. Yatakta akıyor. Bir yatakta akıyor. Ama bu yatağa baktığımız zaman etrafında verimli bir alüvyon tabakasını görürüz. Niye? Çünkü Nil Nehri taşma usulü akar. Yağmur mevsiminde nehir taşar. Sağa sola taşıyor ve taşmadan dolayı da burada sular çekilince verimli bir alüvyon tabakası birikiyor. İşte bu verimli ovalardan dolayı ne gelişiyor? Tarım. Tabii ki tarımın gelişmesi nehir taşkınlıklarıyla birlikte, hani ne zaman taşacak, ne zaman ekeceğim, biçeceğim. Hatta sınırlar birbirine giriyor. Şu taşla şu taşla şu taş arasını bu adam ekecek falan gibi. İşte bu hem güneş takvimini taşma tohum atma biçme şeklinde güneş takvimini ortaya çıkarırken hem de geometri biliminin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Mısır'da ne vardı? Firavunlar. Tanrı kraldı değil mi? Firavunlar Tanrı kraldı arkadaşlar. Tanrı kral anlayışı olduğu için tarım ve ticaret Firavun adına yapılır. Topraklar Firavun'undur. Köylüler burada bir çeşit kiracıdır. Ve ticaret de Tanrı adına yapılır. O zaman bağımsız ve zengin bir tüccar sınıf doğmuyor burada. Adam niye şey yapsın ki? Zaten küçük bir kar payıyla ürünleri götürüp satıyor falan filan. Dolayısıyla kendisi için çalışan bir tüccar sınıf yok. Bu nedenle Mısır'da ticaretle uğraşan insan çok sınırlı. Çok uzaklara gideyim geleyim falan böyle bir şey yok. Köylüler de bir çeşit kiracı konumundadır. Çünkü bir ürünün bir kısmını alıyor, kalanını devlete veriyordur. Bu da tabii ki ekonomik hayatın Firavun'un denetiminde olduğunu göstermektedir. Bunun dışında ne göreceğim ben Mısır'da? Ahiret inancı. Ölümden sonra hayata inandıkları için mumyacılık var.
Tabii iddialar farklı farklı görünse de genel kabul şudur. Hani yeniden dirilecek, yeniden diriliş için onun cesedini korumak istiyorlar. Bu nedenle ölüleri ne yapıyorlar? Mumyalıyorlar. Ve hatta mumyalamanın birlikte tıp ve eczacılık gelişecek değil mi Mısır'da? Tıp ve eczacılığın gelişmesiyle birlikte tabii ki bugünkü ameliyat aletlerine kadar giden bir süreci de başlatacaklar. Ve yine piramitleri hani bir çeşit saray olarak ya da öte dünyada kullanılacak bir yapı olarak piramitleri inşa etmişlerdir. Bu da tabii ki günümüze kadar çok muhteşem eserlerin gelmesini sağlamıştır. Mısır medeniyeti bu kadar değil. Başka şeyler de var. Mesela çok güçlü bir devlet olmayı önemsiyorlar. Çünkü imparatorluk olma yönünde ilerliyorlar. Çok uluslu olmasalar da çok büyük bir krallık olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu nedenle çok donanımlı ordular var. Başka coğrafyaları da ele geçirmeye çalışıyorlar. Hatta verimli ovalara sahip Suriye'yi ele geçirmek için, Mümit Hilal'in bir kısmı burada Suriye'de olduğu için, Suriye'yi ele geçirmek için Hitit'te savaşıyorlar. Hatta Kadeş Savaşı olarak tarihe geçen 1296 milattan önce 1280'e kadar 16 yıllık bir savaş yapıyorlar. Ama sonra 1280'de anlaşıyorlar. Neden? Asur önemli bir tehdit olarak Ön Asya'da karşılığında çıkmaya başlıyor. Bakıyorlar ki Asur yaygınlaşıyor. Bir an önce savaşa son verip barış yapalım diyorlar. Hatta kendi aralarında Suriye'yi de paylaşıyorlar. Ama bu anlaşmanın bir özelliği daha var. Şimdi bilinen ilk yazılı anlaşma. Bu tipik özelliği. Bilinen ilk yazılı anlaşma. Ama aynı zamanda arkadaşlar ittifak anlaşması niteliği de taşıyor. İki taraf dışarıdan gelen bir saldırıya karşı birlikte hareket etme sözünü veriyorlar. Dolayısıyla Kadeş Savaşı Mısır'la Hitit arasında Suriye egemenliği için yapılmış bir savaştır. Kadeş Anlaşması tarihin bilinen ilk yazılı anlaşmasıdır. Ama bu anlaşmada dışarıdan gelen bir saldırıya karşı birlikte hareket etme kararı alındığı için aynı zamanda bir ittifak anlaşması niteliği, hatta tarihin bilinen ilk ittifak anlaşması da diyoruz. Burada bir sorumuz vardı, üniversite sınavı sorumuz. Dersimizin başında Hititler'de değerlendirirken söylemiştik. Bu anlaşmada Hitit kraliçesi Pudeyapan'ın da mührü varsa dedik. Siyasi güç sahibi olduğunu kanıtlar. Böyle de bir anlaşmayla karşılaşıyoruz. Mısır medeniyeti veya Hitit medeniyeti içinde arkadaşlar. Bir de Pers İmparatorluğu var. Şimdi Pers İmparatorluğu'na baktığımız zaman İran'da karşımıza çıkan bir imparatorluk zamanla çok büyüyecek. Anadolu'da egemenlik kuracak. İşte bunlar ülkeyi ne yapacaklar? Satraplık adıyla eyaletlere bölecek arkadaşlar. Ve tabii ki aynı zamanda tarihin bilinen ilk posta teşkilatı. Şu cümleyi unutmayalım. Haberleşme ve ulaşımı kolaylaştıran her şey merkezi otoriteyi güçlendirir. Haberleşme ve ulaşımı kolaylaştıran her şey merkezi otoriteyi güçlendirir. O zaman posta teşkilatını kurmuş olmaları, kral yolunu inşa etmiş olmaları, hem tabii kral yolu hem ticareti geliştiriyor hem de aynı zamanda ulaşımı kolaylaştırıyor. Merkezi otoriteyi güçlendiriyor. Hatta satraplıklar bile ülkeyi küçük birimlere bölüp her yerde bir eyalet kurarsan, hatta şah gözü denilen bir çeşit casuslar yolla valiler de denetlendiği için ne olacaktır? Merkezi otorite burada güçlenecektir. İbranilere gelince arkadaşlar, ilk çağda karşımıza çıkan İbranilere baktığımız zaman bunların merkezi neresiymiş? Kudüs'müş. Yani Jerusalem dedikleri Kudüs, günümüzde Filistin toprakları içinde yer alan. Dinleri Museviliktir. Milli bir dindir arkadaşlar. Bu arada bilinen ilk tek tanrılı din olarak kabul edilir. Ve Musevilik milli bir dindir. Ne demek bu? Hani Musevi olunmaz, Musevi doğulur yaklaşım var ya arkadaşlar. İşte burada görüyoruz İbranileri. İlk çağda Filistin'le karşımda çıkıyorlar gördüğünüz gibi şu coğrafyada. Bu tabii milli din anlayışından hareketle ne yaptılar? Kendilerini hep üstün görmüşlerdir. Bu üstünlükte tabii ki o muhteşem Süleyman Mabedi yapısı da vardı. Yani kendileri bakın biz nasıl bir medeniyetiz ki neler inşa edebiliyoruz yaklaşımıyla hareket etmişlerdir. Hazreti Süleyman Mabedi olarak bilinen bir yapıdan bahsediyoruz tabii ki. Tarihte birkaç defa sürgüne maruz kalmışlardır. Babiller bunları sürdü. Daha sonra geri döndüler. Sonra Roma sürdü. Roma'ya isyan ettiler. Roma bunları dünyanın dört bir yanına sürdü arkadaşlar. Yani birkaç sürü dini inançtan dolayı göç etmişlerdir ki biz bunları göçler içinde sonraki dersimizde değerlendireceğiz. Gelelim Fenikelilere. Kim bu Fenikeliler arkadaşlar? Bir Suriye Filistin medeniyetidir.
bugünkü Suriye sahillerine karşımıza çıkan bir medeniyettir. Tarım alanları az olduğu için denizcilikle uğraşmışlar arkadaşlar. Denizcilik ve deniz ticaretiyle uğraşmışlar. Hatta yurtlarından uzaklarda pek çok koloni kurmuşlardır. Ancak kurdukları bu kolonilerde uzun süre tutunamadılar. Neden? Çünkü malum bunlar sömürge olarak görüyorlar kolonilerini. Yurt değil. Mesela Yunanlılar oralarda kalıcı olabilmişken bunlar kalıcı olamadılar. Çünkü buraları ne olarak görmüşlerdir? Sömürge olarak görmüşlerdir. Fenike deyince aklımıza bir, Akdeniz'de kurdukları koloniler. Tabii ki bu sayede ön Asya kültürünü taşımışlar Avrupa'ya ya da işte Akdeniz'in çevresine. Ve alfabe vardı. Bir önceki dersimizde konuşmuştuk. İlk alfabeyi, ilk yazıyı Sümerler. İlk hieroglif yazısını, resim yazısını Mısır. İlk alfabeyi kim bulmuştu? Fenikeliler. Dolayısıyla bu alfabe günümüzdeki Latin alfabesine kadar gidecek olan alfabelerin atası olarak bilinir. Ne vardı bir de? Hint medeniyeti vardı arkadaşlar. Şimdi sıfırı ilk kullanan medeniyet kimmiş? Hintmiş arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Sıfırı ilk kullanan medeniyet Hintlerdir. Fakat sıfır sayı olarak kullanmayacaklar. Sıfırın sayı olarak kullanılması çok daha sonra olacaktır. Hindistan'da bir de ne vardı? Kas sistemi vardı arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ha, bu arada aritmetiğin gelişimine de matematik etki edecek. Kas sistemine gelirsek, özelliği neydi kas sisteminin? Sınıflar arası geçişin yasak olduğu bir sistemdi değil mi bu kas sistemi? Tamam, toplumsal sınıflar var ama sınıflar arası geçiş nedir? Yasaktır. Dolayısıyla toplumsal nefreti ortaya koyuyor. Aslında Sami kökenli Arabistan'dan göç eden Aramiler Hindistan'ı ele geçiriyorlar. Bakıyorlar ki ya bu Hindistan çok zengin ama biz burada soyca kalıcı olamayacağız. O zaman biz kendimize ne diyelim? Brahmanlar ve Kşatriyalar diyelim. Yani rahipler, soylular, askerler diyelim. Diğerlerini alt sınıflara bölüyorum. Tabii burada o sınıfları da motive ediyorlar. Sen bu sınıftasın ama bu sınıfın gereğini dört dörtlük yaparken yeniden yani reenkarnasyonla ya da karmayla yeniden dirileceksin ve dirilişle beraber bir üst sınıfa geçeceksin. İnancını yayıyorlar ve sınıfları böyle bölüyorlar. Burada sınıflar sorulabilir arkadaşlar. O yüzden Vaisyalar, Sudralar hatta Dalit dediğimiz dokunulmazlar vardır ki bunlara dikkat edelim. Sorulabiliyoruz dediğim gibi. Sınıflar arası geçiş yasak olduğu için çok zengin olmasına rağmen Hindistan'da siyasal birlik sağlanamamıştır. Kültürel birlik sağlanamamıştır. Bu nedenle aslında Hindistan'da merkezi güçlü bir imparatorluk kurulamamıştır. Bu kadar zenginliğe rağmen. Hatta Hindistan'ı istila etmek isteyenler dağları aştıktan sonra bu coğrafyada kolayca egemenlik kurabilmişlerdir arkadaşlar Hint medeniyeti içinde. Çin medeniyetine bakarsak burada ne göreceğiz? Şimdi tabii Çin kültürünün oluşmasında tarih süreçte Türkler, Moğollar, Tibetler falan da etkilidir. Peki Çin kültürü deyince benim aklıma ne gelecek? Barut, pusula, kağıt, dümen, ipek, mürekkep gibi unsurlar gelecektir. Bunlar dünyadaki bilimsel, sanatsal, kültürel, teknolojik alanlarda çok büyük bir dönüşüme neden olacaktır. Ama Çin en çok neyle bilinir? İpek yoluyla. Çin'den doğan İpek yolu arkadaşlar Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'e ki Karadeniz üzerinden de İstanbul'a Hazar'ın güneyinden Anadolu'ya girer. Ve böylece Haçlı seferlerine kadar Asya'nın gelişimine katkı sağlar. Ama Haçlı seferlerinden sonra İpek yolundan gelen mallar Venedik ve Cenevizli tüccarlar tarafından Avrupa'ya taşınacak. Ve coğrafi keşiflere kadar ekonomiyi yönlendiren iki önemli ticaret yolundan birisi olacak. Hindistan'dan doğan baharat yoluyla birlikte arkadaşlar. Çin medeniyeti de böyle. Hadi şimdi birkaç soruyla dersimizi noktalayalım. Şimdi, parşömen kağıdının Bergama şehrinde icat edilmiş olmasıyla hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir? Bilgi ve kültürel birikim giderek artmaz. Evet yani kağıt yapılmış Bergama'da. O zaman ne olur bu? Kültür birikimi giderek artacaktır. Cevabımız A'dır. Antik Yunan kültürüyle Mısır'la Bergamalı'nın tarihinden ilk matbaasıyla ya da sanat anlayışıyla ilgisi yok arkadaşlar. Basit bir soru cevap A'ymış. Yukarıda verilen özelliklerle aşağıdaki toplumlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Şimdi bakalım. Tarihin bilinen ilk ilahi dinine kim inanmıştı? Az önce konuşmuştuk. İlk ilahi din İbranilerdi. İlk anayasal özellikler taşıyan kanunları yapanlar kimdi? Babiller, Hammurabi kanunları. İlk tarafsız tarih yazıcılığı anallar kimlerdeydi arkadaşlar? Hititlerdi.
İlk alfabeyi oluşturan medeniyet kimdi? Fenikelilerdi. Demek ki cevabımız Roma olacak. Çünkü Roma ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Bir sorumuz daha var. İlk çağda Mısırlar mumyacılıkta gelişmiş. Yunanlar modern heykel sanatına öncülük etmiş. Sümerler zikurat denilen tapınaklar yapmış. Bu gelişmenin uygarlıkların hangi özellikleriyle ilgilidir? Üretim faaliyetleriyle ilgisi var mı? Mumyacılık, modern heykel, zigurat. Üretim faaliyeti deyince ne geliyor aklımıza? Tarım, ticaret, hayvancılık gibi şeyler geliyor. Bu yok. Eşitsizliğe dayanan toplum yapısıyla ilişkili mi? Hayır. Yani buradaki eşitsizliğe dayalı diyebilmek için soylu, köle gibi kavramlar kullanmak lazım. Siyasi yapı, yani krallık, şehir devleti, imparatorluk gibi şeyler yok. Sanatsal etkinlik, yani mumyacılıkta bir sanat göremiyoruz. Dinsel inanışlarla. Neden? Ahiret inancından dolayı ne yapmışlar? Mumyacılık. Yunanlar tanrılarının heykellerini yapmışlar. Ve onları ne yapmışlar? Öne çıkarmışlar. Sümerler zigurat adıyla tapınaklarla ne yapmışlar? Hatta tanrıların hareketlerini incelemişlerdir. Bunların üçü de dinsel inanışların sonucu olarak karşımıza çıkar. Şimdi bir önceki dersimizin ödüllü sorusunu çözelim. Şimdi Asurların tarihin bilinen ilk kütüphanesini oluşturması. Asurların tarihin bilinen ilk kütüphanesi oluşturması bilgi birikimine sahip olduklarını gösterir. Çünkü kütüphaneye eserlerini, kitapları yazıp kütüphanede saklamışlar. Farklı kültürlerle etkileşim içinde olduklarını bilmiyorum bak. Kütüphane kültür aktarımına, burada olduğu gibi kültür aktarımına neden olur bir sonraki nesle. Ama farklı kültürle mi? Hani benim bunu verebilmesi için şöyle demesi gerek. Yani burada mesela şey deseydi, işte bu kütüphanede sadece Asurlara değil aynı zamanda Mısırlara ait kitaplara da rastlanmıştır deseydi ben anlardım burada farklı kültürle iletişim olduğunu. Ama farklı diyebilmem için buradaki veri yeterli değil ama kitaplar kültür aktarımını sağladığına göre cevabımız D, 1 ve 3 olmalı. Şimdi bu dersimizin ödüllü sorusuna bir bakalım. Asurlarla ilgili bir soru sormuş arkadaşlar. Bu bilgiler hangilerini kanıtlar diye soruyor. Sorumuzu dikkatle yine her zaman yaptığımız gibi çözelim. Cevaplarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Cevaplarla birlikte düşüncelerinizi, görüşlerinizi de yazarsanız seviniriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi konuyu işleyeceğiz? Türkiye'nin coğrafi konumu. Bu konu aslında bir önceki derste görmüş olduğumuz o coğrafi koordinat sistemindeki paralel, meridyen, enlem, boylam kavramları vardı ya. Bunun devamı niteliğinde. Yani biz orada öğrenmiş olduğumuz bilgilerin birçoğunu Türkiye'nin coğrafi konumunu belirlerken kullanmak isteyeceğiz. Peki bugün bizi ünite içeriğimizde hangi konular bekliyor? Gelin hep birlikte şöyle bir göz atalım. Ünite içeriğimize baktığımızda bugün bizi İki kavram bekliyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin mutlak konumudur. Yani biz burada mutlak konum ifadesini enlem ve boylam derecelerine göre belirliyoruz. Bir de burada Türkiye'yi göreceli konum anlamında tarif edeceğiz. Bu da doğuya göre batı şöyledir, kuzeye göre güney böyledir, etrafında şunlar vardır, şunlara göre böyle bir konumu avantajı vardır diyebileceğimiz ifadeler. Bak bunu gündelik hayatımızda aslında biz kullanmaktayız. Hem mutlak konumu hem de göreceli konumu. Nasıl? Şimdi sen arkadaşınla buluşmak istiyorsun ve arkadaşın buluşacağınız güzel bir yer belirledi. Aradın, dedin ki kanks neredesin? O da buradayım dedi ve sen orayı bilmiyorsun ve ilk defa gideceksin. Şimdi sana orayı tarif edecek. Diyecek ki bunun yanında, şunun altında, şunun üstünde, şunun köşesinde, şuradan ileriye git, 100 metre sonra sağa sola dön falan bir şeyler diyecek. Sen ya ben böyle bilemem diyeceksin. Ben nerede miyim ilk defa geliyorum diyeceksin. O da diyecek ki sana tamam ben senin işini kolaylaştırıyorum. Ne yapacağım? Hemen sana WhatsApp'tan konum atıyorum. Konumu attığında bu sefer ne yaptı? Direkt oranın dünya üzerinde nerede yer aldığını buldu ve sana orada enlem boylam derecelerini verdi. O zaman sen arkadaşını iki şekilde ya da arkadaşın seni iki şekilde oraya götürüyorsa biz de Türkiye'yi iki şekilde dünya üzerinde tarif edebiliriz. Peki dersimiz bittiğinde bu dersin bize sağlayacağı en önemli fayda tabii ki de dünya üzerinde Türkiye'nin nerede yer aldığını, bu konumunun ne gibi özelliklere sahip olduğunu onları öğrenmiş olacaksınız. Dersimiz bittiğinde hemen birinci 0'dan 9'a coğrafya okunu
özetli soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Sayfa 40-42 aralığını çözüyorsunuz. Dinamo coğrafya, bu soru bankası kitabımız var ya, güzel, hem yazılı için hem TYT için hem de 10. sınıf için güzel bir şekilde hazırlanmış kitabımızdan da o Türkiye'nin coğrafi konumu kısmını çözmeyi unutmuyorsunuz diyelim. Şimdi coğrafi koordinat sistemi, coğrafi konum dediğimizde herhangi bir merkezin, bakın unutmayalım, dünya üzerinde nerede yer aldığını tarif etmede kullandığımız konum ifadesidir. Ve coğrafi konum dediğimizde bakın şurada güzel ülkemizi görebilmektesiniz. Türkiye'yi biz nasıl tarif edebiliriz? Türkiye'yi birinci ölçekte mutlak konum anlamında tarif edebiliriz. Bak artık ifadelerde sen bunu matematik olarak değil, mutlak olarak bileceksin. Ve coğrafi konum bir mutlak konum olarak tarif edebilir ve mutlak konum ifadesinde biz Türkiye'nin hem enlem derecelerini hem de boylam derecelerini bilmek zorundayız. Yani diyoruz ki Türkiye 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemleri, 26 derece doğu, 45 derece doğu boylamları arasında yer alır diyoruz. Böyle bir tarif yapıyorsak o zaman bu nedir? Mutlak konum ifadesidir diyebiliriz arkadaşlarım. Bir de özel, ama bunu biz artık ne olarak bileceğiz? Göreceli konum olarak bileceğiz. Bu da başka bir tarif cinsidir. Peki bu tarifte nasıl oluyor dersek? Türkiye hem Avrupa hem Asya'da toprakları bulunan, üç tarafı denizlerle çevrili olan, Asya, Avrupa, Asya, Afrika kıtalarının tam kesişim noktasında yer alan bir ülkedir diyoruz. Şimdi burada da biz enlem boylam derecelerini kullanmadık. Sadece Türkiye'nin diğer bölgelere göre konumu, etrafında nelerin olduğu ile ilgili ifadelere baktık. Doğu ve güneyinde petrol, doğalgaz zengini ülkeler, batısında sanayisi gelişmiş Avrupa ülkeleri var. O zaman ne yapacağız? Boru hatları bizim ülke topraklarımız üzerinden geçecektir. İşte bunlar da çevresindekilere göre farklı durumlar arz ettiğinden dolayı göreceli konum diyeceğiz. O zaman şuraya da şöyle mutlak ve göreceli konum olmak üzere ikiye ayrılır diyoruz. Ve bir, Türkiye'nin mutlak konumu dedik. Biz bir alanın mutlak konumundan bahsedelim. Mutlaktır. Bak dikkat et. Mutlak, sabit, değişmez. Bu hep vardır, bu hep aynıdır. Nedir peki bunlar? Türkiye arkadaşlar, birincisi ekvatora göre konum almam lazım. Ekvatorun neresindeyiz? Üst kısmı, yani kuzeyindeyiz. Ve Türkiye 36 derece, 42 derece kuzey enlemleri arasında yer almakta. İkinci konumumuzu ise biz Greenwich'e göre alırız. Yani başlangıç boylamına göre alırız. Bunun da sağındayız. Nedir bu? 26 derece doğu, 45 derece doğu boylamları arasında yer alır diyebiliriz. Şuraya da şöyle doğu yazdım. O zaman hadi şöyle güzel bir şekilde tekrar edelim. Türkiye ekvatora göre kuzeyde yer alıyor. 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemleri arasında. Bu bir. İkincisi, Türkiye Greenwich'e göre doğu yarımkürede yer alır. 26 derece doğu, 45 derece doğu boylamları arasındadır. Bu işte 4 tane sayısal değerin kesişimi Türkiye'nin dünya üzerinde nerede yer aldığını gösterir. Bak şunu unutma. Sadece biz Türkiye 36 derece, 42 derece kuzey enlemleri arasında deseydik, Türkiye şu çizmiş olduğum aralığın içerisinde bir yerde olurdu. Nerede? Bunun için boylamına da ihtiyacım var. 26-45 doğu dediğimde şu aralığın arasında olacak ve ikisinin kesişim noktası güzel ülkem tam burada. Ve burada önemli ifadelerden bazıları var. Mesela Türkiye ekvatora göre nerede? Başlangıç boylamına göre nerede? Dönenceye göre nerede? Ve hangi matematik iklim kuşağında yer alıyor? Onlardan bahsetmemiz gerekirse. 1. Türkiye ekvatora göre hangi yarım kürede yer alıyor dersek, ekvator başlangıç paraleliydi. 0 derece olarak yazıyorum. Ve ekvatorun şu üst kısmına ne diyorduk biz? Kuzey yarım küre diyorduk. O zaman Türkiye ekvatora göre hangi yarım kürededir dediğinde kuzey yarım kürededir diyoruz. O zaman birinci ifadede bunun bir takım sonuçlar var. Türkiye sonuçta kuzey yarım kürede yer alıyor diyoruz. Bunu kanıtlayan durumların olması lazım. Devam ediyorum. Türkiye dönenceye göre hangi yarım kürede yer alır ya da hangi yönde yer alır dersek, şimdi 23 derece 27 dakika kuzey enlemi, burası yengeç dönencesi. 23 derece 27 dakika güney enlemi, burası da oğlak dönencesiydi. Ve dikkat ederseniz Türkiye yengeç dönencesinin neresinde? Üzerinde yer alıyor. Üzeri demeyeceğiz. Coğrafi anlamda orası hangi yöndür? Kuzeydir. O zaman yengeç dönencesine göre
kuzeyde yer almaktadır diyebiliriz. Devam ediyorum. Greenwich'e göre hangi yarım kürede yer alır? Greenwich başlangıç boylamı olarak geçer ve biz başlangıç boylamının doğusundayız. Yani doğu yarım kürede yer almaktayız. Bununla birlikte Türkiye matematik iklim kuşakları içerisinde hangi kuşakta yer alır dersek, bunu eksen eğikliğinde görmüştük ya, ekvatoral kuşak, orta kuşak ve kutup kuşağıydı. Dönence arasında kalan şu kısma biz ekvatoral kuşak diyeceğiz. Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım, rengimizi hemen değiştirelim. Dönence ile şurada kuzey kutup dairesi var. Bu dönence ile kutup dairesi arasında kalan kuşağı ise biz orta kuşak diyoruz. Şöyle çizdiğimizde neyi dikkatimiz çekti? Türkiye kuzey yarım kürede orta kuşakta yer alır diyebiliriz. O zaman şunu unutmayalım. Türkiye'nin mutlak konumunun sonuçları içerisinde dört tane maddeden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi, ekvatora göre kuzey yarım kürededir. Bunlardan ikincisi, yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alır. Bunlardan üçüncüsü, Türkiye Greenwich dediğimiz başlangıç boylamının doğusunda yer alır. Bunlardan dördüncüsü, Türkiye matematik iklim kuşakları anlamında dönence ile kutup dairesi arasında kalan yer dediğimiz orta kuşakta yer alıyor diyebiliriz. Hadi gelin hepsini teker teker şöyle açalım. Birincisi, ne dedik? Türkiye kuzey yarım kürede yer alıyor. Artık bunu herkes ne yapıyor? Biliyor. Peki Türkiye kuzey yarım kürede yer aldığı için meydana gelen bazı durumlar olacaktır. Nedir dersek, bak dikkat et cümleye. Buna bağlı olarak kuzeye doğru gidildikçe diyor. Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidiyorum. Güneyde kim olsun? Türkiye'nin en uç noktası Hatay. Bir. İkincisi, kuzeyde kim olsun? Türkiye'nin en uç noktası Sinop. Bak, güneydeki en uç noktamız Hatay. Kuzeydeki en uç noktamız Sinop, İnceburun. Doğudaki en uç noktamız Iğdır. Batıdaki en uç noktamız ise Çanakkale olarak karşımıza çıkacak. Ve bize burada ne demiş? Türkiye kuzey yarım kürede yer alır ve buna bağlı olarak Türkiye'de kuzeye doğru gidersen, yani Hatay'dan nereye doğru gidiyorsun? Sinop'a doğru gidiyorsun. Neler meydana gelir dersek, bak dikkat edin şimdi. Buradan hemen şöyle çıktım ve Google Earth'ümüzü açtık sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bilmemiz gereken bazı ifadeler var. Bunlar nelerdir dediğimizde arkadaşlar, bakın. Şimdi şöyle geliyorum, yukarıya doğru çıktım. Tam şu kısımda ekvatoru görüyorsunuz arkadaşlar. Ekvatora baktığımızda, ekvator dediğimiz alana dikkat ettiğimizde arkadaşlar, biz nerede yer alıyoruz ekvatorun? Kuzeyinde yer almaktayız. Bununla birlikte burada en önemli dikkat etmemiz gereken durumlardan bir tanesi şudur. Hatay dediğimiz kısım nerede yer almakta? Hatay dediğimiz kısım Türkiye'nin en güneyinde yer almakta arkadaşlar. Bununla birlikte Sinop dediğimiz kısım nerede yer alıyor? En kuzeyinde yer alıyor. Ben şimdi burada Hatay'dan Sinop'a doğru gidersem, en kuzeyden en güneye doğru gidiyorum ya, aslında nereden nereye doğru gitmiş oluyorum? Ekvatordan kutba doğru gitmiş oluyorum. Eğer ki bize bir ifadede Hatay'dan Sinop'a doğru gittiğimizde bir durum, değişen bir durum derse, hemen şöyle güzel bir şekilde gösterelim bunu da. Şöyle Türkiye'ye yaklaşıyorum burada. Şurada Hatay'ı görebilmekteyiz. Tam şu kısım, görüyor musunuz? Bak burada mesela dereceleri de gördün. 36 North diyor, gördün mü? Bak tam şu kısımda. Bununla birlikte buranın bir de boylam derecesi var. Kesiştiğinde işte o coğrafi koordinat sistemi ortaya çıkıyor diyebiliriz. Hatay'dan ben burada Sinop'a gittim mi? Bak şimdi geriye doğru geliyorum. Geriye doğru geldim. Şurası ekvator değil mi? Evet, ekvator. Ekvatordan aslında nereye doğru gitmiş oldum? Kutba doğru gitmiş oldum mu? Oldum. O zaman ben Hatay'dan Sinop'a doğru gidersem aslında dünya üzerinde nereden nereye gitmiş oluyorum? Ekvatordan kutba doğru gitmiş oluyorum. E bunun ister istemez bir takım sonuçları olacak mıdır dersek, tabii ki de olacaktır. Neler? Birincisi, güneş ışınlarının yere düşme açısı. Hatay'dan Sinop'a doğru gittikçe ne yapar? Daralır diyebiliriz. Aslında biz bunu nereden biliyoruz? Dünyanın şekli ifadesinden biliyoruz. Hatay ekvatora daha yakın, Sinop ise kutba daha yakın. O zaman Hatay'a güneş ışınları Sinop'a göre daha dik açıyla gelecektir. Ve Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları
azalır diyebiliriz. Aynı zamanda denizlerin tuzluluk oranı Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe azalır diyebiliriz. Akdeniz mi daha tuzlu, Karadeniz mi daha tuzlu dediğimizde tabii ki de öğretmenim Akdeniz daha tuzlu dediğinizi duyar gibiyim. Daimi kar alt sınırı, yani kalıcı kar alt sınırı. Şimdi bak, burada dikkat et. Hatay'a ne dedik? Daha sıcak dedik. Şimdi Hatay'ın bulunduğu yere şöyle bir tane dağ çizsek, Sinop'un bulunduğu yere de aynı dağdan bir tane daha çizsek. Durum şu. İkisini tamamen karla kapladığında burası daha sıcak mı Hatay? Daha sıcak. Sinop ise ona göre daha soğuk mu? Daha soğuk. O zaman burada daha çok kar erir ve erimeyen kar daha yukarıda kalacak mı? Kalacaktır. Ama Sinop Hatay'a göre daha soğuk olduğu için bu sınır biraz daha aşağıya doğru gidecek mi? O zaman kalıcı kar alt sınırı Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe alçalır diyebiliriz. Çizgisel hız neyle ilgiliydi? Paralelimizin çevre uzunluğuyla ilgiliydi. Ve Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe çizgisel hızımız azalır. Bak, burada da şuna hemen şöyle dikkat etmende fayda var. Hemen gene Google Earth'ümüzü açtık sevgili arkadaşlar. Şimdi ekvatorun bulunduğu yerin bu uzunluğuna bakarsanız, bak paralelin uzunluğuna bakarsanız, kutba doğru gittiğimizdeki paralellerin uzunluğuna bakın. Tam şöyle aldığımızda bu aslında çok daha güzel bir şekilde görülecektir. Bak, 50 derece kuzey paralelinin çevre uzunluğuna dikkat et. Bir de şurada yakınlaştığımızda 80 derece paralelinin çevre uzunluğuna dikkat et. Şimdi hangisi daha geniş? Tabii ki de 50 derece daha geniş. Ben burada şöyle bir tam tur attığımda 24 saat geçecek. Şurada tam tur attığımda da 24 saat geçecek. E hangisinde daha hızlı olmam lazım? E burada. Niye? Çünkü buranın yolu daha uzun değil mi? O zaman burada 24 saati daha hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Ama burada 24 saati daha yavaş bir şekilde tamamlıyoruz. Bu çizgisel hızdır. Hemen şöyle geldiğimizde Hatay'dan geçen paralelin çevre uzunluğu Sinop'tan geçen paralelin çevre uzunluğundan daha fazladır. O zaman Hatay'da 24 saati daha hızlı bir şekilde tamamlamam gerekir. Sinop'ta ise bunu daha yavaş bir şekilde tamamlamam gerekir diyebiliriz. O zaman diyoruz ki çizgisel hızımız kutuplara doğru gidildikçe azalır. Gölge boyu kutuplara doğru gidildikçe uzar. O zaman Hatay'dan Sinop'a doğru gittiğimizde de gölge boyu uzar. Yer çekimi Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe artar. Ve unutmayalım, 4Ç ifadesi vardı ya, çap, çekim, çember, çevre. Yer çekimi dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlıyor. Gece ile gündüz arasındaki süre farkı artar. Grup betan süresi, alaca karanlık süresi çizgisel hıza bağlı olarak Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe uzar. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süreci sıcaklığın azalmasına bağlı olarak uzar. Tarım, orman, yerleşme üst sınırları Sinop'a doğru gidildikçe alçalır. Ve bakı yönü bizim ülkemizde güney yamaçtır diyebiliriz. Buna yıldız atıyorum. Birazdan bunu bir tık daha açacağız. Şunu unutmayalım. Eğer ki biz Hatay'dan Sinop'a doğru gittiğimizde meydana gelen durumlar varsa, bu Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer aldığını kanıtlar. Çünkü Hatay'dan Sinop'a doğru gittiğinde ülkede kuzeye doğru gidersin. Dünya ölçeğinde de nereye doğru gidersin? Kutba doğru gidersin. Bunu unutmayalım. Bu önemli bir ifadeydi. İkinci durum. Türkiye matematik iklim kuşakları içerisinde orta kuşakta yer almaktadır. Bunun bazı sonuçları var. Şuraya yıldızı attım. Bence bu yazılı da size soru olarak karşınıza çıkacak bir ifade. Diyecek ki Türkiye kuzey yarımkürenin orta kuşağında yer alır. Buna göre Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının ne gibi sonuçları vardır yazınız diyecek öğretmeniniz. Burada biz bazı kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Nedir bu kelime? 4, batı, cephe, Akdeniz diyelim. Buzulu şöyle aşağıya alıyorum. Bunu şöyle saçma sapan bir şekilde de kodlamamız gerekirse. Ne diyelim? Batı cephesinden 4 mevsim Akdenizliler geliyor. Bak, batı cephesinden 4 mevsim Akdenizliler geliyor. Bu Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığını kanıtlar. Şimdi Türkiye orta kuşakta yer alıyor. Neydi bunun kanıtlayan durumları? Batı cephesinden 4 mevsim Akdenizliler geliyor dedik. O zaman batı rüzgarları etkili mi? Etkili. Batı cephesinden dedik. Cephesel yağışlar görülür mü? Görülür. Batı cephesinden 4 mevsim. 4 mevsim belirgin olarak yaşanır mı? 4 mevsim Akdenizliler geliyor. Akdeniz iklimi görülür mü?
görülür. Şimdi bunları biraz açmamız gerekirse. Batı rüzgarı dediğimiz 30 derece dinamik yüksek basınç kuşağından 60 derece dinamik alçak basınç kuşağına eser. Bu rüzgar kuzey yarımkürede böyle düz giderken dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya dönmesine bağlı olarak şöyle saat yönünde sapmaya uğrar. Nereden geldi Türkiye'ye? Batıdan geldi. Ah, batı rüzgarları. Devam ettim. Türkiye'de özellikle kış döneminde kuzeyden soğuk hava kütlesi ve güneyden sıcak hava kütlesi gelir. Bunlar burada çarpışır, yükselir ve yağışlara sebebiyet verir. Farklı hava kütlerinin karşılaşma sahasında olduğu için cephesel yağışlar görülür. Akdeniz iklimi 30 derece enlemi ile 40 derece enlemleri arasında yer alan karaların deniz kıyılarında görülür. Bizim enlem derecemiz 36-42 kuzey enlemi değil mi? 30-40'ın arasındasın. O zaman Akdeniz iklimi de görülecektir. Ve ortada yer aldığımız için sıcaklıklarımız yükselebiliyor, düşebiliyor, arada da kalabiliyor. Yaz, sonbahar, kış, ilkbahar dediğimiz dört mevsimde biz belirgin bir şekilde yaşıyoruz. Aynı şekilde kutba yakın bir sahada olmadığımız için buzul şekilleri de bizim ülkemizde yaygın değil. Batı cephesinden dört mevsim Akdenizliler geliyor dediğimizde batı rüzgarı, dört mevsim, cephe yağışları ve bununla birlikte Akdeniz iklimi diyebiliriz. Geldik bir diğeri, dönenceye göre nerede yer alıyor dediğimizde yengeç dönencesinin Türkiye kuzeyinde yer alır. Yengeç dönencesi 23 derece 27 dakika kuzey enlemidir ve biz bunun daha kuzeyinde yer alıyoruz. O zaman dünyada güneş ışınları dönenceler arasına ve dönenceleri dik açıyla geliyor muydu? Dönenceler arasına yıl içerisinde iki kez, dönenceleri yıl içerisinde birer kez dik açıyla geliyordu. Ve Türkiye dönencenin dışında yer aldığı için güneş ışınları Türkiye hiçbir zaman dik açıyla düşmez. Bak, bu Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer aldığını kanıtlamaz. Bu Türkiye'nin dönencenin dışında yer aldığını kanıtlar, tamam mı çocuklar? Bunu unutmayalım. Ve bununla birlikte yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığımızı tam kanıtlayan durum şudur. 21 Haziran tarihinde Türkiye'ye güneş ışınları gelebileceği en dik açıyla gelir. 21 Aralık tarihinde ise Türkiye'ye güneş ışınları gelebileceği en eğik açıyla gelir. O zaman Türkiye'ye güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla gelmemesi dönencenin dışında yer aldığımızı kanıtlar. 21 Haziran'da gelebileceği en dik, 21 Aralık'ta ise gelebileceği en eğik açıyla geliyorsa yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığımızı kanıtlıyor. Bununla birlikte bizim cisimlerimizin öğle vakti ölçülen gölge boyu her zaman vardır ve hiçbir zaman sıfır olmaz. Her zaman gölge boyun vardır. 21 Haziran'da gölgen en kısa, 21 Aralık'ta ise gölgen en uzundur diyebiliriz. Ve gölgen varsa göstereceği bir yön var. Güneş bana güneyden geldi mi? Geldi. Gölgem hop arka taraf, yani öğle vakti gölgemiz her daim nereyi gösterecektir? Kuzeyi gösterecektir diyebiliriz. Ve bizim ülkemizde en sıcak aylar Haziran, Temmuz, Ağustos. En soğuk aylar ise Aralık, Ocak, Şubat. Lan sen zaten Haziran, Temmuz, Ağustos ayında yaz, Aralık, Ocak, Şubat ayında da kış mevsimini yaşamıyor musun? Bitti gitti. Ve Türkiye güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır, kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı azaltır. Şunu da unutmayalım. Bu Türkiye'nin aynı zamanda kuzey yarımkürede yer aldığını da gösteren bir durumdur diyebiliriz. Geldik. Türkiye başlangıç boylamı dediğimiz Greenwich'in doğusunda, yani doğu yarım kürede yer alır ve başlangıç meridyenine göre hem yerel saatlerimiz hem de ortak ulusal saatlerimiz ileridir. Ve şunu birazdan açacağım. Doğumuzla batımız arasında 19 boylamlık fark var ve Türkiye ikinci ve üçüncü saat dilimleri içerisinde yer alır. İkinci saat dilimi dediğimiz 30 derece doğu boylamı, üçüncü saat dilimi dediğimiz 45 derece doğu boylamıdır. Ve burada 30 doğu boylamı İzmit'tir. 45 doğu boylamı ise Iğdır'dır. Biz eskiden ne yapıyorduk? Saatlerimizi kış dönemine doğru geldiğimizde bir saat geri alıyorduk ve burada 30 doğu boylamının yerel saatini ortak saat olarak geri saat uygulaması anlamında kullanıyorduk. 45 doğu boylamını ise yaz döneminde ileri alıyorduk. Iğdır'ın yerel saatini ortak saat olarak kullanıyorduk. Artık 30 doğu boylamında yer alan İzmit out oldu. Artık onu kullanmıyoruz. 45 doğu boylamında yer alan Iğdır in oldu. Artık burayı ne yapabilmekteyiz? Kullanabilmekteyiz. Biz doğu batı yönlü çok boylam farkı olan bir ülke olmadığımız için ülkede aynı anda tek ulusal saat kullanılmaktadır diyebiliriz. Şimdi şöyle geri geldim arkadaşlar. Burada
biz bazı şeylerden de bahsetmemiz gerekiyor. Şurada bahsedersek hemen şöyle ben şurayı sileyim. Türkiye'nin en uç noktaları, biraz önce güneydeki en uç noktamız, kuzeydeki en uç noktamız, doğu ve batıdaki en uç noktalarımızdan bahsetmiştik. Bu enlem ve boylam derecelerini çizmemiz gerekirse, şurası 42 derece kuzey enlemi, burası ise 36 derece kuzey enlemi. Türkiye'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki kuş uçum mesafeyi sorarsa 42 eksi 36 diyorum, 6 tane enlem derecesi geçmekte. Her bir derece arasında 111 kilometre vardı. 6 çarpı 111 kilometre dediğimizde 666 kilometre güneyimizle kuzeyimiz arasında kuş uçum mesafe vardı. Bir de boylam derecelerimiz vardı. 26 derece doğu, 45 derece doğu boylamları arasındayız. Boylamla da biz zaman farkını hesaplıyorduk. 45 eksi 26 diyorum, 19 boylam farkımız var. Her bir boylam arası 4 dakikaydı. 19 çarpı 4'ten de 76 dakika diyoruz. Yani en doğumuzla en batımız arasındaki yerel saat farkımız 76 dakika. En güneyimizle en kuzeyimiz arasındaki kuş uçumu mesafede 666 kilometredir diyebiliriz. Hatay toprak tutan. Geldim şuraya. Iğdır dil ucu. Sinop, ince burun, Çanakkale, Gökçeada, Avlaka burnu diyebiliriz. En uç noktalarımız. Bunları da ekstra genel kültür anlamında bilgimiz olsun diyorum. Bunlar hep mutlaktı. Bak şimdi şuna dikkat et. Biz bu ifadeleri açıklarken bunların hepsini neye dayandırdık hep? Enlem ve boylam derecelerine dayandırdık. Eğer ki sana verilen bir ifadeyi enlem ve boylam derecelerine dayandırıyorsan bunların hepsi mutlak konum olarak ifade edilmektedir. Bunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik göreceli konum ifadesine. Göreceli diyorsak enlem boylam işin içerisinden çıkacak. Peki nedir bu durumlar dersek? Birincisi, şöyle sağ taraftaki haritama baktığımda Türkiye'nin şu batı kısmında Avrupa kıtası yer almakta. Doğu kısmında geniş, kocaman bir Asya kıtası. Güney kısmında da Afrika kıtası yer alıyor. Şöyle bir gözüne baktığında Türkiye nerede? Allah'ım böyle bir konum yok işte ya. Türkiye bu üç kıtanın tam kesişimi noktasında yer almaktadır. O zaman göreceli konumun birinci sonucu Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunmaktadır. Bak sen bunu enlem ve boylam derecene göre açıklayabilir misin? Açıklayamazsın. Yani Türkiye 36-42 kuzey enleminde yer aldığı için üç kıtanın kesişim noktasındadır. Böyle bir şey yok. Buradaki önemli olan durum nedir dersek sevgili arkadaşlar bak. Üç tane kıta var. Ve üç kıtanın biz tam neresindeyiz? Kesişimi noktasındayız. O zaman bu ifade Türkiye'nin mutlak değil göreceli konumuyla açıklayabileceğimiz bir durumdur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki burada hemen şöyle. Tekrar Google Earth'e geçmem gerekirse. Buradaki durumlara bakıyorum. Şimdi şöyle geldim. Bak. Türkiye tam burada. Canım güzel ülkem. Şöyle biraz geri geldim. Bak. Şurası neresi? Şurayı şöyle tanıştırayım. Avrupa. Burası neresi? Asya. Şurası neresi? Afrika. Türkiye tam neresinde? Bunların üçünün tam kesişim noktasında. O zaman bir kavşak görevi görüyor dersek doğru olur mu? Olur. Bak şimdi şuraya şöyle yaklaşıyorum. Burada iki tane önemli alanımız var. Şurada kim var? İstanbul Boğazı var. Burada kim var peki? Çanakkale Boğazı var. Burası Türkiye'yi kıta anlamında ikiye parçalıyor. Bu Marmara Denizi'nin batısı dediğimiz İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklar, Eli hattı var ya orası Türkiye'nin Avrupa kıtasında yer alan kara parçalarını oluşturmakta. Geri kalan kocaman şu Anadolu coğrafyasını görüyor musunuz? Bu Anadolu coğrafyası da Türkiye'nin Asya kıtasında yer alan topraklarını oluşturmakta. O zaman şunu unutmayalım. Türkiye üç kıtanın kesişim noktasında yer alabileceği gibi aynı zamanda Türkiye'nin iki kıtada da toprağı vardır diyebiliriz. Ve burada bizim iki tane önemli alanımız var. Bunlardan bir tanesi Karadeniz'in çıkış noktalarıdır bunlar. İstanbul Boğazı ve aynı zamanda Çanakkale Boğazı vardır. Bunlar bizim ülkemizi stratejik anlamda diğer çevresindeki alanlara göre daha önemli hale getirmiştir diyebiliriz. Peki üç kıtanın kesişim noktasında olduğumuz için enerji taşımacılığında koridor vazifesi göreceğiz. Peki bu durum nasıl gerçekleşiyor dersek sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle gene
Google Earth'ümüzü açmamız gerekirse, şuradan şöyle Google Earth'ten gösterin. Bak şimdi, bizim ülkemizin doğu kısmına geldiğimizde, doğu kısmında hemen şöyle şuradan da görünüm diyelim, katmanlar diyorum ve neleri açalım dersek her şeyi açalım. Her şeyi açtık. Şurada yollar, yöreler, sınırlar, ıvırlar, zıvırlar açıyoruz. Hatta tamam, çok güzel oldu. Bak şimdi güney kısmına geldiğimizde yaklaşıyorum. Burada kimi görüyoruz biz? Burada Suriye'yi görebilmekteyiz. Hemen yanında kim var? Irak var. Onun yanında kim var? İran var. Kuzeye doğru çıktığımızda Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan var. Türkiye'nin sınır komşuları bunlar. Biraz daha aşağı geldiğimiz zaman Suudi Arabistan, Umman, Yemen'i görebilmekteyiz. Afrika'ya geldiğimizde Mısır, Libya'yı görebilmekteyiz. Daha böyle kuzeye doğru gittiğimizde Rusya'yı görebilmekteyiz. Şimdi bizim bu doğu kısmımız, güney kısmımız, güneydoğu kısmımız petrol, doğalgaz zengini ülkeler tarafından çevrelenmiş. Batı kısmına geldiğimiz zaman Almanya'yı, Fransa'yı, İtalya'yı, İngiltere'yi, Portekiz'i, Çekya'yı, bunların hepsini düşünebilirsiniz. Belçika'yı, İsviçre'yi düşünebilirsiniz. Burada da sanayisi gelişmiş ülkeler var. Bak şimdi, sanayide en önemli ihtiyaç duyduğumuz kaynak nedir dersek enerjidir. Bu adamlarda, yani batı kısmındaki ülkelerde enerji yok. Doğu kısmındaki ülkelerde enerji çok. E ne duruyorsun Türkiye? Koridor olsana diyoruz ve arkadaşlar Türkiye işte doğu ile batı arasında enerji taşımacılığında koridor konumundadır. Önemlidir. Transit ticaret için elverişlidir. Ulaşımda köprü vazifesi görür. Ve böyle stratejik bir konuma sahip olan bir ülkenin hem küresel anlamda hem de bölgesel anlamda birçok örgüte üyeliği de mevcuttur. Kim var? Birleşmiş Milletler var. NATO var, İslam İşbirliği Teşkilatı var, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı var, G20 var, D20 var. Hepsi var abi. Niye? Çünkü konumumuz ciddi anlamda çok çok önemli sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte askeri açıdan da gene stratejik bir konuma sahibiz diyoruz. Şimdi burada ne dedik? İstanbul ve Çanakkale Boğazları bizim ülkemiz için stratejik anlamda önemli midir dedik? Evet, önemlidir dedik. Neden? Şöyle, şu kısımda şuraya, Karadeniz'e yaklaşıyorum. Şimdi şöyle hafif de geriye geliyorum. Burada katmanları da görünüm diyelim. Katmanlar diyelim. Şuradan şöyle biraz daha kılavuz çizgilerini kapatalım. Kılavuz çizgilerini kapattığımızda burayı çok daha güzel bir şekilde görebilmekteyiz. Bak, şurada kim var? Bulgaristan var. Şu kısımda kim var? Romanya var. Şöyle bu tarafa geldiğimde bak, Ukrayna'yı görebilmekteyim. Şu kısımda şöyle Rusya'yı görebiliyorum. Şu kısımda da şöyle Gürcistan'ı görüyorum. Bak Gürcistan, onun dışında şöyle geldiğimiz zaman Ukrayna, onun dışında geldiğimiz zaman Romanya ve Bulgaristan. Bunların Karadeniz'e kıyısı var mı? Var. Bunlar özellikle birçok ürünü deniz yoluyla ülkesine getirmek isteyecek çünkü maliyet azalsın. Şimdi bunlar birçok ürünü deniz yoluyla getirmek isterse şöyle geriye geçtiğimde nereden geçmesi lazım? Mesela tamamen sallıyorum. Biz Fransa'dan diyelim ya da İngiltere'den diyelim ya da Almanya'dan bir ürünü deniz yoluyla bu ülkelere götürmek istesek böyle geleceğiz. Akdeniz'e girdik. Akdeniz'e girdikten sonra şuradan ne yapmamız lazım? Şuradan geçmemiz lazım. Burada kim var arkadaşlar? Burada Çanakkale Boğazı var. Devamında nereden geçeceğiz? İstanbul Boğazı'ndan geçeceğiz. O zaman İstanbul ve Çanakkale Boğazı Bulgaristan için, Romanya için, Ukrayna için ve Gürcistan için bir çıkış niteliğinde mi? Evet. Tamam, Rusya için de çıkış niteliğinde ama geriye geldiğimizde Rusya'nın kuzey, batı ve doğu kısımdan çıkabileceği birçok alanda gene mevcuttur diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden İstanbul, Çanakkale Boğazı bizim için gerçekten çok çok önemli. Ve aynı zamanda Akdeniz, Ege, Karadeniz dediğimiz 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarımada vazifesi de görmektedir. Hemen sağ tarafta Türkiye'nin fiziki haritasını görebilmektesiniz. Haritaya baktığınızda hakim renk tonu nedir? Haritaya baktığınızda hakim renk tonu sarı ve tonlarıdır. O zaman bu bana neyi söyler biliyor musunuz? Türkiye'nin ortalama yükseltisi fazladır ve ortalama yükseltimiz 1141 metredir. Bazı kaynaklarda bu hala 1132 metre olarak gösterilmekte. Şunu da düşünebiliriz. Levhalar hareket ediyor. Bunu bir sonraki yıl işleyeceğiz ve ister istemez dünya ölçeğinde araziler yükselip alçaladı bilmekte. Şu anda Türkiye'nin ortalama yükseltisi 1141 metre olarak karşımıza çıkmakta. Ve dikkat ederseniz renk tonu ciddi anlamda farklılık göstermiş mi? Renk tonu eğer ki ciddi anlamda farklılık gösteriyorsa kısa mesafelerde yeryüzü şekilleri farklılık gösterir. Yani bizim arazimiz şöyle bir arazi değil.
hafif düz bir arazi değil. Bizim arazimiz nasıl? Böyle bir arazi. Yani bir anda yükselebiliyoruz, bir anda alçalabiliyoruz. Yer şekilleri engebelilik gösterdiği için tarımda makine kullanımı zordur. Ya sen bunda nasıl traktör kullanacaksın? Adam diyor ki düz bir arazim olsaydı traktörle rahat ekip biçebilirdim. Ama arazim böyle engebeli olduğu için traktörü çok zor kullanıyorum ki bazı alanlarda traktörü bile kullanamıyoruz ve insan gücüyle biz orada tarımsal faaliyetler yürütmekteyiz. Bakın şimdi Türkiye'deki dağlara baktığınızda doğu batı yönlü uzanmaktadır. Kuzeyde Kuzey Anadolu dağları, güneyde Toroslar. Doğu batı yönlü uzandığı için kuzeyden Karadeniz'in, güneyden Akdeniz'in o nemli hava kütlesini içeriye götüremiyor ve bizim ülkemizde karasallık şiddeti fazla. Şimdi böyle bir araziyi düzlemek istersen ciddi anlamda bir çalışma yapman lazım ve unutmayalım gerçek iz düşüm alan arasındaki farkımız fazla. Kuzey güney doğrultusunda özellikle yol yapım maliyetimiz yüksektir. Mesela sen Anamur'dan Ankara'ya gideceksen burada Torosları geçmek zorundasın. Torosları nasıl geçeceksin? Ya böyle tırmana tırmana geçeceksin. Bu çok zor. Rahatlatmak istiyorsan şuraya bir tünel yapacaksın. Oh maşallah subhanallah diyeceksin ama bu da maliyetimizi artıracaktır. Erozyon şiddetli ve aynı zamanda arazimiz sağ taraftaki gibi engebeli olduğu için tarım alanlarımız dar ve parçalıdır. İklim ve bitki örtüsü değişimi de fazladır. Kısa mesafede yeryüzü şekilleri çeşitlilik gösterdiği için aynı anda farklı mevsim özellikleri görülür. Şunu unutma, birazdan söyleyeceğiz. İklim, bitki örtüsü, toprak türleri, tarım ürünleri, turizm etkinlikleri çeşitlenmiştir. Bir yerde insanlar denize girerken diğer yerde o doğanın güzel yemyeşil atmosferiyle büyüleniyor. Bir yerde ise insanlar ne yapıyor? Hop kayak yapıyor. İşte bu bizim yeryüzü şekillerimizin çeşitlilik göstermesi bunları sağlamıştır diyebiliriz. Ve dikkat ederseniz batıda hakim renk tonu yeşil, doğuda ise hakim renk tonu kahverengi. O zaman biz batıdan yeşilden sarıya, sarıdan kahveye gittiysek ortalama yükseltimiz artar ve bu ister istemez batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamasının düşmesine neden olmuştur diyebiliriz. Biraz önce ne dedik? Türkiye'deki dağlarımız doğu batı yönlü uzanmakta. Peki neden Türkiye'deki dağlarımız doğu batı yönlü uzanıyor dersek bunun tabii ki de çok ciddi anlamda kolay bir ifadesi var. Peki nedir bu ifade derseniz arkadaşlar, sıkışma kuzey ve güney yönünden olmuştur. Yani bunu bir sonraki yıl 10. sınıfın başında inşallah hep birlikte işleyeceğiz. Türkiye'de özellikle levhalar kuzey ve güneyden. Buradan Avrasya levhası, buradan şöyle Arap levhası, buradan da şöyle Afrika levhası Türkiye'yi sıkıştırıyor ve Türkiye'deki dağlar doğu batı yönlü uzanıyor. Bundan dolayı kuzeyde ve güneyde kıta sahanlığı dar, batıda kıta sahanlığı geniştir. Özellikle batı kısmında limanların hinterlandı daha genişken kuzey ve güneyde limanlarımızın hinterlandı dardır. Deniz etkisi iç kesimlere sokulamaz. Özellikle batı kısmında bir tık daha iç kesimlere sokulabilmekte. Ve koy, körfez, liman sayısı kuzeyde ve güneyde az iken batımızda ise daha fazladır diyebiliriz. İç bölgelerimizde çok geniş bir karasal iklim görülür. Şunu da unutmayalım. Birazdan onu da söyleyeceğiz. Kıyı ile iç kesim arasında ister istemez kuzey-güney doğrusunda ulaşımda zor, yapımda maliyet diyebiliriz. Türkiye'nin ortalama yükseltisi fazla. Neden? Çünkü Türkiye genç oluşumlu bir ülkedir. Türkiye genç oluşumlu bir ülke olduğu için Türkiye'de deprem riski fazla. Maalesef ki biz bunları yaşamaktayız ve depremle uyumlu yaşamamız lazım. Binalarımızı depreme uygun, depremin yıkıcı etkisini azaltabilecek kalitede yapmamız gerekmekte maalesef. Volkanik araziler yaygın ama aktif volkanımız yok. Jeotermal potansiyelimiz yüksek. Yani yerin altından sürekli fokurdayıp kaynayan bir suyumuz var. Püskürük yani magmatik kayaçlarımız yaygın ve maden çeşitliliğimiz de fazla. Ve aynı zamanda bakın dikkat edin. Bor, uranyum, toryum gibi stratejik yeraltı kaynakları bakımından da Türkiye zengin bir ülke. Özellikle bunu da 2 yıl sonra işleyeceğiz. Türkiye toplam rezervi %72'lik kısmını içerisinde barındırır. Kimdir bu maden? Bor. Dünyada 100 kilogram bor varsa tahmini 72 kilogramı Türkiye toprakları üzerinde yer almaktadır diyebiliriz. Biraz önce bunları söyledik. Dedik ki bak Türkiye'nin en doğu kısmında Iğdır dil ucu var. Uç. En güney kısmında Hatay toprak tutan köyü var. En kuzey kısmına geldiğimizde Sinop İnceburun. En batı kısmımızda Çanakkale Avlaka burnu yer almaktadır diyebiliriz. Yukarıya dikkat et. Bunun temel sebebi nedir diyor. 1.
Türkiye'de 4 mevsim belirgin yaşanması diyor. Hatırlayacağım. 2. Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin görülmesi. Şimdi 4 mevsimi ben nerede şey yapmıştım hatırlayayım şöyle. Hatırladım. Batı cephesinden gelen 4 Akdenizli vardı. 4 mevsim Akdenizliler geliyordu. 4 mevsim orada mıydı? Ve Türkiye'nin ortada yer aldığını gösteriyor muydu bu? Orta kuşak o zaman. Birinci ifademiz Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığını kanıtlar. Aynı anda farklı mevsim özellikleri görülür diyor. Şimdi şunu düşün. Haberleri açtın. Dedi ki Türkiye, evet sayın seyirciler, bugün Türkiye 4 mevsimi bir anda yaşadı. Ve habere geçti. Habere geçtiğinde dedi ki Erzurum'da insanlar kayak yaparken, kayağın keyfini, kışın keyfini çıkarırken Antalya, Alanya'da turistler denize girdi. E o zaman Erzurum'da kış koşulları yaşanıyor, Antalya, Alanya'da yaz koşulları yaşanıyor. Bu neyle ilgilidir? Bu yeryüzü şekilleriyle ilgilidir. O zaman bu göreceli konum ifadesidir diyebiliriz. Yukarıdaki ifade mutlak konum ifadesidir. Bunu da unutmayalım. Sevgili arkadaşlar, geldik şöyle kısa hemen seri bir şekilde etkinliğimizi de bitirelim. Hatay'ın Samsun'dan sıcak alınması. Hatay nerede? Daha güneyde. Samsun nerede? Daha kuzeyde. Ekvatordan kutba doğru gidiyorsam o zaman bu mutlak konumumun sonucudur. Enlemle ilişkilidir. Batı rüzgarlarının etkili olması. Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığını kanıt gene mutlak konumumun sonucudur. Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin görülmesi. Spikeri unutma. Erzurum'da kışı yaşattı, Alanya'da yazı yaşattı. O zaman bu yeryüzü şekilleri göreceli konum. Akdeniz'deki tuz oranının Karadeniz'den daha yüksek olması, daha fazla olması. Akdeniz ekvatora daha yakın, Karadeniz kutba daha yakın. Ekvator kutup ilişkisi diyorsan bu mutlak konum özelliğidir. Ankara'nın yerel saatinin Balıkesir'den daha ileri olması diyor. Yerel saati biz Greenwich'e göre, boylama göre belirliyorduk. O zaman bu da mutlak konum ifadesidir. Kışın Rize'nin Erzurum'dan sıcak olması diyor. Rize daha kuzeyde, Erzurum daha güneyde. Kış döneminde Erzurum'un aslında mutlak konuma göre açıklasaydım daha sıcak olması lazımdı. O zaman burada göreceli bir şeyler var. Denizellik, karasallık yükselti var. O zaman bu göreceli konumdur. Doğuya gidildikçe sıcaklığın azalması yükseltinin arttığı anlamına gelir. Bunu enlem boylamla açıklayamam. Bu da gene göreceli konumumun bir sonucudur diyebiliriz. Oh çok şükür bugünkü dersimizi de bitirdik. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin mutlak konumundan bahsettik. Yani 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemleri arasında, 26 derece doğu, 45 derece doğu boylamları arasında yer alıyor dedik. Bunun bir takım sonuçları var dedik. Verilen bir ifadeyi bunlarla açıklıyorsan mutlak konumdur. Bir de göreceli konum vardı. Yani Türkiye'nin 3 kıtanın kesişimi noktasında olması, 2 kıtada topraklarının bulunması, İstanbul, Çanakkale boğazlarının varlığı. Yani aslında bu olayın Türkçe meali şu. Enlemle açıklayamadığımız her şey göreceli konumla açıklanır arkadaşlar, bunu da unutmayalım. Geldik, karşınızda günün güzel ödüllü sorusu var. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Biz bir sonraki hafta sizlerle birlikte hangi konu işleyeceğiz? Haritaya geçeceğiz. Harita nedir? Çeşitleri nelerdir? Yeryüzü şekillerini nasıl gösteririz diyeceğiz. Ve aynı zamanda sizleri unutmadık. Tabii ki yazılar da geliyor. Bizler bomba bir şekilde sizin öğretmenleriniz sizlere hangi soruları sorabilir? Bunun üzerinde çalıştık ve güzel yazıyı, hazırlık çalışması da yapacağız diyelim. Hadi bakalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.